Merhabalar, Tarih Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben İsmail Hocam, Doçent Doktor Zafer Duygu Hocamla birlikte gerçekleştirdiğimiz Tarih Söyleşileri YouTube canlı yayınları serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden diyorum çünkü bir süredir biz bu yayınları ara vermiştik. Ama hakikaten bu akşam bomba gibi bir yayınla karşınızdayız. Daha önce tabii bir sürü yayın yaptık birçok hocamızı ağırladık. Çok değerli yayınlar yaptık. İzleyenler gibi ben de bu yayınlardan çok istifade ettim. Ama bu akşam gerçekten özel bir yayın olacak yine bizler için. Uzun soluklu bir yayın yapacağız. Yaklaşık benim elimde şu an 15 soru var. Daha önceki hiçbir yayınımda bu kadar yoğun bir soru olmamıştı. Hakikaten güzel bir yayın bizi bekliyor. İzleyenlere de şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam e, İncillerin yazılışları, amaçları, kanon oluşturma oluşturmaları ve e, tahrifat meselesi üzerine konuşacağız. Çok değerli hocamız e, Hamburg Üniversitesi'nden Dünya Dinler Akademisi öğretim görevlisi Tuğrul Kurt hocamız bizlerle. E, Tuğrul hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam nasılsınız? Çok şükür Zafer Hocam'la bir programdayız yine. Heyecan verici güzel konular bizi bekliyor. Bakalım iyi bir program olur inşallah. İnşallah hocam bizim için de aynı şekilde. Zafer Hocam siz de hoş geldiniz. İsmail'cim merhabalar. Hoş bulduk. Senin de bahsettiğin gibi. Tuğrul Hocam sen de biliyorsundur. Biz Tarih Söyleşileri adı altında İsmail'le bugüne kadar Epey bir program yaptık. E, kaç yaptık? İsmail 15, 16 falan oldu mu acaba? O kadar ulaştık. Oldu hocam. Kadar. Yani bir 15 e, oldu galiba. Hı -hı. Evet. E, her bir programımızda birbirinden değerli e, uzmanları ağırlamaya çalıştık. E, spesifik alanlarda uzmanlaşmış isimlerle e, işte belirli konuları konuşmaya çalıştık. E, bugün de hakikaten e, çok çok ilginç bir konu. E, İsmail'in de bahsettiği gibi bizim için çok özel bir konu. Bunun sebebi hem bu akşam konuğumuz Almanya'dan çok uzaklardan bize katıldı ve bu alanlarda hakikaten çok yetkin bir isim. Dinler tarihi alanında çok yetkin bir isim. Ben kendisiyle daha önce de başka platformlarda bir veya iki program yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ama ilk defa burada ee, İsmail'in de söylediği gibi e, çok geniş kapsamlı e, birbirinden farklı e, konu başlıkları altında detaylandırmaya çalışacağımız bir program olacak. En azından öyle olmasını umut ediyoruz. E, bunu e, dinleyenlere yani bizi takip edenlere, e, Hazirun'a umuyoruz ki faydalı bir yayın olur. Tabii ben bir taraftan e, bu yayının altyapısını hazırlayan ee, ve aslında mutfağında çalışan e, İsmail'e çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi e, Tuğrul hocama e, davetimizi kabul edip e, bizimle bu akşam bize katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum e, izleyicilere de e, Hoş geldiniz diyorum İnşallah e, umuyorum ki faydalı bir program olsun İnşallah e, Zafer Hocam bu akşam e, farklı bir format da aslında deneyeceğiz. Çünkü daha önceki yayınlarımızda e, hocalarımıza sırasıyla ben e, soruyu yöneltiyordum. Ama bu akşam e, uzun e, soluklu işte konuyu her yönüyle ele alacağımız bir yayın olduğu için biraz bu yayınımızı şöyle yapalım dedik. Ben e, soruyu soracağım. E, hocalarım e, kendi açılarından e, sorulara cevap verecek. Dilerseniz yavaştan sorularımıza geçelim. İlk tamam. olarak şunu sormak istiyorum. Ee, öncelikle İncil ve Yeni Ahit kavramları hakkında konuşalım istiyorum. Ee, bu bağlamda İncil nedir? Ee, Kur'an bize İncil hakkında ne söylemektedir? Ee, Hristiyanlar İncil derken neyi anlamaktadırlar? Ee, bugün İncil ve Yeni Ahit kavramları niçin karıştırılmaktadır? Buyurun hocam. E, e, Turgul hocam, dilerseniz sizinle. Evet. Bence de e, bu soruya da tabii Tuğrul hocam çok geniş bağlamda cevap versin. Ben e, Tuğrul hocam müsaade ederse sadece birkaç cümleyle e, bir başlangıç yapmak istiyorum. Evet. E, sonra hocam sözü sana bırakacağım. E, bu sorunun cevabını senden detaylı almak istiyoruz. Şimdi bu soru neden önemli bizim için? E, çünkü e, özellikle Türkiye'de e, İncil ve yeni ahit kavramları birbirlerine çok karıştırılıyor. Bunu ben bugüne kadar işte yazılmış bazı eserlerde de gördüm, yapılan bazı anlatımlarda da gördüm. İncil 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 deniyor. Allah Allah diyorsun ya İncil nedir yani benim bildiğim dört tane İncil var, e, kilisenin kabul ettiği. E, hani diyorsun ki acaba hepsini bir İncil olarak mı kabul ettiler? Yok aslında bütün yeni ahit'i İncil olarak kabul ed ediyor. Yani e, İncil dedi aslında bütün yeni ahit yani. E şimdi tabii ki bu böyle değil. Bu e, İncil başka bir şey, Yeni Ahit başka bir şey, bir de İncil'ler var onun çoğuluğu o başka bir şey. E, bizim e, Tuğrul Hocam detaylarına birazdan girecektir. E, ben sadece çok kısa bir başlangıç yapayım. E, biz Müslümanlar eğer İslam dünyası perspektifinden bakacaksak İncil'in ne olduğuna dair bir fikre sahibiz. Allah vahyetmiş Hazreti İsa'ya İncil budur. Kur'an-ı Kerim'in buna dair verdiği tanım bu. İki tane tarafı var. Bir tarafı ilahi kudret, bir tarafı da Hazreti İsa. Yani Allah'tan Hazreti İsa'ya nazil olan vahiy külliyatı. Bizim İncil'den yani Kur'an-ı Kerim. Ben bunu anlıyorum, bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in şeyinden anladığım budur. Fakat Hristiyan dünya böyle anlamıyor. Her şeyden önce bunu bir arasına ayırmak lazım. Hristiyan dünya İncil denilen şeyden Hazreti İsa'ya inmiş olan vahyi anlamıyor. Yani bugünkü İncil muhtevasına yüklediği, İncillere yüklediği anlam da zaten bu değil. Hristiyan dünya e, bunların Hazreti bir kere vahiy olgusu diyor. Hazreti İsa'dan sonra başladı. Hazreti İsa zaten kendisi e, tanrısal bir varlık olarak onun bizatihi kendisi bir vahiydi diyorlar. Onun sonrasında e, işte e, Mesih'in insanlığa kurtuluş getiren ölümü eee ...bir takım yazarlar e, vesilesiyle, vasıtasıyla ki efendim kutsal ruh onlara esinlemiştir e, şeklinde bir yaklaşıma sahipler. E, onlar da o esini kaleme almışlardır, yazmışlardır e, ve e, bunlar e, bugüne kadar intikal etmiştir. Yani e, Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği, e, nazil ettiği vahiy külliyatı değil... E, i̇nsanlığa kurtuluş getiren haberin Mesih ile ilgili müjdenin ki markos İncil'inin başlangıç e, cümlesi de zaten öyle Mesih ile ilgili müjdenin yani kurtuluş haberinin e, Çünkü burada soteriolojik bir şey var e, insanlık ailesine duyurulması ve bu kutsal ruhun esinlemesiyle olmuş bakın e, iki muhatap burada farklı yani bizim algımızdaki şeyin e, farkı Peki yeni ait ne hayır Yeni ait daha başka bir şey daha kapsayıcı bir şey Hristiyanların kutsal kitabı, Hristiyanlar kutsal metin olarak bir taraftan, yani kitab-ı mukaddese e, iman ediyorlar. Kitab-ı mukaddes iki metinden, iki ana külliyattan, korpus'tan oluşuyor. Bir tarafı eski ahit, bir tarafı yeni ahit. Eski ahit ve yeni ahit ayrımı Hristiyanların Mesih'in gelişiyle birlikte kozmik, tarihteki kırılma noktasını, yani tarihsel süreci iki ayrımlarından e, neşet ediyor. Efendim onlar Yahudi kutsal yazılarını ki buna işte Tevrat da Torah da dahil ilk beş kitap eski ayıp diyorlar. Yeni ayıp dedikleri şey ise dört İncil yani Matta, Markos, Luka, Yuhanna sırasıyla mevcut. Sonra elçilerin işleri kitabı ki havariler çağını anlattığını kabul ediyorlar. Sonrasında mektuplar kısmı ki orada işte 13 mektup Pavlus ismini taşıyor. Bir takım Havarilere, öğrencilere ya da İsa cemaatinin ileri gelenlerine e, atfedilmiş e, bir takım mektuplar var. En nihayetinde apokaliptik bir metin var. E, vahiy denilen, Yuhanna'ya atfedilen. Yenahit dediğimiz şey bu. Yani İncil ve Yenahit, hayır İncil'lerin kapsayıcı daha büyük bir külliyat, korpus. Yenahit. E, buna da böyle bakmak lazım. Yani bu terminolojiyi. Öğrenmek, terminolojiyi doğru kullanmak e, gerekiyor. Her şeyden öncesi bu diyeyim ve ben e, sözü e, tur hocama vereyim. Evet hocam, e, en önemli kısımları söylediniz aslında. Yani sıkıntı şöylesi yani İncil sadece Yinahid'e İncil deseler yine diyeceğim ki anladım. Hani Hz. İsa'ya işte Hristiyanlığın kutsal saydığı, gerçi Hristiyanlar eski ayda de kutsal sayıyor ama işte ona İncil diyorlar. Öyle, öyle de değil. Mesela koskoca Karen Armstrong'un mükemmel kitabı Bible ile ilgili yazdığı kitabı Bible'ı İncil diye tercüme ediyoruz hocam. Yani biz artık yeni ahidi de İncil diye tercüme etmekle kalmıyoruz maşallah. Bütün Bible yani kitabı mukaddes, eski ahit ve yeni ahit yani 39 artı 27 kitabı İncil olarak görüyoruz. Halbuki o toplamda 66 kitabın içerisine 4 tanesini İncil diyoruz. Dolayısıyla problemimiz aslında çok daha çok daha vahim. Tabii şimdi ona birazdan geleceğim. Şundan kaynaklanıyor olabilir. Daha doğrusu muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Kur'an'da Hz. İsa'ya verilen şeriatla ilgili veya işte kutsal kitap. Artık kitap iki kapak arasında kitap mı onu mu anlayacağız? Yoksa vahiy bütünlüğünü mü anlayacağız? Onu birazdan değerlendiririz hocam. Ama muhtemelen oradan işte ona gelen İncil, işte İncil daha böyle yaygın derken işte hani şey vardır ya Galatı meşhur, Lugatı Fasihadan evladır diye böyle bir yanlış bir Galatı kullanıyoruz doğru diye. Çok vahim yani çünkü derdini anlatamıyorsun. Yani şimdi evet eski ahide de İncil demek zaten bir sıkıntı ama sizin dediğiniz gibi hocam yeni ahide bile İncil derken şey yapamıyorsun, karıştırıyorsun. Çünkü aralarına çok farklar var. Yani mektuplarla işte bir Matta İncil'inde yazanları bir görmüş oluyorsun. Bu da büyük sıkıntı. O yüzden kavramlara biz Kant'ın felsefesine uyaralım. Claire et Önce bir kavramları böyle açıklık getirip böyle bir yerli yerince kullanmaya çalışalım. Tuğrul Hocam çok özür diliyorum. Lütfen devam et. Aklıma bir şey geldi. Evet. E, bilmiyorum sen e, hatırlayabiliyor musun? Eskiden Türkiye'de İzel Çelik Ercan diye bir şarkı grubu vardı. İzel Çelik Ercan. Evet. Şimdi Ercan Saatçi hem bu grubun merkez üyesiydi hem de ayrıca Ufuk Ercan diye ya da Grup Vitamin diye başka bir grup vardı. Ve orada da e, hem şarkı sözü yazıyordu hem şarkı söylüyordu. E, sonra Grup Vitamin dağıldı. E, o grubun e, solistlerinden bir tanesi rahmetli oldu. E, Allah rahmet eylesin. E, tabii o daha o süreçte Ufuk ve Ercan ayrı bir grup oluşturdular grup vitaminin devamı hatta şifa niyetine diye bir albüm yaptılar yani bir tarafta İzel Çalık Ercan bir grup ve müzik söylüyorlar müzik yapıyorlar öte tarafta e, Ufuk Ercan e, ayrı bir grup Ercan her iki grupta da var şimdi o kadar çok birbirine karışıyor ki Ufuk Yıldırım e, yani ikinci gruptaki şey anlatıyor diyor ki bir gün diyor arabada gidiyorum diyor yolda durduk Hani her şey birbirine karışmış ya şeye çorba gibi olmuş ya. Yoldan geçen bir adam bakmış ufuk yıldırımı görünce demiş ki "Aa" demiş. "Bakın" demiş. "İzel Çelik Ercan." <laughs> evet. Evet hocam yani bu mesele burada gülüyoruz ama bunun teolojik yapmak istediğinde çok karışık oluyor. Güzel bir örnek oldu hocam. Evet. Yani böyle <laughs> bir katkı <dikkatli> olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu hikayeyi hiç unutmuyorum. Evet. Hocam kusura bakma böldüm tekrar söz sende. Estağfurullah hocam. Ee, o yüzden hani açıklık getirmek gerekiyor. Yani e, Hristiyan kutsal kitabı dediğimizde ki biz buna kutsal kitap diyoruz ve kitab-ı mukaddes eski Türkçe ile. Şöyle sıkıntıyla ben tecrübelerim ona dayanıyor. Kutsal kitap dememiz lazım veya kitab-ı mukaddes dememiz lazım deyince böyle bir herhalde bir Müslüman refleksi bir özellikle ilahiyatta ders verince bir ilahiyatçı refleksi hocam bizim için kutsal değil ki ona kutsal diyeyim. Halbuki orada hani kutsal kitap küçük yazılmıyor. isimleştirilmiş terim olmuş. Dolayısıyla bu bağlamda kutsal kitap denilmesi lazım. Onun içerisinde sizin de buyurduğunuz gibi eski ahit vardır ve yeni ahit vardır. Burada özellikle bu isimlendirme eski ve yeni ahit Hristiyanlara ait bir şeydir. Aynı zamanda Hristiyanların Yahudiliğe tutumunu gösterir. Yani şunu demek istiyor. Eski, kötü, geçersiz, tamamıyla değil. Ama adı üstünde eski. Yani bunun bir update'i var. Burada yazı, yazılan şeriatların artık bir update'i var. Artık bir yeni versiyonu var. Daha bizim için birinci yerde bizim sorumlu olduğumuz bir update'i var. İşte o yüzden yeni antlaşma e, ve yeni ahitleşme. Bunu da e, terim olarak yani her ne kadar yeni ahit, ee, yeni ahit külliyatının içerisinde yani incilerde, mektuplarda vesaire daha doğrusu kullanılsa da ama terim olarak kullanılmıyor, kavram olarak kullanılıyor yeni bir ahitleşme ama bunu bir terim olarak ilk defa ikinci, üçüncü yüzyıl belki Tertüyanos, belki Origenes, belki onlar sistematik kullandı diyebiliyoruz. O bile erken olur aslında ama yine e, bu şekliyle sistematik bir kullanımı e, kullanımı olduğunu görüyoruz. Yeni ahit derken tabii bunu söylerken yine ahit buradaki sadece işte eskisi geçersiz yenisi yeni oldu değil. Bir de ahit kavramının kullanılmış olması. Yani benim için bu kelime analizleri bana hani retorik okuması diyoruz ya buna. Değerli Kürşat Demirci Hoca çok sever bu kavramı. Çok güzel retorik okuması. Yani ne yazıyor ne demek istiyor. Neden yeni ahitleşme veya yeni antlaşma dedi de başka bir şey demedi. Ee, özellikle buradaki o Yahudi şeriatındaki Tanrı'nın insanlarla belli dönemlerde yapmış olduğu anlaşmalara vurgu yapıyor. Ve demiş, demiş oluyor ki buradaki yapılan anlaşmalar da artık geçersiz. Yani eğer Tanrı'nın yeni bir halkı, Tanrı'ya hizmet edecek olan yeni bir şey arıyorsan işte bu yeni ahitle birlikte işte İsa Mesih'e e, dayandırıyorlar. Dolayısıyla yeni ahit kavramı Hz. İsa ve sonrası aslında Hz. İsa ve demek de yanlış. Hz. İsa sonrası. Çünkü ee, yanılmıyorsam Marcos İncilindeydi. Mesela çok enteresan. Bu ben e, Hamburg'dan önce Frankfurt'ta 3 yıl Protestan İlahiyatta araştırma görevliliği yaptım. Orada da hani çok böyle ilahiyatta ilahiyat tartışmaları olduğunda e, buna çok vurgu yapıldı ve oradaki ilahiyatçıların da vurguladığı şöyle bir şey vardı çok enteresan. Diyor ki mesela Markus'dan hareketle diyorlar ki Hristiyan ilahiyatına aslında e, şeyi kastediyorum Messianic secret yani mesihi bir gizem. Ne demek bu? Her ne kadar İncil'lerde yani yeni ahit daha doğrusu yeni ahit külliyatının içerisinde Hazreti İsa'nın mucizelerinden daha doğrusu Hazreti İsa demeyelim Hristiyanlar yeri olduğu için İsa Mesih. İsa Mesih'in mucizelerinden bahsetse de onların hiçbirisi aslında Tanrı olduğunu ispatı değildir. Yani onlar sadece böyle talih ikinci ispatlardır. Asıl ispatı onun çarmıha gerilmesi yani bu dünyadan ayrılmasıyla birlikte resurrection bütün bu kavramların işte derin o trajedi Hristiyanlardaki düşünce asıl o zaman başlar. Vahiy de o zaman başlar ki onlar vahiy demiyor esinleme diyor. Kutsal ruhun işte bizi yönlendirmesi diyorlar. Aslında burada başlıyor. Yani bu da gizli. Bugünkü yaptığımız işlerde ne kadar İsa Mesih'i ve kutsal ruhu içimizde hissediyorsak o kadar vahyin doğrultusuna inanmış oluyoruz. Katolik kilisesine bu çok daha belirgin bir hiyerarşi var. Papa, papanın işte görevlendirdiği e, din adamları sınıfı. Protestanlar biraz daha farklı yorumluyor. Onlar Kutsal Ruh'la birlikte olma, Holy Spirit ritüelleri vesaire bağlamında ama e, bunu bununla birlikte yeni anlaşmanın asıl İsa'nın çarmıha gerilmesiyle birlikte başladığı söyleniyor. İşte bu süreci de yine de hayatı da yine de tabii ki önemli olduğu için aslında bu onun hayatını anlatan işte bizim tasniflerde de işte tarihi kitaplar diye de yeni ahidin içerisinde tarihi kitaplar diyebileceğimiz dört tane İncil artı e, Luka'ya Luka atfedilen elçilerin işleri bunlar işte bir oluyor işte ama dördüne biz İncil diyoruz. Asıl ama şey arayacağımız yani Hristiyanlık kendini nasıl tanımlıyor? Paulus'un mektupları. Çünkü reception history dediğimiz yani kavram kullanım açıklıyorum. Yani bu vahyin veya İsa'nın bu hayatının bize yansıması nasıl oldu? Sonrasında ne oldu işte bu mesyanik, mesihi gizem? Nasıl telakki edildi sorusunu mektupları cevaplıyor. Bundan dolayıdır ki Paulus, birazdan Paulus hakkında da konuşabiliriz. Sizin çok önemli teorileriniz var Paulus'la ilgili hocam. Paulus'la birlikte bu yeni ahide tekrar bir yeni iğme kazandırılıyor. Dolayısıyla ne dedik? Toparlıyorum cümlemi. Kur'an bağlamını değerlendirmeye geçmeden önce. Yeni ahit dediğimiz özellikle bir polemik içerik içeriği vardır. Yahudilere karşı özellikle polemik vardır. Yani yeni Tanrı'nın nesli biziz. Bu yeni ahidin içerisinde de özellikle İncil'ler önemli olsa da Paulus'un mektuplarıyla birlikte bu Hristiyanlıktaki vahiy anlayışını anlamış oluruz. Son bir, bir örnek vereyim. Almanya'da en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Gerçi bunu Türkiye'de de yaşıyoruz. Ee, vahiy vahi inancı sıkıntısı var burada. Yani bizde vahiy, Kur'an nettir ya Allah'ın işte Cebrail üzerine, Onun şeyi kelami tartışmalarına girmiyorum. Doğrudan mı Cebrail mi Arapça işte Allah ilahi bir dili Arapça çevirdi peygambere geldi. Onu o tartışmaya girmek sizin. Allah'tan peygambere bir vahiy geliyor. Bu vahiy sözlüdür peygamber döneminde ama yazıya geçiriliyor, muhafaza ediliyor. Hristiyanlarda ise İncil'ler bağlamına dediğimiz zaman mutlak manada İslam'daki anladığımız vahiy inancı yok. Biz bunu anlayamadığımız için ya işte İncil'lerde ama Hristiyanlar diyor ki burada ya İncil'in o kısmını mı diyor ki Luka, ya bana göre Luka saçmalamış diyor. Aa nasıl der bu işte dinlen çıktı. Öyle bir şey yok ki yani adamın öyle bir iddiası yok. Çünkü esinleme üzerine Luka Biraz daha böyle Romallara yazıyor. Biraz daha böyle üstün taba yani tanrıdan korkanlar zümresine sahip muhtemelen Teosebes, Biraz daha böyle dili, Grekçe dili daha güzel. Ama Matta'ya baktığınızda biraz daha böyle sanki İbranice konuşuyordu da işte ve Markus o sonradan Grekçe'yi işte şey almış. Böyle yabancı bir dil. Native speaker değil de böyle yabancı dil gibi almış. Bunu anlamamız lazım. Onu bunu anladıktan sonra daha rahat e, konuşabiliyoruz. eee yani yeni yeni ahit ve İncil bağlamına söyleyeceklerim bu kadar. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyelim. Kur'an'da nasıl anlaşılıyor? Biraz Har Harika harika özetledin hocam, harika özetledin. Yani e, burada e, her şeyden önce vahiy olgusunun e, bizim anladığımız manada bir vahiy olmaması bence altı çizilecek noktaydı. E, senin de söylediğin gibi tabii Luka İncil'i e, native speaker gibi değil de ee, yani şey özür diliyorum diğer İncil'ler çünkü Luka'yı değil mi? Dil bakımından diğerlerinden ayıran bir yaklaşım bilim dünyasında çok ağırdır. Hani e, Matta'nın Yahudi boyutu çok daha ön plana çıktığı söyleniyor. Marcos ve Yuhanna için de o yorumlar var. Teolojik açıdan değil, dilsel anlamda söylüyorum. Çünkü teolojik açıdan baktığında Yuhanna İncil'ini ayırman gerekiyor. E, sinoptik kapsamın dışına çıkartman gerekiyor. Evet. E, fakat çok çok haklısın. E, Luka İncil'ini burada ayrı bir yere koymaları çok önemlidir. E, diyelim hocam katkı anlamında söyleyeceğim ekleyeceğim bir şey yok e, Kur'an'ın anladığı manada İncil olgusunu senden dinlemek isteriz e, sorunun zaten ikinci bölümü de oydu hı hı. Evet şimdi o kısım işte ilgi çeken bizdeki yanlış anlamaya sebep olan ikinci ayağı olayın kavram salatası haricinde e, ikinci olay da İncil'in kendisi işte hani şimdi zihnimizde neydi bizim az önce tanımladığımız gibi değil Zihnimizde şu var. işte bunların hepsi Tanrı'nın e, Hazreti İsa'ya verdiği şeriat, şey daha doğrusu vahiy, Bu vahiyenin yazıya geçirilişi zihinde böyle telakki ediliyor. Luka, vahyin yazılması. Hani bizdeki Bakara suresi gibi mesele telakki ediliyor. Yanlış anlaşılmasın. Hani Kur'an şeyi kıyaslamıyorum anlaşılsın diye söylüyorum. İşte bu hata üzerine devam eden bir görüş var bana göre. O da Kur'an'da İncil denildiği zaman iki kapak arasına getirilmiş bir kitap beklentimiz. Yani ki aslında biz bunu Kur'an için de yapamıyoruz. Kur'an ilk başta sözlü olarak indi, daha sonra yazıya geçirildi. Ama biz bunu İncil'lerden de beklediğimiz için veya Kur'an tekil kullanır İncil. Bunu Kur'an'dan da bekliyoruz ve iki kapak arasına verilmiş bir kitap olarak telakki ediyoruz. Hatta bu bu görüş de şöyle tamamen hani uydurma değil. Çünkü Kur'an buna çok müsait böyle yorumlamaya yani Arapçanın derinliklerine girmeden böyle yüzeysel bir tercüme yapıldığını evet o geçiyor çünkü nasıl geçiyor Meryem suresi Hazreti Meryem Hazreti İsa işaret ediyor eşaret ileyke aynı keyfen kelimem kanı film methsabiye قال اني inni Abdullah Hazreti İsa cevap veriyor diyor ki inni abdullah ben Allah'ın kuluyum eteni kitabe cealenin nebiye bana bir kitap işte verildi veya verilecek eee ve ben hani bir nebi peygamber kılındım deniyor. Buradaki kitap, Arapçada kitap denildiği için Türkçe'de biz tercüme ettiğimizde kitap diyoruz. Halbuki Arapçada kitap, e, bunun fiili de ketebe. Mesela ketebe illa yaz, yazıldı değil. Mesela kütübe aleykumus siyam, size oruç farz kılındı. Bak orada kütübe farz kılındı. Yani bir şeriat ilkesi var. Oruç tutacaksın. O size aktarıldı demek kütübe. Dolayısıyla kitap mutlak manada iki kapak arasına getirilmiş yani şu şekliyle anlaşılmaması gereken bir şey. Nitekim Kur'an'ın İncil'i her kullandığı yerde yaklaşık 12 yerde geçer İncil kavramı. Bunu her kullandığı yerde aslında bunu görüyoruz. Yani hatırlatıyor ama aslında Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatın içerisinde ondan sonra buna İncil diyor. Dolayısıyla Kur'an'daki hani bu kullanımı doğru yerli yerince kullanmak lazım. Bir de enteresandır. Mesela İncil kavramı 12 defanın geçiyor dedik. 11 defa Medine'de geçiyor. Bir defa Mekke'de geçiyor. Yani hani şimdi burada dinleyicilere de belki Kur'an'a nasıl yaklaşım, Kur'an'a yaklaşım metoduyla ilgili hangi konuyu ele alırsanız alın mutlaka kronolojik ele alınması gerekiyor. Yani sadece Mekki medeni ayrımı değil Mekke'nin içerisinde de hangisi önceyinde ne oldu sonra ne oldu. Bunu yaptığınızda resim çok farklı bir resim çıkıyor karşınıza. Mekke'de sadece bir yerde geçiyor. O da çok enteresan. Araf suresi bağlamında geçiyor. Araf kaçtı? 100, 157 olması lazım. Şimdi yanlış rakam vermeyeyim ama Araf suresinde. Orada peygamberin ümmi olduğundan bahsediyor. Ve diyor ki işte bu ki ümmilik hocam okuma yazma bilmemek demek değil. <laughs> o da çok yanlış anlıyor, anlaşılıyor. Yani burada da yine Kelimenin etimolojisine bakıldığında ümmi evet anneye ait işte okuma yazma bilmeyen anlamı da var. Ama İbranice'deki umot ha olamdan gelir. Yani İsrailoğullarından olmayan peygamberler için kullanılan bir terimdir. Umot ha olam oradaki ümmi kelimesi yani İsrailoğullarından olmadığı halde Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti Peygamber aslında e, dolaylı olarak müjdelenir demesi bağlamında İncil'ler zikrediliyor. Ondan sonra Medine'ye gelindiğinde farklı kontekslerde Hazreti Peygamber'le tartışmaya giren Hristiyanlara ya siz öyle diyorsunuz ama kendi şeriatınızda da bu böyle. Siz öyle diyorsunuz ama işte kendi şeriatınızda da böyle. İkinci boyutu bu. Son boyutu da üç boyutta ele alınabilir. Üçüncüsü de yine ikincisiyle alakalı. İncil'in geçtiği yerde genelde şunu da görüyoruz. Ehlül İncil dediği zaman yani İncil ehli ee, olumlu bir resimle karşımıza çıkıyor. Yani sadece eleştiri değil. Yani gerçekten İncil'in o İncil'de yer alan şeriatın hakkını veriyorsan o zaman seninle ilgili olumlu bir resim çıkıyor Kur'an'da. Dolayısıyla Kur'an'ın aslında zaten burada da Hristiyanlara eleştirisi gerçi tahrif meselesine ayrı konuşuruz ama asıl eleştirisi ya siz Kur'an hakkında demagoji yapmayın. Yani siz önce bir eğer illa şey yapmak istiyorsanız siz önce bir kendi şeriatınızda yapanı yapın. Ondan sonra bak Kur'an'ı konuşalım. En önemli eleştirilerden bir tanesi de İncil bağlamlı Kur'an'ın bu. Benim hani kısaca aktarabileceğim bu hocam. E, Peki. Pe o, o, Yo eklemek istediğim bir şey değil ama hocam şu şeyde hem fikiriz herhalde değil mi? Yani. Hani e, senin anlatımından benim anladığım ki zaten birçok kişinin anladığı şey de bu. Yani e, bunun mutlaka İncil ifadesinden bir musaf, bir e, iki kapak arasında bir e, şey sonucunun çıkmayacağı ki sen Ketebe fiili üzerinden işte onu güzelce açıkladın, izah ettin. Hatta oruç yani yazılmıştır şeklinde şey e, ter tercüme şeyi. E, fakat e, burada tabii e, işin teolojik yani vahiy ile ilgili boyutunda da bir e, şey var. Yani Bizim İncil dediğimiz şey, Kur'an-ı Kerim'in İncil dediği şey, Allah'ın Hz. İsa'ya nazil olan ayetleri o külliyatın ismi. Öyle mi değil mi? Bilmiyorum bu konuda bir şeyin var mı hocam? Aynen hocam. Yani külliyattan kastımız ilkeler bütünüyse, evet kesinlikle ve yani şu mesela soruluyor, ben bu soruyu hani bu soruyu da anlıyorum ama peki o zaman orijinal İncil nerede? hani bu soruyu cevaplamak bence şöyle şimdi tamamen inanan bir Müslüman olarak cevap veriyorum. Hani bunun akademik boyutuna tabii ki bu tartışılır. Tartışması da gerekiyor. Hani ilahiyat alanı ve akademik alanda her şey tartışılabilmesi lazım. Hani o konuda sınırlandırma koymamak lazım. Ama bir inanan için aslında bu soruyu cevaplamak çok kolay. Kur'an'ın içerisinde. Yani zaten Kur'an'da hani musaddik bir de müheymin diyor. İki tane vasıf veriyor öncekilerin şeriatı. Yine Ali İmran suresi Elif Lam la ilaha kayyum. aleyke'l kitabe bil hak. Bil hak lima beyne yedeyhi. İşte sana Kur'an'ı işte daha önce senin elinde bulunan İncil ve Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdim diyor. E doğrulamadığı, değiştirdiği hususları da müheymin. E, onu da biz öğreniyoruz. İşte mesela Yahudi şeriatında Şabat. O artık yok. Eskiden vardı. Evet Allah da diyor eskiden ben ila, İslam şeriatı yani geniş manada İslam şeriatı dar manada İslam şeri İslam kavramını kastetmiyorum. Geniş manada İslam eğer monoteizm ise yani geniş manası odur. Mutlak monoteizm. Bu bağlamda o zaman evet eskiden yapılması gerekiyordu. Şimdi bu kalktı gibi. Dolayısıyla inanan bir Müslümanın aslında bunun peşine koşmasına çok gerek yok. Ben acizane öyle düşünüyorum. E, Tuğrul Hocam, e, konu bağlamında son olarak şunu söyleyeyim. Bu konunun üzerinde bu kadar çok durmamızın sebebi şu. Şimdi e, şöyle bir yaklaşım söz konusu ve ben e, tahmin ediyorum. E, yani Türkiye'de tabii ki özellikle misyoner çevreler tarafından e, bunun propaganda edildiğini düşünüyorum. E, tabii e, kimseye de e, şeyimiz yok. Yani isteyen istediğini söyleyecek, propaganda edecek bunun şeyi yok ama hani entelektüel anlamda tartışılması da gereken bir şey. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'e iman etmek demek, efendim İncil'ler de geçiyor burada, İncil ifadesi de geçiyor. E, i̇şte iki kapak arasında gibi algılayıp, e, e, yani yanlarında bulunan ifadesinden ya da buna benzer bir takım ifadelerden hareketle, e, efendim bütün bu yeni de iman edilmesi gerekir. E, gibi bir yaklaşım söz konusu. Şimdi bunu söylediğimiz zaman, yani neden bu ayrımları yapıyoruz? Hocam şimdi, bir kere her şeyden önce yeni ayetin içerisinde bu kitabı domine etmiş Pavlus diye bir adam var. Şimdi Pavlus'un mektuplarına baktığınız zaman eğer bunu rasyonel bir gözle ayrı bir bağlamda okursanız ve Hz. İsa'nın yine yeni ayetteki öğretilerini ya da Kur'an-ı Kerim'in bize çizdiği çerçeve içerisinde Hz. İsa'nın öğretilerini ayrı bir bağlamda otur, okursanız bunları bağdaştırmak çok güç. E, Pavlus zaten başlı başına tartışılan bir adam. Pavlus'un e, teolojik iddiaları e, henüz yaşadığı dönemde çok büyük çalkantılara, tartışmalara sebep olmuş. Yaşadığı dönemde, Pavlus'un yaşadığı dönemde. Yani yeni ayet kitabına rasyonel bir gözle baktığınızda onun havarilerle çok derin anlaşmazlıklar, çok derin kopukluklar yaşadığını, havarilere karşı adeta bir başkaldırı şeyi içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Ve bu bugün birçok bilim insanı tarafından da dile getirilmiş bir şeydir. Yani sadece bizler tarafından değil. Yani bugün biz, hani sen biraz önce hocam söyledin ya, ben de birebir seninle aynı fikirdeyim. Bilim dünyasında her şey konuşulabilir, her şey tartışılabilir. Bunun sınırı yok. Ama bir Müslüman açısından bakıldığı zaman şöyle bir şey de söz konusu değil. En azından onu netleştirelim. Ya da en azından fikrimizin ne olduğunu ifade edelim. Yani ben en azından öyle düşünüyorum ama senin o anlamdaki fikrini merak ediyorum. Yani biz Müslüman isek Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorsak bu Pavlos'un halüsinasyonlarına da iman edeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani bunu e, lütfen e, bir düzeltmek lazım. Yani Ve insanların da bu anlamda zihinlerinde bir berraklık yaratmak gerekiyor. E, bu konuyu bu anlamda önemsiyorum. Yapmış olduğumuz bu terminolojik açılımı e, ve e, belki bu ayeti kerimelerden ee, ne gibi sonuçlar? Bakın hayır sadece o sonuçlar çıkmıyor. Böyle böyle sonuçlar da çıkabiliyor e, noktasında. E, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum en fikir miyiz Turul Hocam? E, benim gibi mi düşünüyorsunuz? Evet kesinlikle hocam. Yani kastettiğim de aslında oydu. Hani bir takım misyonerlerin hani veya Müslüman çevreden de bunu söylemeleri. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bunda yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ama Biruni'nin tasnifi burada. Çok güzel. Biruni mesela et tahkik malil Hind, Yani Hinduizmi aslında Hint dinini ele aldığında diyor ki bak biz şimdi Hinduizmi ele aldığımız zaman şu soruyu önce sormamız lazım. Bir avam ne diyor bir havas ne diyor. Yani bunların ilim adamları ne diyor? Yani bunu çünkü teorik zeminini bunlar konuşuyor. Bunlar ne diyor? Bir de insanlar ne inanıyor? Ben de hani Hristiyanlık bağlamında veya yeni ahit, İncil'ler her neyse... Bu bağlamda bu İslami araştırmalar için de geçerli o yüzden az önce ayırdım. Bunları konuştuğumuzda benim inandığımla ilahiyat alanında bunun üzerine yapılan tartışmalar bilimsellik vesaire bunlar ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Yine gelelim e, soruya e, ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani bir Müslüman açısından e, eğer işte e, İncil de sizin için de kutsal kitapsa e, o zaman yeni ayet külliyatına uymanız lazım. İşte tam Kur'an bunu demiyor Kur'an işte o yüzden İncil'ler demiyor. İncil diyor. İncil de iki kapak arasında değil. Hazreti İsa'ya verilen şeriat. E, az önce dedik ki Hristiyan ilahiyatına göre dört İncil'ler de olsun. Paulus'un mektupları da olsun. Hazreti İsa'ya Allah tarafından verilen vahyin yazıya geçirilmesi değil. Mesela Yahudiler de öyle. Her ne kadar Musa'ya yaz, Musa'nın yazmış olduğuna inansalar da Pentatökü yani beş kitabı, Tevrat'taki beş kitabı. E, Motomat onlarda biliyorsun hocam şey kutsal. Şeyi bile elleyemiyorsun. Böyle hani bir yat var böyle bir elleri var. Öyle eliyorsun o kadar kutsal. Hani Hristiyanlar tam bunun zıttında yer alıyor. Onlar hayır diyor. Bu bu esinlenme diyor. Dolayısıyla Hristiyanların bile mutlak manada vahiy demediğine hani Müslüman açısından niye bugünkü elimizdeki şeye vahiy diyelim. Ben onu kastettim. O yüzden hani İncil'lerde ne vardı merak etmek isteyen işte Hz. İsa ile ilgili ayetlere bakılsın. Orada birçok şey söylüyor yani annesine iyi davranılması gerektiği işte mutlak manada tevhidini yani hepsini yazıyor söylüyorum evet. Turun Hocam teşekkür ediyorum evet şu anda bizi takip edenler alttan yazıyorlar onu da bir taraftan baktım şey mi diye arkadaşlar daha yeni başladık yani bu akşam dediğimiz gibi uzun bir program olacak İnşallah Allah nasıl kısmet ederse birçok soruyu cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince Turun Hocam'a da teşekkür ediyorum hakikaten nokta atışı çok nokta atışı tak tak diye cevap veriyor ee, bizi takip edenlere tekrar selamlarımı gönderiyorum ve sözü yeniden İsmailciğime bırakıyorum İsmailcim Sen deyiz e, hocam hakikaten böyle e, güzel bir giriş oldu konuyu Aslında bu akşamki konumuzu genel hatlarıyla da içeren bir e, giriş oldu ben çok teşekkür ediyorum e, Tabii e, bu genel hatlarıyla girdiğimiz konulara e, sorularla daha detaylı şekilde gireceğiz ama hemen öncesinde şunu sormak istiyorum. Yunanca kanon kavramı antik çağda ne anlama gelmekteydi? Mevcut İncil metinlerinin ve yeni ayetin kanonizasyon süreci nasıl işlemektedir? Kanon kriterleri ne olmuştur? Tuğrul Hocam dilerseniz sizinle devam edebiliriz. Evet, evet. Çok ha. özür diliyorum Tuğrul Hocam, evet. çok özür diliyorum. Bu soruyu da olduğu gibi senden dinlemek istiyoruz. Ee, belki ikinci sorunun ikinci bölümü yani yeni ayetin kanunlaşması süreciyle ilgili benim katkılarım olabilir. Senden dinleyeceğiz. Sadece e, burada e, benim e, kutlu Akal'ınla bir kitabımız vardı. Kristolojiye giriş diye. E, burada bir sözlük kısmında e, Kanonla ilgili Tuğrul Hocam müsaaden olursa e, burada birkaç cümleyi paylaşmak istiyorum. Belki hem onun üzerinden hem de senin ilavelerinle seni geniş çaplı olarak dinlemeye çalışacağız. Yunanca kanun, kural cetvel ölçü sopası. Böyle bir terim anlamı olduğu üzerinde biz durmuşuz. Temel olarak anlamı kabul edilmiş ilkeler ve yine teamüllerle oluşturulmuş listedir. Fakat tabii literatürde farklı kullanımları bulunuyor. Kitab-ı mukaddesi oluşturduğu kabul edilmiş yazılar listesi kitab-ı mukaddesi oluşturduğu farz edilen yazılar listesi. İşte e, bunun yanında daha spesifik anlamları var. Taktisler ve ayin usulüyle ilgili kurallar bütünü, kilise hayatı ve disiplinleriyle ilgili kurallar bütünü, erken dönem kilise konsillerinde uygulanması benimsenen kuralların her biri. Çünkü biliyorsunuz mesela atıyorum 325 İznik Konsili, 381 İstanbul Konsili, o konsilde idari, e, değil mi? içerikli veya teolojik içerikli bir takım şeyler var. Üç numaralı kanonu denir mesela. Konsili şu kanonu falan dedi. Ya da kiliselerde işte kabul edilmiş bir takım te şeyler. Tabi buradan kanonik ifadesi de var. Yani kanonik. O da yine Yunanca kanonikostan geliyor. Kabul edilmiş. Ee, burada bizim tespit edebildiğimiz e, en erken e, şey en son e, Papa Gelasius'un e, kararnamesiyle e, Hristiyanlar açısından eski ve inayet metinleri kanon olarak kabul edilmiş. Buna tabi birazdan detaylara gireceğiz. Orada dördüncü yüzyılın ikinci yarısında toplanan bazı e, konsiller özellikle e, zikredilmesi gerekiyor. E, ben e, buradan e, sözü alarak yine Tuğrul Hocam'a e, şeyi devrediyorum, sözü devrediyorum. Hocam sen sendeyiz, buyur. Evet, e, hocam aslında çok güzel oldu. Böyle iyi oluyor. Sizin böyle input, şey içerik verip o nasıl üzerine konuşmamız gayet iyi. Bu, bu sistemle devam edelim. E, evet, yani kanon hakikaten böyle ölçülü. işte çerçevesi belli. Önü arkası belli. Hani belirlenmiş anlamında. Bunun içerisinde bence Grekçe o kavramın en belirgin özelliklerinden bir tanesi kanun, ka, canon dediğimiz içerisinde kanun yani resmi olarak belirlenmiş ifadesi önemli. Neden önemli? Çünkü resmi olarak belirlenmiş yani kim bir şeyi resmi olarak belirleyebilir? Belli otoriteler. Eğer biz kanonizasyon sürecinin dördüncü yüzyılda başladığını düşünürsek bu otoriteler kim olacak? İşte kilise babaları olacak veya yani ve ve de veya yani hem ve hem veya ee, kilise babalarıyla birlikte e, siyasi otorite yani Roma. Dolayısıyla burada kanon kelimesinin içerisinde e, iktidar demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın anlaşılmasın ama otorite ne diyorsa o demek. Yoksa kanon doğru veya yanlış. Mesela bu da yine yani biz birçok şeyi İslam'la karşılaştırıyoruz. Bu güzel olabiliyor ama bu bizi yanılgılara da düşürebiliyor. Kanon, sahih, zayıf veya uydurulmuş hadis işte ve uydurulmuş rivayet, mütevatir rivayet, kabul edilmiş rivayet. Bu demek değil. Otorite geliyor işte konsilerle birlikte başlıyor. Diyor ki benim bana göre işte benim kriterlerime aslında siyasi kriterlerim de ona başka şeyler diyorlar. İşte İsa ve Ortodoks inanç diyorlar, havarisellik diyorlar, işte yaygın kullanım diyorlar ilhama dayalı olacak vesaire de 4-5 tane böyle şey sayılıyor ama aslında resmi olması. Dolayısıyla kanonizasyon süreci resmileşme sürecidir. Dolayısıyla bu kavramın içerisinde de olayın siyasi bir boyutu olduğunu görüyoruz. E bu da bizi nereye götürüyor? Demek ki bugün mesela sadece 4 İncil üzerinden gidelim mektupları bir kenarda bırakalım e sadece 4 İncil bağlamını ele aldığımız zaman o zaman sadece 4 İncil yok veya bu dört incir mutlak manada mütevatir rivayet edildi anlamında değil. Otorite buna karar verdi, bu ele alındı. Bunu kıyaslasak kıyaslasak neyle kıyaslarız? İslam tarihine en fazla ee, Kur'an'ın değil Musaf'ın kanalizasyonu. Hani biz o hata yapıyoruz. Kur'an iki kapak arasında okuduğun anda Kur'an oluyor ya. O yüzden Kur'an'ı okumak, sünnet dinlemek farz okunduğu anda. Bu hani Hazreti Osman ve sonrasında işte lehçelere göre de yazılımlar oluyor. İşte yedi tane şey belirleniyor. Deniliyor ki Kufe'de bu kullanılsın. Bu demek değil ki işte öteki Kur'anlar farklı. Hani bu kullanılsın. Diğer lehçeler olanlar kullanılmasın. Bu işte kanonizasyondur. yoksa Kur'an'ın kanonizasyonu Kur'an'ın yazıya geçirilişi değil. Sonraki işte bu süreç biz bunu da yanlış anlıyoruz. O yüzden kanon dediğimiz zaman hep bir siyasi boyutunun e, mutlaka olduğunu yani hiçbir zaman unutmamamız lazım. E, Hristiyan ilahiyatın içerisinde tabii hani bunu sadece siyasidir demiyor. Gerçi bizde efsane var ya işte neydi Konstantin mi masaya vurdu. İ İznik <laughs> evet. konsili. evet, evet. <laughs> tabii. Aslında bu bile masum olurdu. Çünkü siyasi demek çok daha vahim. O yüzden de hocam bugün için değil de yani Hristiyanlık tarihine bakıldığında bu şehirleşme veya işte bu Roma ve imparatorluk etrafında şekillenen Hristiyanlık değil de Doğu Hristiyanlığı gibi daha böyle farklı bir Hristiyan kültürünü benimseyenler kanonik İncillerden çok apokrif veya soyda epigrafik İncillerden beslenmiş. Çünkü onlarda çok daha fazla materyal var. Yani düşünün öyle birisi ki yani Tanrı diyorsunuz aynı zamanda Tanrı'nın oğlu diyorsunuz. Bu Hristiyanlara bir eleştiri değil yanlış anlaşılmasın ama Tanrı ve Tanrı'nın oğlu diyorsunuz ve çocukluğuyla ilgili bir iki rivayetimiz var sadece. Yani genç delikanlılık süreciyle ilgili sadece birkaç cümle. İşte bir Bar Mitzvah işte 12-13 yaşlarında mabette oluyor, kayboluyor, işte gidiyor. Ya çok enteresan bir şey yani. Eğer tanrı ve tanrının oğlu oluysa buna çok daha vurgu yapılması lazım. Çok kısa hocam burada bir yorum katayım. Bana göre tabii onun çocukluğu vesaire anlatılmıyor. Çünkü ne kadar çok insani boyutu anlatılırsa o kadar çok onun tanrı olmadığı ortaya çıkıyor. Bravo. Burada Kur'an-ı Kerim bize en iyi cevap veriyor. Kur'an durdu ya durduk yere değil de Hazreti Meryem'in doğum sancılarından bahsediyor. Ya leyteni mittu ve diyor. Keşke bunları çekeceğime ölseydim diyor. Bunu niye diyor Kur'an? Normalde detay vermez ki Kur'an. İşte onun acı çeken insan olur. İnsani boyutunu kaldırıyor ki sırf bunu demekle bir reddiye yapmak için bu tanrı olamaz. Tanrı doğuran da değil hani. Bu normal bir doğum yaptı Hazreti Meryem diye. Dolayısıyla hani e, kanonik incilerde niye çocukluğuyla ilgili bu kadar çok bilgi yok? En büyük nedenlerden bir tanesi bu. Çünkü apokriflerde çok var. Yani e, Yakobus'un proto evangelium dediğimiz yani Yakobus'un <laughs> Yakub'un İncili, Araplara İncil vesaire çocukluk incilleri dediğimiz koskocaman bir başlık var. Yani çocukluk İncilleri bir tane İncil değil. şeylere şeyleri var. Dolayısıyla Bizans'ın Hristiyanlığı anlamak istiyorsak sadece kanoniklere de aslında takılı kalmamamız lazım. Apokrif, yani apokrif burada bu listeye giremeyenler oluyor. Bir de bunun ikisinin arasında yer alan psoide epigrafik eserler var. Ama şimdi psoide epigrafikleri anlatarak hani daha zihinleri karıştırmayayım. yani kanonla ilgili bunu söyleyebiliriz. Ve bu süreç sonradan ele alınıyor hocam. Yani biz mesela diyoruz ki işte Luca, Marcus, e, Matta, işte e, veya Paulus'un mektupları 50 yıllarında ele alındı. İşte 70-80'lerde İncil'ler ele alınmaya başladı. Evet söylüyoruz bunu. Ama e, 70 a yıllarına ait el yazması var mı elimizde? Yok. Yok. Ne zaman evet. en eskileri? O da hani tam manasıyla böyle bölük pörçük. Tabii. Tikus ve e, şey var hocam. E, o da 4. Yani dördüncü... yüzyıl. Hocam dörd, tam, de. tam de. şey olarak 4. yüzyıl. Aynen. Biliyorsun, 3, 4, öncesi tabii öncesi çok çok küçük bazı fragmanlar var. Çok çok küçük bazı fragmanlar var. E Turul hocam yine bölmek istemiyorum seni. Çok küçük bir katkı yapmak anlamında söylüyorum. Şimdi 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler falan zikredilen hep bir süreç var. Buradan aslında tartışmayı biraz da şeye de getirmek lazım. Yani Yeni Aitteki İncillerin belki Yeni Aitin Külliye yani tam bir korpus olarak e, kanonizasyonu sürecine de buradan aslında e, biraz yumuşak bir geçiş yapmaya da çalışıyorum. Bir kere her şeyden önce ben mesela Torul hocam şunu yapmıştım bir zamanlar işte özellikle İsa Paulus İnciller Kitabını yazarken erken dönemdeki bu kilise yazarları mesela isimlerini hatırladığımız kadarıyla zikredelim. işte diyelim ki Romalı Clemens bu birinci yüzyıl sonu ikinci yüzyıl başı diyelim ki Antakyalı Ignat diyor işte biliyorsunuz Traianus işte deniyor ki onu kolezyuma götür gönderdi şeyde Roma'da. Şehit edildi falan 107 yılında falan hani çok efsanelerle karışık tarihsel şahsiyetler bunlar ee, ve e, aslında kısacası şöyle söyleyeyim yani çok daha isim zikretmemiz mümkün de bu Edinburgh'da Philip Schaaf'ın işte Naisinam Postnastin ve Anti Naisin's Fathers külliyatında topladığı birçok isim e, o şeydeki yani oradan merak edenler bakabilir erken kilise babaları bunlar artık e, havarisel dönemi ya da hemen sonrasını temsil eden e, kilise babaları. Şimdi onların eserlerinde Tuğrul Hocam, ben mesela aradım. Bunu birçok kişinin de yaptığını gördüm. Evangelion ifadesini aradım. Evangelion. Biraz önce sormuşlar hani Yunancası nedir, İncil'in falan diye. Evet Evangelion, bu. bugün de işte evangelist değil mi? Evangel falan, onlar da oradan geliyorlar. Müjde. Şimdi bu ifade e, hocam o zamanlar e, o metinlerde yani bu, şimdi bu söylediğim isimlerin e, aslında bugüne intikal etmiş eserleri var e, bazı mektupları var e, yani e, teoloji içerikli yazıları ya da mektupları özellikle şimdi bu mektupların evet bazısı pseudografik pseudo da sahte demek yani e, evet yani Ignatius ismini taşıyor yani bir mektup ama onun yazıp yazmadığı belli değil. Bazılarının pseudografik olduğu kesin. Şimdi Ignatius Nuro'nun yani birinci yüzyıl sonunda ya da ikinci yüzyıl başında yaşamış bir Ignatius diye ya bir yazarın Mani bahsetmesi makul değil. Çünkü Mani zaten çok sonraki dönemde yaşamış. Böyle dahili bir takım kanıtlardan hareketle biz mesela diyoruz ki ya bu metin Ignatius'a atfedilmiş, Ignatius yazmamış bunu. Şimdi bu da aslında çok garip bir şey değil antik çağ ölçeğinde. Çünkü antik çağda bugünkü gibi bir anlayış söz konusu olmadığı için... ...bir yazarın görüşlerini yaşatmak için birileri onun adına bir şeyler yazıyorlar. Yani biz bugün ona pseudografik diyoruz ama o günkü itibarla değer gören metinler bunlar. Yani insanların tedavülde bulunan, e, okudukları falan metinler. Şimdi dolayısıyla bu metinlerden hangisi mesela Ignatius'a ait, hangisi değil bilmiyoruz, tartışılıyor. Ya da bu eski metinlerden hangisi, hangi dönem... Ama Elimizdeki bu mevcut literatürden bizim anlayabildiğimiz kadarıyla yani söylemeye çalıştığım şey şu. 150'li yıllara kadar yazılı bir incele yapılmış bir atıf yok. Yani evangelion ifadesi yazılı, yazılı işte Tuğrul hocamın biraz önce ifade ettiği gibi böyle iki kapak arasında bir şeyi ifade etmiyor. Şimdi dikkat et Tuğrul hocam. Bu bahsettiğim yazarların hepsinde tonlarca atıf var eski ahite. Hristiyanların ifadesiyle söyleyeyim. Yahudi kutsal yazılarında. Birçok atıfta bulunuyorlar. Çünkü onlar için bu metinler kutsal metin. Bunu biliyorlar. Evangelion ifadesini de kullanıyorlar. Ona da birçok yerde atıf ama yazılı bir İncil metni değil. Ya ne? Birçoğu bundan sözlü şeyi anlıyor. Oral tradition diyorlar ya Batı'da İngilizce'de. Onu anlıyorlar. Yani Kerigma mı hocam bunun Yunancası? Kerigma'yı anlıyorlar. Yani İsa'nın işte veya efendim havarilerin sözlü vaazını şey yapıyorlar. Ha Bundan daha fazla Mesih'in çarmıha gerilişiyle birlikte kazanılan o hani soteriolojik bağlamda dedik ya Mesih'in çarmıha gerilmesiyle birlikte kazanılan o kurtuluş olgusunun üzerinde duruyorlar. Yani anladıkları şey İncil kavramından anladıkları şey bu. Yani hiçbir tanesi efendim biz atıf yaptık, nereye atıf yaptık? Markos ince, böyle bir şey yok. Sadece, sadece ortak bazı geleneklere, ortak bazı rivayetlere yapılmış atıflar var. Biliyorsun hocam, sözlü gelenek dönemi, sözlü rivayet dönemi çok önemli. Sen Almanya'dasın, özellikle Alman teologların, Alman araştırmacıların Julius Wellhausen gibi, Karl Schmidt gibi... Rudolf Bultmann gibi, Martin Dibelius gibi bunların hepsi form kritiği yönteminin araştırmacıları. Yani form kritiği yöntemi üzerine, yani yani e, perikop diyorlar, e, Turul hocam, e, perikop yani e, bir takım rivayetler İncil yazarlarının kulaklarına ulaşmadan e, önce küçük birimler halinde e, bulundular diyor. E hocam benim Almancam yok hatta buna çok ilginç bir ifade de kullanıyor şey. E, ma, e, Rudolf Bulman ama şu anda aklımda değil. O perikopların bir araya getirilmesinden oluşmuş diyor e, İncil metinleri. Ha, hatta diyor bakın diyor gerçekten de baktığınızda aslında e, belirli bir düzen verilmiştir bir kronolojik şey verilmiştir ama birbirinden bağımsız küçük parçaların bir araya getirilmesinden oluşmuştur diyor e, İncil metinlerini şey yaparken gerçekten de öyle. Şimdi o şeye baktığınızda bu bu anlattığım bağlamdan gittiğinizde muhtemelen bu erken yazarların yaptıkları atıflar eğer İncil ya da Hazreti İsa ile ilgili bir rivayete atıfta bulunmuşsa o perikopa. Yani sözlü rivayet dönemine yaptığı bir atıf. İncil metnine değil. Nitekim biz Mesela araştırmacılar şimdi tartışıyorlar. Yani İsa efendim diriliyor, e, havarilerin yanına geliyor, inanmıyorlar. Yani ellerini hatta şey yapıyorlar falan. Şimdi Mesela diyelim ki e, 12 havari doktrini, didake denilen 12 havari doktrini denilen öğretide, e, o metinde buraya bir atıf yapılmış. Şimdi bazı araştırmacılar diyor ki ya acaba diyor İncil metnine yapılmış bir atıf mı bu yani falan. Sonra bir bakıyorsun ki hayır aslında İncil metnine değil, rivayete yapılmış. O perikopa ya da geleneğe, traditiona yapılmış bir atıf söz konusu burada. O yüzden biz şehit Justinus'a kadar, yani ikinci yüzyılın ortasına kadar ki şehit Justinus, 165 yanlış hatırlamıyorsam ölümü, bugün üç tane metni bizim elimizde. Ee, Yahudi bir e, adama karşı, ya, bir Yahudi bir e, tifo muydu? Onunla bir diyaloğu söz konusu. İki tane de apologia karakterli metni e, söz konusu serbest usulle ve havarilerin hatıratı denilen bir takım e, metinlere yaptığı bazı belli belirsiz atıflar. Bakın 150'li, 160'lı yıllar yani Hz. İsa'dan 120 sene sonra ilk defa olarak biz muhtemelen diyoruz ki yine de çok serbest usulle olmasına rağmen acaba diyoruz şehit Yusuf'un yazılı İncil metinlerine atıf yapmaya mı başladı? Ama bu arada hocam 150, 120 sene geçti. Hazreti İsa'dan sonra 120 sene geçti. Şimdi bu 120 senelik zaman diliminde demek ki bir kere her şeyden önce Hristiyan dünyanın müşterek kabul ettiği kutsal bir İncil metni yok. Yani bizim e, Tuğrul hocamın biraz önce verdiği örnektekinin tersine. Yani e, elde bir Kur'an-ı Kerim var ve bütün İslam dünyası buna iman ediyor. Hayır böyle bir durum yok burada. Burada yüzlü yıllarda, yüz onda, yüz yirmi'de, yüz otuz'da, yüz kırkta, yüz elli'de bütün Hristiyan dünyanın iman ettiği bir İncil yok, yazılı bir metin yok zaten ortada, anlaşıldığı kadarıyla. Biz her şeyden önce ha tartışmalar var. Mesela işte Kilise yazarı Özbüs'un eserinde adı geçen e, ki Ösebüs 330'lu yıllarda yazdı, e, İmparator Konstantinos döneminde ya da Ondan önce işte belki Irenaeus'tan, Irenaeus yani e, Lyon piskoposunun zikrettiği bir Hieropolis piskoposu var, Papias. Biz Papias'ın yaşayıp yaşamadığını da bilmiyoruz ama Papias eee hocam bir takım yazılı e, şeylerden bahsediyor yani e, bir e, bazı havarilerin bir şeyler yazdığından falan bahsediyor. Şimdi birçokları diyor ki ya bak işte Papias bahsediyor ya, ya kardeşim Papias'ın bahsettiği mesela Matta'dan bahsediyor Papias. Papias diyor ki veya Marcos'tan bahsediyor. Matta'dan veya Marcos'tan bahsediyor. Papias diyor ki hocam, e, Turul hocam Matta diyor İbranice yazdı. Ya da İbrani dilinde yazdı yani. <laughs> Halbuki bu Matta Yunanca bir metin. Veya diyor ki e, şey e, Petrus'un diyor İsa'ya dair tanıklığını e, yazıya geçirdi Marcos yani. Hani Petrus'un e, şeyini... Ya öyle olsa Petrus yani İsa'nın varisi bunun tanıklığı bir saat mi sürer? Markus İncil'ini sen okudun mu bugün bir saatte bitiyor. Yani ne yaptı yani hulasanın hulasasının hulasasını mı çıkardı? Neye göre, kime göre falan. İşte sonra bir bakıyorsun Turul Hocam'ın dediği gibi çocuklukla ilgili hemen hemen hiçbir rivayet yok. Gençlik dönemiyle ilgili hiçbir rivayet yok. Üstelik e, bu e, Filistin bölgesinden çok uzakta yazılmış e, metinler. Ee, ben hocam yine topu sana atıyorum buradan. Hani bu kanalizasyon süreci ama belki şu anlamda da bir şeyler ilave edebilirsin. Yani bu İncil'lerin yazarları kim? Matta, Markos, Luka, Yuhanna mı? Bunlar kim ve bu metinlerin yazarları bunlar mı? Bu metinler ortaya çıktığında ne zaman ortaya çıkmış, ne zaman yazılmışlar buna dair bir tahminimiz var mı? Ve ortaya çıktıkları anda bunlar kutsal metinler miydi? Bu süreç nasıl işledi ki 4. yüzyıla kadar? hani biraz önce bahsettik ya kanonizasyon işlemiyle özellikle dördüncü yüzyıl önemlidir diye. O sürecin kısaca senden bir e, özetini istirham edebiliriz kurul hocam. Evet hocam e, ona gelmeden önce ben de çok kısa bir katkı. Elbette, Çünkü elbette. Tam verici oluyor söylediğiniz. Şöyle e, bunun delilini de hani atıflarda bulunuyorlar. İşte bir tane külliyat işte ilk yüzyıllarda Markos İncil'i budur. Dolayısıyla yazarlar işte ben Markos İncil'ine atıfta bulunuyorum demediğini aslında biz İncil'lerin kendi içerisinde de görüyoruz. Yani Luka'nın Teofilos'a yazması, ben araştırdım her şeyi demesi. Yani bir baktım konuyla yani adeta şöyle yapıyor. Şey yazıyor hani tezlerde şey olur ya kim ne yazdı bu alanda onun bir analizini yaparsın. Ondan sonra benim tezim niye önemli? Şundan dolayı dersin ya işte onu yaptığı için Luka bu girişte Teofilos'a. Bunun aslında Hristiyanlığın zaten kendi içerisinde var olan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yine bunu söyleyince bazı ben hani protestan ilahiyatta ders verdiğim için Hristiyanlara da hani bazen Hristiyanlığı anlattığım oldu. Anlatınca aralarından dindar Hristiyanlar bunu kendilerine hakaret olar. Hani dindar Hristiyan çok farkında olamadığı halde yani olamadığı için diyor ki nasıl diyor bizim kutsal diyoruz işte kutsal kitap diyoruz. İyi de siz ona niye kutsal diyorsunuz? Çünkü sizin için ilham, rüya ve vizyonlar da vahiy. Dolayısıyla kişinin yaşadığı tecrübeler de kutsal. O yüzden Katolik Kilisesi'nde Papa hatasızdır. O da kutsal. Bu manada kutsal bir kavram yani Hristiyan'ın anladığı İslam'da o yüzden yok mesela. Bizde hani öyle bir kutsal aynı manaya gelecek. Dolayısıyla bu çok güzel oldu. Bir de bir Kur'an'dan bir örnek vereyim. Çok enteresan mesela Kur'an bir Zuburul Evvelin diyor. Hocam bu çok enteresan. Ben bir ara makale yazacaktım konuyla ilgili ama yarı kaldı. Makalenin şeyi taslağı duruyor. Belki beraber bir şey çıkarız oradan. Zuburul Evvelin Süryanilerde bu, buldum hocam. Süryanilerde İngilizce talistik diyorlar ona. Böyle küçük şiirlerini hem hukuki hem de dini böyle şeyleri yazdıkları böyle küçük küçük işte ahşap, işte küçük küçük böyle referans şeyleri var. En fazla oraya yazılıyor ama bu şu kişiye aittir denilmiyor. Genel kullanılan böyle bir anlam havuzu veya Almanca'da hani Zeitgeist var ya artık bu Türkçe'de de kullanılıyor. Bu Zeitgeist. Zeitgeist'i ifade eden böyle yazılar var. Dolayısıyla hani İncil'lerin veya yine ahit külliyatının da bu havuzdaki biriken şeyden alıntı yapmaları da hani aslında kendi kaynakları içerisinde de delilendirilebilecek. Turul e, hocam e, çok güzel bir noktaya değindin. Müsaaden olursa yine evet. sen devam edeceksin. E, sen dediğin ya ilham veriyorsun. Sen de bana aslında ilham veriyorsun. Burada paylaşmak istediğim bir şey var. Ben e, özellikle İncil'ler güvenilir metinler midir? Kitabımın içerisinde bu detaylı tahlilleri yapmaya çalışmıştım ama dinleyenlerle burada paylaşmak istediğim bir pasaj var. E, Turul hocam müsaaden olursa hocam. seninle birlikte aslında bunun üzerinde de düşünebiliriz. Biraz tartışabiliriz. Sesli yani Bizim işimiz hocam e, yani rasyonel düşünmek değil mi? Yani bir metni okuyup değil mi? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunu yorumlamak, yapmaya çalıştığımız şey bu. Aynen. Diyor ki bakın diyor ki Luka İncilinin başlangıç pasajı. Luka yani bugünkü Yeni ayetin içerisindeki ilk dört metin. Matta Markos Luka Yohanna ki aslında bunlar Markos, Matta, Luka, Yohanna sırasıyla yazılmış olsalar gerek. Bilim dünyası bugün öyle kabul ediyor ama bu ayrı bir tartışma konusu. Biraz sonra Tuğrul hocam onu anlatacaktır. E burada Sadece e, Luka İncil'inin birinci henüz açıldığında başlangıcında yazan bir ifadeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Turul Hocam şöyle diyor İsmail'cim. Birçokları birçokları başlangıç, başlangıçtan itibaren tanık ve sözün hizmetkarı olanlar tarafından bizlere iletilen şekliyle aramızda olup bitenlere, biten şeylere ilişkin bir hikaye anlatımı kaleme alma teşebbüsünde bulundular. Hocam bu Naçizane benim yaptığım bir tercümeydi. Ee, şeydeki yani Türkçe tercümelerle çok birebir örtüşmüyor olabilir. Ee, Birçokları aramızda başlangıçtan itibaren bakın birçok kişi birçok kişi başlangıçtan itibaren ki burada başlangıçtan kastettiği şey değil Adem zamanı değil Hazreti İsa döneminden bahsediyor Birçokları başlangıçtan itibaren tanık ve sözün hizmetkarı olanlar tarafından bizlere iletilen şekliyle aramızda olup biten şeylere ilişkin bir hikaye anlatımı kaleme alma teşebbüsünde bulundular. Aa, bakın Luka bize ne diyor? Bütün bunları en başından özenle araştıran biri olarak sana sırasıyla yazmak bana da cazip geldi. Ey çok güce Teofilos. Şimdi Turul Hocam biraz önce bu pasajı atıfta bulundu. Hani Teofilos'a hitaben dedi ya yazmış. Şimdi ne diyor burada? E, Luka İncil'in yazarı. Bir e, e, hem Tuğrul Hocam hem İsmail itirazınız varsa söyleyin. Yani hayır öyle değil diyorsanız. Luka İncil'in yazarı burada diyor ki bir başlangıç diye bir şey var. Yani İsa dönemi var. Yani ben diyor İsa'dan sonraki bir dönemde yaşıyorum. Ve yani diyor o dönemi anlatmaya çalışıyorum. Ve yani diyor ben tarih yazıyorum. Birincisi bu. Historia. Yani tarih geçmiş, başlangıç orayı anlatacak çünkü. İki, aramızda diyor bunu yapan tek kişi ben değilim. Ya da biz dört kişi, Matta, Marcos, Luka ve Yuhanna dört kişi değiliz. Birçok kişi diyor bunu yaptı. Aramızda diyor birçok kişi bunu yaptı. Yani o başlangıçtan itibaren yaşananları anlatmaya çalıştı. Şimdi tabii burada yine Tuğrul'un hocamın biraz önce dikkat çektiği gibi Luka İncil'ini sadece Luka İncil'i gibi değil elçilerin işleriyle birlikte e, değerlendirmek lazım. Çünkü elçilerin işleri kitabının yazarı da Luka'dır muhtemelen. Ki Luka İncil'i tırnak içinde Hz. İsa'nın yaşamını ve öğretilerini elçilerin işleri kitabı avariler çağını anlatıyor. İki, üç, ben diyor tanık değilim. Yani Luka İncil'in yazarı diyor ki ben Hz. İsa'yı bilmiyorum. Başlangıcı da diyor ben bilmiyorum bizzat tanık değilim. Bize diyor anlattılar. Bakın aynen kendisi söylüyor. Bize bizlere iletilen şekliyle bizlere anlatılan şekliyle diyor yazıyorum. Dört yani tarih yazdığını sonraki bir dönemde yazdığını kendisine anlatılanları yazdığını kendisi açıkça ifade ediyor. Dört bana kutsal bir ilham gelmiştir, esinleme yapılmıştır şeklinde bir ifadesi de söz konusu. Ve Teofilos'a hitaben. Şimdi buradan aslında bu metnin e, yani bilmiyorum ben bu yorumları yaparken e, bu yorumlara itirazınız var mı e, Tuğrul Hocam? E, i̇tiraz edersen lütfen söyle. Benim buradan anladığım şey zaten bu metinlerin kaleme alınışı ile ilgili de e, bizim bizzat bu metinlerin içerisinden de ciddi bir tanıklığa sahip olduğumuz ki belki bu noktadan başlamak istersin. Senden bu kanalizasyon süreciyle ilgili bir özet dinleyebilirim, e, dinleyebiliriz e, eğer e, uygun görürsen. Topu evet. yine sana attım. Evet, çok yerinde oldu bu örnek. Hani ben atıfta bulundum, biraz daha açıklanmış oldu. Hani bu zaten olayı hani gösteriyor. Yani şu endişeyi taşıyorum hep hocam ister istemez. Yani ne kadar dinler tarihi, işte deskriptif, yani din konusunda objektif olmak falan zordur. E, hani sadece sanki Müslüman perspektifinden olayları, hani bir apoloji... Biz bir derdimiz var Hristiyan teolojisiyle. Biz Hristiyanlar işine nasıl onları kötü gösteririz? Yani öyle algılanmaması için Hristiyan kutsal kitabının ve Hristiyan ilahiyatından örnekler verilmesi gerekiyor. O yüzden bu güzel oldu. Çünkü hani Hristiyanların içerisinde de özellikle Türkiye'de yaşayanlarda da çok kafa karışıklığı var. Hani kendi şeyleriyle ilgili. Dolayısıyla bu hani yerinde bir şey oldu. Kanonizasyonla ilgili de şunu söyleyebilirim hocam. Hani dediğim gibi en erken işte üç, dördüncü yüzyıl aslında kanonizasyon. Bunun siyasi bir şeyden olduğunu söyledik. Kanoniz kanonizasyon kavramını biraz daha böyle derinlemesine anlayacaksak yani peki yani özellikler bağlamına Markus'un, Matta'nın, Luka'nın, Yohanna'nın özelliği neydi de alındı e, kanona. Ben de burada birkaç hani veri verip birkaç tane yorumda bulunacağım. Orada yine karşılıklı paslaşalım hocam. Mesela dediğiniz gibi aslında bugün Matta İncil'i ilk e, olduğu söyleniyor ama halbuki daha hangisi daha çok geriye gidiyor denildiğinde Paulus'un mektupları hariç Markus İncili aslında. Her ne kadar 65-70 yıllarında oluşmuş olduğu söylenilse de dediğim gibi hani elimizde çok bir veri yok. 65-70'li yıllarında mı yazıldı diye çok bir veriliyor, veri yok, tahmin ediliyor. burada Markus'un şöyle bir özelliği var. Ben mesela yine retorik okuması kavramını kullanacağım. Orada kullanılan kavramları kavramlara bakıldığında, anlatımları karşılaştırdığımızda şöyle bir şey e, sezebiliyoruz. Sanki Markus daha sonra gelecek Mat tabi de Luka'nın ikisine söyle, söylenileni Markus biraz daha özetlemiş gibi. Daha doğrusu şöyle Markus ilk yazıldığı için yani daha önce yazıldığı için sanki daha sonraki gelenler işte biraz Markus'tan Markus'un Yahudi atfına biraz daha değiniyor. O yüzden Matta daha çok Yahudi ağırlıklıdır. Yani içerik bakımından. Luka'da biraz daha böyle Roma ağırlıklıdır. Markus'ta her ikisi de var. Hem Yahudiliğe atıf var hem de Roma'ya. Burada Yahudiliğe atıf derken hani Yahudilik güzeldir. Yahudiliğe yaklaşalım anlamında değil. Yahudiliğe atıf ama burada net bir şekilde çok net bir şekilde Yahudilere karşı böyle bir e, özellikle Ferisiler bağlamında düşündüğümüzde apolojik bir tutum olduğunu çok net söyleyebiliriz Markos'ta. da. ama Markos'un öyle bir özelliği var hakikaten. Her ikisinin yani içinde bulunan o dönemde hem Romalıların, yerli Romalıların gönlünü alayım. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela Son of Man, yani Ezekiel'de veya Romalıların da tanıdığı, işte Tanrı'nın oğlu belki Mitra bağlamında. Hani bu, bu gibi bildiğin şeylere atıfta bulunarak Hazreti İsa'ya böyle bir gösterme isteği var sanki. E öteki taraftan da böyle bir beklenti, bir soteriolojik bir e, yani kurtuluşçu bir düşünce kurarak Yahudilerin beklediğine alternatif gösterme gibi bir şey görüyoruz. E, bir de Markozun en belirgin özelliği işte bu mesyanik yani Mesih'i gizem, saklı, asıl var olan, asıl vahiy görünmeyende yani bugün yaşadığımızda İsa'yı hissetmemizde ee, bunu hani o bağlamda böyle hızlı geçiyorum buraları. Ee, hocam bununla ilgili bir şey söyleyecek misin? Önce Matta'yı, Luka'yı hocam da hocam verip... harika harika tespitler yapıyorsun sadece şunu ilave edeyim tabii ki e, bu tespitleri yapmamızda bizim bilim dünyasında en fazla şeyimiz tabii biraz sinoptik karşılaştırma biliyorsun sen hocam üçlü gelenek deniyor buna yani Marcos İncil'i hem Matta'nın içinde var hem Luka'nın içinde var. Zaten bu Markusun e, daha kısa özet yapmış olması bir argümandır. Yani şöyle diyorlar e, araştırmacılar, düşünün diyorlar. E, i̇lk önce Matta'ydı e, diyelim ki Markusun İncil'i onu okudu da özetledi. Bu mu daha makul? Yani kısalttı, neye göre kısalttı bu derece? Yoksa tam tersi yani e, ötekisi berekinden faydalandı da onu e, genişletti. Daha fazla kaynaktan yararlandı. Bu mu daha makul? Ama tabii ki sinoptik bir okuma yapıldığı zaman Marcos İncil'inin böyle bir boyutunun olduğu çok net ortaya çıkıyor hocam. Ağzına sağlık, devam evet. et. Eyvallah. Sinoptiği evet en sonuna söyleyecektim. İyi oldu hocam burada. Belki başta söylemekte daha iyi şey var. Evet. Yani bahsettiğiniz gibi sinoptik. Bu üçü Marcos, Matta, Luca içerik bakımından birbirine benziyor. Hatta bu sinoptin yanına bir de ikili kaynak denilecek. Almanca'da Logenkwelle, Quelle, ku Dediğimiz. Evet. Buna da güvenlen, belki değil mi Aynen. bilinmeyen. Kısaca, bilinmeyen bir... Kısaca bir değinebiliriz çünkü önemli. Onu en sona bırakmıştım. Evet bu hocam. Bir... Logion <laughs> tabi, Logion tabi söz istersen değin. Yani sözlerden oluşan bir incil olduğu söyleniyor. Hipotetik bir metin tabi ama sen de söz devam edebilirsin orada. Şimdi e, oraya birazdan işte gireceğim. Matta incilinde geldiğimizde Matta'da az önce bahsettiğim gibi biraz daha çok e, esk, eski ahit diline benziyor. Yani yazarının da muhtemelen yani matta olmadığı, bunların da bu arada hepsinin aslında soyda epigrafik, en azından yazarları bakımından yani Luca, Matta değil de onu zaten söylediniz hocam başkaları yazıyor. Bu da hani buna söylenildiği zaman bu sahtekarlık anlaşıl olarak anlaşılmıyor. Antik çağ ve hatta geç antik çağ kadar e, bu normal bir şey. Yani yazdığım eserin şeyi bestseller listesine girebilmesi için <laughs> popüler hoca ya kendi hocanın veya kendine yakın gördüğü kişinin ismini veriyorsun ve böyle gösteriyorsun. Yani bu da yapılan bir uygulama. Dolayısıyla hani matta diyoruz ama yani matta olduğu kabul edilen anonim yazar dememiz lazım aslında ona. Yahudi olduğu da ihtimalde veya işte Yahudi Hristiyan ilk dönemde hani Yahudi Hristiyanlar var ya Jude Christians hı hı. yani çünkü Hristiyanlık tamamıyla ayrılmamış daha Yahudilikten daha Yahudiliğin bir mezhebi olarak adeta sanki onların gönlünü almak için yazılmış bir şey veya onlara hitap etmek için yazılmış bir şey. O yüzden eski ahit vurgusu çok var. Böyle öğütler çok var. Bizim mezmurlardan tanıdığımız öğütler işte dağ vaazı, vaazı vesaire böyle daha sonra Hristiyanlığın böyle öğütlerinin alındığı şeyler buradan yazılıyor. Hatta bundan dolayı da birçok Yahudi Hristiyan mezhebi Markos'u ve Luka'yı değil Matta'yı esas alıyor. Esas alacak daha sonra. Ama e, Matta'nın da e, işte 80-90'lı yıllarda aşağı yukarı böyle yazıldığı tahmin ediliyor. Ama burada da dediğim gibi yani bunlar hepsi tahmin. Gerçek manada bunu ispatlamamız mümkün değil. Çünkü şu anki veriler yarın öbür gün ölü deniz yazmaları gibi karşımıza bir şey çıkar. E, İncil'lerin eski olduğunu söyler. O zaman tabii ki bilim teorilerini hep kaynaklara göre verdiği için şimdiki duruma göre diyorum o yüzden. E, son sinoptik İncil'lere örnek olarak son e, Luka İncil'i var bu Luka en şeyleri yani benim favorim biraz Luka. Biraz yüksek lisansında Theosibes'lere çalıştığım için elçilerin işleri. Luka'yla çok ilgilenmiştim. Hakikaten enteresan e, Luka. E, onda da Romalılara yazıyor sanki. Yani çok iyi bir dili var. Yani Grekçesi Koine Grekçesi yani o kullanılan Grekçesi Ort çok iyi. Ortak lehçe. E, aynen ortak lehçe. E, ve verdiği örnekler vesaire hani böyle alt seviyede biraz daha böyle iyi bir seviye yazıldığını. Dolayısıyla şu tahmin ediliyor. Burada muhtemelen e, muhatap olarak e, Romalılar şey yapılmış. E, Romalılar muhatap olarak esas alınmış. Zaten hani Teofilos'a yazması bir araştırmacı gibi yazmasından hareketli. Şöyle deniliyor. Bilmiyorum okudunuz mu olduğunu, bazı ila, e, buradaki ilahiyatçılar diyor ki bu bakımdan Hristiyan'ın ilk tarihçisi Braided Luca der diyor. historiografik metin bu metindir diyorlar. Aynen. Çünkü sistemat, yani o zamanlara göre sistematik de yazıyor hocam yani önce çok, bir çok. abstract veriyor. Şey tabii. veriyor. Çok enteresan yazıyor Luca hakikaten. Okuması biraz daha çok, iyi Çok çok yetenekli herhalde. bir yazar. Çok evet. yetenekli bir yazar. Zaten eee hocam ben de çok özür diliyorum. E, gerçekten özellikle elçilerin işleri kitabına ben de teolojik açıdan yani özellikle pavlusçu öğretiler ve e, Luca'nın e, şeyle e, e, Pavlus resmi ve çizdiği Pavlus resmi ve bunun havarilerle ilişkisi bağlamında ilgilenmiştim Luca gerçekten kendisine hayran bırakan bir yazar Evet. E, çünkü e, ben orada öyle e, stratejiler izlediği kanaatine ulaştım ki yani şeyin e, Luca'nın hani Pavlos'u onun bütün amacı biliyorsun Pavlos'u Hristiyan dünyanın en büyük şampiyonu ilan edebilmek zaten ya, metni yazmasının amacı o elçilerin işleri kitabını yazmasının amacı o Öyle ilginç stratejiler izliyor ki e, bu amacı için insanın havarilerini ustaca kullanıyor. Yani e, diye e, bir ilavede bulunayım tekrar söz sende hocam. Hatta hocam bir Luka ile ilgili bir kavram benim e, yüksek lisansında kullandığım bir kavram. Ya yani bana ait bir kavram değil ama Luka'yı ifade etmek için elçilerin işleriyle birlikte hem Luka İncili hem de elçilerin işleri e, e, yani şöyle kavram derken şöyle açıklanıyor. Aslında tarih anlatarak teolojik fikirlerini tarihi anlatımlara yediriyor. Aynen, aynen öyle. Anlatan teolog, yani kısa anlatan teolog. Tarihsel, hocam tarihsel teoloji belki. Aynen. Yani ben aynen. onu e, bir bir şeyde öyle çevirmiştim diye hatırlıyorum ama belki de yanlış çevirmiş de olabilirim. Şimdi tam hatırlamıyorum. Aynen öyle. Bir de şimdi İncil'lerin sonuncusuna gelirim. Bu da en mistik, en öyle şey e, garip, yani Arapçadaki garip böyle ilginç anlamında garip olan o Yuhanna İncili. Yani aşırı derecede mistik. işte nasıl başlıyor? Doğumuyla şeyle değil, in principio erat verbum işte Latince'si. Başlangıçta kelime vardı. İşte kelime Tanrı'daydı. Tanrı kelimeydi. Böyle bir adeta yeni eflatuncu felsefesinin bir şeyi yani Hristiyanlığa yansıması gibi gösteriliyor. Son derece böyle mistik. o yüzden bu zaten ap ayrı değerlendiriyor Yuhanna İncili. Sinoptik kapsamın dışında bırakılıyor. Bunların dördünü ama ele aldığımda bana şunu cevaplıyor. O dönemde yani hangi dönemi kastediyorum? Üçüncü yüzyıl, dördüncü yüzyıl. Ee, yani Roma'daki yaşanan, özellikle Roma'yı esas alıyorum, yaşanan ve var olan her türlü inancı temsil ediyor bu dördü. Birincisi işte e, özet, hem Yahudi hem Hristiyanları, şey, özür dilerim, hem Yahudileri hem Romalıları ele alıyor. Diğeri sadece Romalılara sanki, Bir yeri sadece Yahudilerin gönlünü alayım. Dördüncüsü de var olan gnostikler var, işte böyle aşırı mistik gruplar var, onların da gönlünü alalım. E, siyasi otoritenin fikirlerine de uyuyor, dolayısıyla kanonik incilerle bütün herkese hitap edelim diyorlar sanki. Böyle bir bütünlük sezilebiliyor. Hocam e, devam et, e, yine e, küçük iki tane ilave. Zaten bu Romalıların gönlünü alayım bağlamıyla ilgili özellikle yapılan yorumlardan bir tanesi. Ee, şöyle e, Pilatus'u aklamak yani İsa'nın e, şeyinden hani Yahudiler e, ya efendim e, onun katlinden biz mesulüz e, laneti bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun ifadesi mesela bu bağlamda kullanılıyor e, efendim e, İsa'nın katlinden Romalılardan ziyade Yahudileri e, şey yapmak gibi bir de e, şey bağlamı herhalde yanlış hatırlamıyorsam ee, özellikle ön plana çıkartılan bir husus daha vardı burada. Ee, hocam, sen devam et. Ben birazdan aklıma geldiğinde söyleyeceğim. Yani bu e, Romalıların gönlünü kazanma. Heh, mesela birinci yüzyılda Filistin sahasının aslında çok karmaşık siyasi açıdan çok karışık, e, kaotik bir yer olması, fakat e, yeni ait yazarlarının bunu bilinçli şekilde yansıtmamaları. Yani Yahudi Roma karşıtlığını minimize etmeleri. Halbuki Flavius Josephus'un eserine, eserlerine baktığımda çok farklı bir manzara çiziyor. Tabii e, e, yeni ait yazarları o manzarayı bize sunmadıkları zaman Hazreti İsa, onun havarileri, işte Kudüs havari cemaati, Yahudi Hristiyanlar yani o Ferdinand Christian Bauer'dan sonraki ifadesiyle söylüyoruz. O Tübingen okulunun kurucusu o. E, Yahudi Hristiyanlar yani havari cemaati falan veya o cemaat hep aslında soyut bir şeye dönüşüyor. Yani o siyasi konjonktürü affedersin doğru şekilde yansıtmak gerekiyor. Bunu da onların Romalı kazanma ideolojileriyle açıklıyorlar diye hocam şey yaptık tekrar söz sende. Evet. Hocam bu dört İncil'i böyle kapatmış olalım oluyoruz. Bu Luka üçüncü sırada zikrettiğimiz Luka'nın bir de elçilerin işleri var. Elçilerin işleri İncil denmiyor buna ama Tarihi kitaplar diyeceksek o zaman elçilen işleri de buna dahil oluyor. Dolayısıyla beş kitap. Bu elçilen işleri de çok enteresan. Benim için yani ben yüksek lisansımla analiz yaptığımda sadece elçilen işlerini şöyle bir şey hakikaten tespit ettim. Ee, Yahudi Hristiyanlardan centil Hristiyanlarına geçişi. Yani artık centil Hristiyanlar ne diyorduk? Ee, ilk i̇lk dönem Hristiyanlar işte Yakup şey İsa'nın kardeş olduğu kabul eden hani onlar önce Yahudi olacaksın ki sonra İsa Mesih'in mesajını al. Yani Yahudiliğin bir mezhebi Yahudi Hristiyan mezhepleri ama Paulus'la birlikte artık ya Hristiyan olmak için önce Yahudi olmaya gerek yok. Yani herkes Hristiyan olabilir. E sünnet, sünnette de gerek yok. Sünnet dediğin nedir? Maddi sünnet değil, manevi sünnet önemlidir. İşte kendini kötülüklerden arındırman, işte değil mi? Yahudi şeriatın ılgasını diyoruz ya Paulus'un getirdiği. İşte bu hani buna işte Paulus'un Yahudi olmadan da Hristiyan olabilirsin meselesini çok basit ifade ettim ama centili Hristiyanlığı diyoruz. Bu centili Hristiyanlığa geçişi, bunların ön plana alınmasını aslında elçilerin işlerinde çok net görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da elçilerin işlerinden sonra da Paulus'un mektuplarını koymamız bence şeye atsının, kendi iç bütünü atsına çok doğru bir seçim olmuş. Çünkü Paulus'un zaten derdi e, tamamen Yahudi şeriatının ılgası ki Paulus ap ayrı bir şey kategori, apayrı bir şey. Yani bir Paulus'tan bahsedeceğiz yoksa efsanevi bir Paulus diyeceğiz? Paulus işte Yahudi miydi, Hristiyan mıydı yoksa başka şeylere mi Çok enteresan bir kişilik. Öyle veya böyle ama Paulus'un yazdığı mektuplar bize artık iyice, şimdi burası bence önemli, artık bizi iyice Yahudilikten koparıyor. Yani son böyle vurucu şeyi Paulus'un mektupları bize tak veriyor elçilerin işlerinden sonra ee, dolayısıyla bunun da e, kanonizasyon bağlamında ele alınmasını ben yine siyasi olarak da değerlendiriyorum. E çünkü e, siz eğer ayrı bir şey ortaya koyacaksanız ki e, Konstantine birlikte 313 işte Milano fermanı ile birlikte şey oldunuz ya zaten artık religio illicita'dan hani böyle yasaklanmış dinden artık yasaklanmamış dine Likita oluyorsunuz. E bunun beraberinde size ne gelecek? Daha sonra devletin resmi dini olacaksınız daha sonra. Ama bu süreçte sizin o zaman eğer böyle bir iddianız varsa ayrı bir şeyiniz olması lazım. Kutsal kitabınız işte e, tamamen ayırabilmeniz lazım bunu. Kendinize has böyle şeyleriniz olması lazım. Ayırmanız lazım kendinizi. Dolayısıyla bu aslında çok daha önce Paulus'la birlikte başlıyor illa Konstantine birlikte değil. Eee Kanonizasyonunda ben kısaca hani diğer mektupları söylemedim şimdi Yakup'un, Petrus'un mektupları, Yohanna'nın mektupları, Yohanna'nın vahyini apokaliptik olması. Ama bunların hepsi o siyasi ideolojiye uyduğu için bana göre e, kanun listesine alındı bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz hocam? Hocam çok güzel anlattın ağzına sağlık. Sadece belki birkaç ilave şöyle yapabilirim. E, bu kanonizasyon süreciyle ilgili olarak. E, tabii resmi devlet dini olması... E, senin de söylediğin gibi dördüncü yüzyılın sonlarında olacak. Birinci Theodosius dönemi 379 sonrasında. burada aslında Pavlus'la birlikte başlayan bu çok doğru bir tespitti. Çok harika bir tespitti. Yahudiliğe karşı bir başkaldırı. Zaten Hristiyanlık bağımsız bir din olarak varlığını buraya borçlu. Kendi özünü teşkil eden Yahudiliğe başkaldırması. E aslında bu başkaldırı hareketi hocam. E başkaldırı hareketi Pavlus sonrasında Pavlusçu yazarlar tarafından takip ediliyor. Mesela biz e, diyelim ki İgnatius'un mektuplarına baktığımızda İgnatius'un mektuplarındaki bütün tartışma ve en temel vurgu özellikle e, Musa şeriatından uzaklaşmak. Musa şeriatından ve e, yani onların ifadesiyle yani ya, hatta hatta yani çok iddialı olmak istemiyorum ama antisemitizme varan ifadeler var. Antisemitizme varan ifadeler var. Yahudi düşmanlığı o boyuta... Ulaşmış durumda ve e, Tuğrul Hocam'ın bahsettiği artık o Teosebiyoslar mı dersiniz adına? Çünkü biz bilmiyoruz ya da Yahudi Hristiyanlar mı dersiniz? Ama bir taraftan insanın işte bir beşer olduğunu, bir insan olduğunu, bir peygamber olduğunu söyleyip de e, İgnatius'un ifadesiyle Yahudilik bahsedenler, edenler yani Musa şeriatının gereklerine de Uyulması e, gerektiğini söyleyenler mesela 2. yüzyılın başlarında oldukça aktifler e, Akdeniz Havzası'nda ve e, bunlara karşı bir reaksiyon söz konusu ayrı bir kol teşkil edecek işte Roma İmparatorluğu'nun resmi dinine dönüşecek olan Hristiyanlık o. Şimdi hocam eğer bu bağlamı bilirseniz bu bağlam üzerinden bu denklem üzerinden giderseniz. E one step back yaptığınızda yani dördüncü yüzyıldan geriye doğru bir adım geri bir adım bir, bir adım geri geldiğinizde Hazreti İsa'nın ve havarilerin aslında Hristiyanlığın kurucusu olmadıkları yani bugünkü klasik geleneksel anlamıyla Hristiyanlığın ya da kilisenin kurucusu olmadıkları sonucuna varıyorsunuz. Ama bunu söylediğinizde size kızıyorlar. yani Hayır kardeşim bakın gelenek sonraki ayrışmanın sonrasında ortaya çıkmış konjonktürel yapıdan bir adım geri, bir adım geri gideceğiz. Neden? Çünkü biz e, sonradan yazılmış resmi bir tarihe sahibiz. Mesela biz erken dönemde yazılan, yani tamam çok erken dönemin metinleri elimizde ama özellikle e, birinci yüzyıl, e, ikinci yarısı ve onun sonrasındaki tarihsel süreçle ilgili bildiklerimiz, sonraki dönemlerde yazılmış metinlerden e, e, bize geliyor. İşte Ösebius diyelim ki kilise tarihi yazmaya başlıyor. Lactantius diyelim ki e, Hagiografik şehitlerin e, öykülerini yazmaya başlıyor. Bakın bunların hepsi 4. yüzyılın metinleri. E, üstelik, üstelik e, burada e, kanonizasyon süreci üzerine konuştuğumuz için e, sonraki dönemlerden kalan tek şey bize bu metinler değil. E, İncillerin hiçbir tanesi otograf metin değil. Otograf metin yani bir yazarın kendi elinden çıkmış şeyi tanımlar. Şimdi biz bugün Markus İncili dediğimiz metin zaten bir kere kimin yazdığını bilmiyoruz da ilk yazarının metni de değil. Ya ne metni? Kopyanın kopyasının 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 kopyası. Kaçıncı kopya? We have no idea. Onu da bilmiyoruz. Peki en eski el yazmaları hangi yüzyıla ait? Tam bir metin, tam bir kodeks olarak bakarsak Sinaiticus ya da Vatikanus gibi kodeksler var. Dördüncü yüzyılı temsil ediyorlar. Ama daha önceki döneme ait çok küçük bazı fragmanlar söz konusu. Çok küçük bazı fragmanlar söz konusu. Bu fragmanlarda hani bize çok fazla bilgi verecek mahiyete sahip değil. Ee, dolayısıyla eğer biraz önce Tuğrul Hocam'ın altını çizdiği gibi ve bütün bilim dünyasının söylediği gibi. Mesela diyelim ki Marcos İncil'i e eğer 68-70-71 yılları civarında yazıldıysa ilk özgün orijinal şekli. Eee 250 sene gibi bir son 250 sene kadar sonraki bir süreçten bize el yazmaları gelmeye başlıyor. 250 sene Tuğrul Hoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yaşında değil daha. Ben 250 sene diyorum. Ee, arada çok büyük bir boşluk var. Çok büyük bir e, boşluk ki bu boşluk bu metinlerin birçok el tarafından tekrar tekrar istinsah edildiği, birçok müstensi tarafından tekrar tekrar istinsah edildiği bir süreci bize ifade ediyor ki zaten belki birazdan konuşacağız ama bu süreçtedir ki birçok tahrifat söz konusu olmuştur. Kanonizasyon süreci özelinde sadece altını çizmek istediğim birkaç tane önemli kırılma anı var. Bunlardan bir tanesi... Ee, özellikle Roma kilisesi muhitinde yaşanan e, bir muhtemelen e, belirginleştirme arayışının yansıması e, Muratori Kanunu, Kardinal Muratori'nin keşfettiği bir kanon ikinci yüzyıl sonlarından muhtemelen e, bize intikal etmiş olsa gerek orada mesela bir dört e, İncil'in şeyini görüyoruz. E, aslında onun da baş kısmı okunamıyor. Dört İncil var ama ilk, ikisi muhtemelen Matta Markos, Luka Yuhanna. Yani ikinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Roma sesi muhitinde, batıda e, İncil'ler çok sayıda, o zamanlar mevcut çok sayıda İncil arasından e, hangisini veya hangilerini seçelim, hangisi ve hangisi kullanılmalıdır gibisinden bir arayış olduğunu biz anlıyoruz. Nitekim İrenaos'un bu yönde bir önerisi var. E, sapkınlara karşı e, adlı eserinde e, yine muratori konunu aynı zamanlardan e, günümüze e, intikal etmiş orada söz konusu bunun gibi e, bir sonraki aşamada çeşitli yazarlarca verilmeye başlanan kanon listeleri bizim elimizde sadece İncil'lere değil bütün yeni ait külliyatına dair diyelim ki Ösebius bunlardan bir tanesi e, Turu Hocam, e, 4. yüzyılın ikinci yarısında toplanan önemli bazı konsiller var. Kartaca Konsili gibi, Laodokya Konsili gibi, Hipporegius Konsili gibi. Burada e, Hristiyan kutsal kanununun e, netleştirilmesi ve e, bu kanuna dahil edilen metinler dışında başka metinlerin kiliselerde okunması e, kesin olarak yasaklanıyor. E, biz 4. yüzyılın ikinci yarısına. Atfediyoruz bu şeyi. Ee, ama yine e, bu bildiklerimiz eldeki mevcut verilerden hareketli. işte Turul hocamın söylediği gibi yani ölü deniz yazmaları gibi diyelim ki bir takım şeyler her an bulunabilir. Bulundu. Bütün ezberler belki yeniden değişecek. Yeniden e, yazılacak tarih. E, bunu da bir şerh olarak düşmek gerekiyor. E, diye e, bu soruyu e, bu şekilde şey yapmış olalım. Kısacası Hazreti İsa mevcut dört İncil'i yazmadı. Hazreti İsa'nın havarileri, Tuğrul Hocam itiraz ettiğin nokta olursa lütfen söyle. Hazreti İsa mevcut dört İncil'i yazmadı. Hazreti İsa'nın havarileri mevcut dört İncil'i yazarları değil. Biz İncil'lerin yazarlarını bilmiyoruz. İncil'ler birinci yüzyılın sonlarına doğru 70-80'li yıllardan itibaren kaleme alınmış metinler. Kopyalana 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 yayılmışlar. Fakat onlarla beraber birçok başka metinde tedavüle sürülmüş adı İncil olan ya da İncil denilen birçok başka metin arasından ikinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dört İncil batıda sivrilmeye başlamış. Sonra e, Roma yönetiminin de artık iş işin içerisine girmesiyle birlikte ki dördüncü yüzyılda e, bir resmi kanun oluşturulması ihtiyacı çerçevesinde dört İncil belirlenmiş. Ama bu demek değil ki hemen her yerde dört İncil. Değil mi hocam? Yani biz Tatianus örneği var değil mi? bir Diatestoron örneği var. Rabulo, Rabulo'ya kadar. Yani Urfo, Ur, Urho, Edessa Piskoposu, Başpiskoposu Rabulo'ya kadar kullanılan bir Diatesteron örneği var. Hocam ne dersin Diatestoron hakkında bize? Hocam aynen yani bu belirleme süreci zaten nihayete erdirilmiyor. Yani her ne kadar erken dönemler ortaya çıksa da diatresteron gibi hani farklı başta iki tane ama farklı böyle şeylerin alınıp onların şey sayılması yani onların esas sayılması ve markyon gibi mesela markyona değinemedik ama markyon da sözde luka İncil'ine dayandırıyor. Ama hangi Luka İncil'ine? Tekrar arındırılmış Luka İncil'i. Yani bizim bugünkü bildiğimiz Luka İncil'i de değil. Değil, değil. Tabii. Dolayısıyla hani kanonizasyon kanuniz süreci çok uzun sürüyor. Hristiyanlık bitmiyor. Yani devlet bazına bitse de e, kilise babaları kendi aralarında itirazlar getiriyorlar. Hani bu çok uzun bir süreç. O yüzden bence güzel toparlandı. Hani e, şey yaptınız, e, sonuçları iyi belirlediniz. Aşağı yukarı böyle anlamak lazım. Şunu da bir daha vurguluyorum. Hani bunlar Hristiyan ilahiyatı içerisinde konuşulan bir şey. Biz Müslüman olduğumuz için konuşmuyoruz şimdi bunları. Hristiyan Aynen. ilahiyatında konuşulan şeyler. Tıpkı mesela çelişkiler, işte İncil'ler arasında çelişkiler kimisi işte üç saat asılı kaldı, kimisi altı saat ve 3. saat 6. saat. İşte iki kadın gitti Meryem e, İsa'nın yanına işte ve İsa dedi ki onlara anlatmayın. Onlar anlattı. Bir başka şeye göre anlatmadı. İşte hani böyle çelişkilerin olması, tutarsızlıkların daha birçok böyle e, 10-15 tane zikredilebilir herhalde. Şimdi aklıma sadece böyle bir iki tane hafif ö basit örnek geldi. Bunlar bile Hristiyan teorisi için normal bir şey. Yani düşünün ki Hristiyan teorisinde şöyle bir ilke var. Credo quia absurdum est. Yani saçma olduğu için inanıyorum. Mesela şeyde testis bağlamında da. Yani bu, 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 şeyin bir parçası. Yani saçma olacak ki inanıyorum. Mesela Hz. Davut işte peygamber kral veya Lut işte kendi çocuklarıyla enses atfediliyor ya bunları nasıl kabul edersiniz denildiğinde e, böyle çok kabullenmesi çok ağır şeyler olduğu için inanıyorum ben hani din dediğim böyle zor olması lazım çünkü nedir yine bir yani terim kullanıyorum ama hemen açıklamasını veriyorum e, Hristiyanlıkta rasyonalite şöyle değerlendirilir ya, ya bu gerçi bugün değişti ama klasik dönem için credo yani inanıyorum ut intelegam İnanıyorum ki düşüneyim yani önce iman sonra düşünce halbuki mesele İslam'a kıyasladığımızda bizde önce akıl bali olacaksın ki mükellefiyet başlasın. O yüzden hani Müslümanlar anlayamıyor bunu ama Hristiyanlar için bu tutarsızlıklar, kanonizasyonun farklı olması, siyasetin işin içine girmesi vesaire bunlar hani aslında kendi tarihleri açısından aykırı şeyler değil. Öyle kabul ediyorlar. Bunu da hani son olarak söylemek istedim. Ee, Torul evet. hocam ağzına sağlık. İsmail top sende. Hocam hakikaten e, Zafer Hocam, Tuğrul Hocam ben yayındayım ama gerçekten böyle dışarıdan bir izleyici gibi şu an e, yani akış gerçekten çok güzel. E, tabii genel itibariyle kanalizasyon sürecinden bahsettik. E, işte İncil'lerin yazılışları, Elçilerin işleri kitabına bahsedildi. Paulus'un mektuplarından işte Kur'an'dan atıflar yapıldı falan. Hakikaten e, çok e, akış çok güzeldi. Tam da bu noktada nokta atışı bir soruyla geliyorum. Ee, yani akış bağlamında bir soru ee, hemen sormak istiyorum. Ee, hocam bugün yani yeni ahit külliyatında niçin dört incil yani Matta, Markoz, Luka, Yuhanna bulunmaktadır? Yani bu dört incilin seçilmesindeki sebepler ya da e, hikmetler neydi? E, tarihte bunların dışında başka inciller de var mıydı? E, bu İncil'ler yani işte apokrif İncil'ler gerçekten de uydurulmuş sahte İncil'ler midir? Ve bunların e, tarihte ve bugün Hristiyanlar için e, ve bilim dünyası açısından e, bir anlamı var mıdır? Bu konuda neler söylersiniz? Tuğrul Hocam sendeyiz. Evet aslında neden dört İncil hani Dört İncil'e karar verildi. Bunu siyaset ve kanon kavramı bağlamında söylemiştik ama bu soruda ben şeyi ön plana almak istiyorum. Apokrif İncil'ler meselesini. Her ne kadar siyasi otorite bu dört İncil kendi siyasetine uyduğu için bir de işte mesela kriterler dediğim gibi bu siyasi haricinde dini kriterler koyuluyor veya işte teolojik kriterler. İsa ve doğru inanış yani Hazreti İsa'nın uluhiyetini tasdik edecek İncil'ler alınıyor. Diğerleri alınmıyor. İşte yaygın kullanımı olmuş olacak. Bir havari yazmış olacak. Yani iddiaya göre veya en azından ona atfedilmiş olacak ki atfediliyor. Bir de işte şey vardır. ilham, ilhama dayalı yazılmış olması lazım. Onun haricine kalanlar apokrif deniliyor. Ama bunu da söylemiştim. Apokrif sahte geçersiz anlamına değil, resmi otorite onu kabul etmediği için bugün siz Doğu Hristiyanlığının içerisinde özellikle mesela Süryani Hristiyanlığını örnek verelim. Aynısı gerçi Etopya'daki yaşayan Hristiyanlar için, Habeşiz Hristiyanları için geçerli. Oralara gittiğinizde dini düşüncenin inanç boyutunun ziyade yani derinlemesine açıklamasını getiren metinler apokrif metinlerdir. Mesela Süryani Hristiyanlarda benim de doktoramla çalıştığım konu, işte e, Hazineler Kitabı diye bir apokrif metin var mesela. E, Mor Efrem'e atfediliyor ama hani muhtemelen Mor Efrem, e, büyük bir ihtimalle Mor Efrem yazmadı. Ama onlar için yine de bakın İncil'lerden çok daha sonra Mor Efrem'e atfediliyorsa o dördüncü yüzyıla gidiyorsunuz yani. Hatta o yazmadıysa da daha sonrasına gidiyorsunuz. 4- beşinci yüzyıllarda oluşmuş bir şey. Ama Süryani kimliğini birebir, bize aktaran bir şeydir. Yani Süryani Hristiyanlar hayatına yön verebilmek için, dini düşüncelerine bir anlam verebilmek için bu şeylere başvuruyorlar. Bu kaynaklara başvuruyorlar. Etopya'daki Hristiyanlar, Makeda yani e, hani bizim Kur'an'da da Hazreti Süleyman'la Belkıs kısası var ya onlarda Belkıs Makeda çok önemlidir. Belkıs figürü e, işte evlenip onların çocukları olmuş vesaire vesaire. Hani eğer onların bu apokrif metinleri olmasa yani Etopya Hristiyanlığı düşünülemez. Kanonik İncil'lerden çok apokrif İncil'ler onlar için ön planda. Dolayısıyla apokrif dediğiniz anla bile aslında taraf belirtmiş oluyorsunuz. Aslında ama işte şimdi her defasında ne yapmanız gerekiyor? Her defasında açıklamanız gerekiyor. Aslında bu o demek değil. Aslında işte şey gibi Kur'an'daki gibi. Biz Musaf'ı gösteriyoruz. Kur'an diyoruz ama aslında bu Musaf. Ama her defasında şimdi anlatmaktansa hani kullanıyoruz. Yine Galatı meşhur Misale dolayısıyla apokrif eserler önemli. Bunların haricinde, bunların haricinde çok kafa karıştırmaz umarım. Bugünkü Hristiyanlar mesela Holy Bible elimde var, King James versiyonu var bende. Ama Almancasını örnek vereyim. çünkü bunda apokrifler de var. Mesela burada yine bu da kutsal kitap. Bu işte bir kısmı eski ait dedim, bu kısmı hatta biraz daha fazlası, yine ahit biraz daha az. Burası eski ahit. Yahudilerin de Hebrew Bible dediği kutsal saydığı. Bu da yine ahit. Az önce saydığımız yeni ahit. Bunlar toplamda yaygın olan görüşe göre toplamda 66 kitap. 39 eski ahit, 27 yeni ahit. Ama bazı protestanlara göre mesela, protestanlara göre doytoro kanonik eserler var. Nedir doytoro kanonik? Doytoro, hani biz doytoro biliyoruz tesniye. İkileme, ikinci defa yapma. İkinci bir kanonizasyon süreci yani aslında ikinci de değil. Zafer Hocam kısmen bahsetti. Kaç tane kanonizasyon geçiyor? Ama işte değiştirilmiyor. Doitoro kanonikte deniliyor ki ya bak mesela Judith, Tobit, birinci, ikinci makabiler. Başka ne var? Siracide vardı, Hikmet vardı. İşte birkaç tane kitap var. Protestanlar diyor ki aslında argümanları enteresan diyor ki ya biz Yahudiliğe dayandırmıyoruz mu kendi şeyimizi? Tamam Yahudi değiliz ama dayandırmıyoruz mu? O zaman onların önemli saydığı kitapları da bizim, bizim kanonizasyonu almamız lazım. Çünkü bunlar da e, eski ahit bağlamında, o tarih bağlamında önemli şeyler. İkinci bir kanonizasyon e, süreci gerçekleştiriyorlar. Bir de doytoru kanonik var. Proto kanoniye hiç girmiyorum hocam. Proto kanonik, bir de kanonizasyon öncesi kanonize eserler var. Yani bunların hepsini bir araya koyduğunuzda e, önünüze inanılmaz çok, inanılmaz büyük bir külliyat çıkıyor. Bunun en iyi çözümü de her defasında ben elime bir şey alıyorsam bu hangi geleneğe ait, ne zaman kanonizasyonu gerçekleşti diyerek ona göre ele ele almanız. Bir şey unuttum mu apokrif, kanonik, Doturu kanonik. Herhalde sorunun cevabını kısaca böyle özetleyebilirim. Sefer Hocam bir şey atladıysam... Hocam sadece bir kısa ilave yapabilirim. Yani neden bu dörtüncü sorusu bağlamında? Ee, şimdi aslında birçoklarının bilmediği, belki biraz önce Tuğrul Hocam kısaca değindi ama teolojik bağlamda bakıldığında, teolojik bağlamda, şimdi burası önemli. Ben özellikle dinleyenlerin bu noktaya yoğunlaşmalarını istirham ediyorum. Çünkü bu Biraz altını çizmek istediğim bir nokta var. Şimdi teolojik olarak ki onun altını Turul Hocam bir önceki soruda çizdi. Şimdi dört İncil bizim elimizde. Bu dört İncil Hz. İsa'nın yaşamını ve öğretilerini anlatıyor. inanışa göre. Yeni Ahit'ten bahsediyorum. Yani elimize biz Yeni Ahit kitabını aldığımızda Yeni Ahit içerisinde ilk dört kitap İncil'ler ve Hz. İsa'nın yaşamı ve e, öğretileri. Sonra bir pasaj yani bir e, kısım bir e, sifir öyle diyelim e, elçilerin işlerini yani Hz İsa'nın hemen sonrası dönemi anlatan e, Luka'nın Elçilerin İşleri kitabı ve onun sonrasında yani kitabı okumaya devam ettiğimizde Pavlus'un mektupları çünkü önce Hz İsa yaşıyor sonra Havariler Çağı yaşanıyor en sonunda da Pavlus Havariler Çağı'nda ortaya çıkıyor ve ee, Hristiyanlığın e, şeyi e, en büyük işte temsilcisi olarak bir takım misyonerlik faaliyetleri falan. Bu resim tamamen yanıltıcıdır. Bu bahsettiğim resim tamamen yanıltıcıdır. Neden? Çünkü önce Pavlus ortaya çıkmıştır. Önce Pavlus tarih sendesine çıkmıştır. İki Sonra Pavlus Hristiyan dünyayı domine etmeye başlamıştır. Sonra bazı Pavlusçu yazarlar. Bakın bu ifadeyi bilerek kullanıyorum. Çünkü neden bu dörtüncü sorusunun cevabı biraz burada yatıyor. Çünkü bazı Pavlusçu yazarlar Pavlus sonrası dönemde hem Hazreti İsa'nın hayatını hem de havariler çağını yeniden yazarak Metinleştirmişlerdir Ve bunlar yeni ait külliyatında Bugün bizim karşımızdadır Ne demek istiyorum Önce Hazreti İsa yaşadı Hazreti İsa'nın Bir takım havarileri Onun hayatını ve öğretilerini Yazdılar Sonra havariler çağını Bir yazar tasvir etti O sırada Paulus ortaya çıktı Ve hemen sonrasında O da mektuplarını yazdı gibi bir algı Kesinlikle doğru değil Hazreti İsa yaşadı. Ama Hazreti İsa'dan sonra bir şey kalmadı. Yazılı metin biz bilmiyoruz. Ve Hazreti İsa'nın havarilerinin ne söylediklerini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü İsa'nın havarilerinin hiçbir yazdığı da bizim elimizde değil. Ya ne oldu? Pavlus adında birisi tarih sendesine çıktı. Pavlus İsa cemaatlerini şu veya bu sebeple, şu veya bu gelişmelerin sonrasında domine etmeye başladı. Ve Pavlusçu yazarlar, Pavlusçu bir bakışla, Pavlusçu bir pencereden, Pavlusçu bir perspektiften hem İsa dönemini hem havariler çağını ve havarileri tanımlamaya başladılar. Böylece Pavlus'un teolojisini meşru bir zemine oturtmaya çalıştılar. Neden bu dört İncil? Çünkü Pavlusçu kurtuluş teorisi bu dört İncil'de var. Siz Thomas İncil'ine bakıyorsunuz. İşte e, Tuğrul hocamın çok haklı olarak altını çizdiği gibi resmi geleneğin dışında beslenen e, değil mi gnostik karakterli Mısır coğrafyasında özellikle Süryani Hristiyanlar arasında çok e, e, popüler bir metin olduğu anlaşılıyor e, şeyin Thomas İncili. In. Şimdi Thomas İnciline baktığınız zaman e, Hazreti İsa'nın sözlerinden oluşan bir metin yani Hazreti İsa'nın sözlerinden oluşan bir metin. E, Tuğrul Hocam bunu böyle anlatıyorum ama şimdi e, burada şunu da söylemek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Thomas İncile araştırmacılar diyorlar ki 5. İncil e, neden 5. İncil? Hani şey gibi yani. Şimdi basketbolda mesela şey vardır ya 6. adam. 6. adam taraftardır yani. Veya futbolda diyelim ki ya işte bugün takımın 12. adamı olacağız. Ya 11 kişi oynuyor. Hani bu da 12. falan. Araştırmacılar Thomas İncil çok önemli olduğu için yani kronolojik itibarla çok eski tarihlerden Hazreti İsa'nın sözlerinden falan oluşuyor. Ee, diyor ki e, araştırmacılar ya bu Thomas İncil diyor, beşinci İncil. Yani bu şu demek yani çok önemli bir İncil. Hani beşinci İncil derken dört İncil'in sonrasında beşinci İncil budur değil. Hani bunu da kanona dahil edelim gibi bir anlam çağrıştırmaz bu. Bu şu demek yani çok önemli bir metin bu. Hristiyan dünyada erken dönemde e, tedavülde e, çok geniş. Şimdi ben 5. İncil dedim diye misyoner arkadaşlar sağ olsunlar bana şey e, videosu çekiyorlar. Reddiye Zafer Duygun'un diyorlar. En popüler <laughs> İncil'i demişler. Yani Thomas İncil'i benim en popüler İncil'immiş. Diyorlar ki ya bu İncil asla 4 İncil'de mukayese olma. Ya arkadaşlar ya teşekkür ederiz. Görüşlerimize değer verip teveccüh göstermişsiniz de ben benim popüler İncil'im e, demiyorum Thomas İncil'ine. Benim popüler İncil'imi arıyorsanız Yakup İncil'idir. Ben söyleyeyim. Ya benim en popüler İncil'im Yakup İncil'i. Thomas İncil değil. Beşinci İncil. Çünkü önemli bir İncil'dir. Erken dönemden kalması itibariyle. Muhtevası itibariyle. E bir bakıyorsunuz. E, Süryani Hristiyanlığı içerisinde, Mısır coğrafyasında değil mi? Çok e, Zaten Nakamadi literatüründe keşfedilmiş bir metin 1945'te. Peki neden kanonik değil? Yani Hz. İsa'nın annesini çok detaylı anlatan işte e, çocukluk İncilleri. Neden bunlardan bir tanesi kanonik değil? Sonraki dönemlere bakıyorsunuz. Şu İncili, bu İncili, Petrus'un ağzı Petrus İncili var. Neden kanonik değil? Efendim, bilmem nereye bakıyorsun? Neden? Çünkü bu metinlerin hiçbir tanesinde İsa'nın çarmıha girilişinden bahsedilmiyor. Bazıları hariç, bazıları söylüyorlar. Eğer bahsediyorsa bile diğerlerinde İsa'nın ölümünün, çarmıh üzerindeki ölümünün insanlığa kurtuluş getireceği şeklindeki tefsiri destekler mahiyette bir zemin yok. Yani Pavlusçu tefsirin dışında kalıyor bu metinler. İsterse İsa'nın kendisi yazdırmış olsun. Bizim için önemli olan hadi en başta onun için söyledik ya, İncil nedir? Hristiyanlara göre İncil Hz. İsa'nın sözleri değil ki. Evet belki onun bir parçasını teşkil edebilir. Bu ayrı bir konu. Ama İncil, müjde, evangeliyon. Ya Tanrıoğlu, Tanrıoğlu öldü. Çarmıh üzerinde kendi canını ve kanını feda etti. Öldü ne için? Bizim için. Kefaret ölümü. Ve biz bu sayede kurtulduk. Müjde nedir? İşte bu iyi haberdir yani. Bu iyi haberi bize getiren şeydir. Metin olabilir, bu sözlü de olabilir yani. Hani biraz önce söyledik, Ignatiuslar falan sözlü şeyi anlıyorlar dedik. O yüzden arkadaşlar, o yüzden e, biz kanunun oluşturulmasında bunu da tas tamam tek bir kriter bu olmayabilir ama önemli bir şeydir. Bu Pavlusçu perspektifi içeren metinler olması. Turul hocam, bilmiyorum buna bir itirazın var mı yoksa ben e, topu tekrar İsmail'e bırakacağım. Aynen hocam, ben altına imzamı atıyorum. Geçelim. Peki. Hocam İsmail, teşekkür ederim. Dedin. Çok kısa hocam bir ses sorunu oldu ama düzeldi. Şunu sormak istiyorum hocam. Peki kanon İnciller metinsel ve mana itibarıyla yani tahrif edilmiş metinler midir? Bilim dünyasında İnciller konusunda yapılan araştırmalar bu hususta ne gibi sonuçlar ortaya koymuştur? Evet, e, şu boyutuyla ele alalım. Yani tahrif kelimesi burada hani yanlış anlaşılıyor. Tahrif kutsal kitap bağlamında dolayısıyla vahyin tahrifi bağlamında ele alındığı zaman ki Kur'an'da tahrif kelimesi kullanılır. Ama çok enteresan Yahudiler bağlamında özellikle e, vurgulanır. Çünkü Yahudilerde kelimelerle oynama vardır. Hristiyanlar bağlamında bu önemli bir detay bence. Hristiyanlar bağlamında Lafzi tahrifattan çok manevi tahrifattan bahsedilir. Dolayısıyla iki tarz tahrifat vardır. Tahrifat-ı lafzi yani lafız kelimeler üzerinden değiştirme veya manevi yani yazanı, mana, manevi değil özür dilerim, mana, mananın tahrif edilmesi Yazıyor ona dokunmuyor. Hristiyanlık konusunda niye zaten kelimelerin değiştirilmesi çok mantıklı bir şey değil? Oradan da çok itiraz geliyor Hristiyanlardan. Hani tahrif edildi deyince zaten ama vahiy değil ki. Müslümanlar da şeydi. Zaten vahiy değil o. İlham ürünü. Vahiy değil. O yüzden değiştirilmiş olmasına tahrif denildiği zaman e, yanlış anlaşılıyor. Hani onu söylemiş olayım. İkincisi ama kastedilen şuysa kendi içerisindeki tutarsızlıklar bir kere. Hani onun içerisiyle onunla içerisinde tutarsızlık var. Dolayısıyla o zaman bir tanesinden bir tanesi doğru olması lazım diye. Ee, bununla ilgili de örnekler hani çok var. Ee, sıralanabilir. Ama onun haricinde tahrifatı hani düzgün değerlendirmek gerekiyor. Bilim ise buna mesela Almanca'da bir kavram var. Bunun tam Türkçesini ben e, bulamıyorum. Açıklayacağım ama. Fuat o da şu. Yazılan metnine hani edis tabiri caizse edisyon kritik yapma. Hani böyle e, şey. Ufak böyle ufak dokunuşlar ilaveler, ufak ilaveler, öyle böyle tamamen değiştirme değil, ufak ilaveler, bunların bilimsel açıdan ele alındığı var mı? Çok var. Yani Bad Örmen'i, bir de az önce de söylemiştim, Bad Örmen'i tutun, birçok bilim adamı, F.F. Peters, başka hani birçoğu var, şey bağlamında yani eski ayet bağlamında zaten ama yeni ayet bağlamında da hani belli bir süreç içerisinde böyle ufak oynamalarla, mesela ilk Septuaginta veya daha sonra Latin Vulgata'yı alalım. Septuaginta çok erken de Latince'ye tercümesi kitabı Mukaddes'in Bunların tercümeleriyle daha sonraki nüshalara bakıldığında bu nüshaların kendi arasında bile birçok şey var. Farklılıklar var. Tercüme ederken bir kere ortaya çıkıyor. Ondan sonra da bu hata işte hata yapa yapa götürülüyor. Zafer Hocam bir şey söylemişti orada. Marcos'la ilgili mi? Matta İncil'i ile İncil ilgili mi? Demişti ki bugünkü elimizdekiler kopyanın, kopyanın, kopyanın kopyası. Bu doğru. Ee, yine Bahat Ömen hakikaten güzel kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi. Ee, Türkçe'ye ne diye çevrildi? İncil nasıl değiştirildi diye herhalde. Ben Almancası bir de İngiliz İngilizcesi var. İncil nasıl değiştirildi diye tercüme edildi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ama çok güzel bir kitap. O kendisi mesela anlatıyor bunu. Bilimsel perspektiften anlatıyor. Ee, yani diyor ki düşünün diyor bir metniniz var diyor. O ondan kopyalıyor. O ondan kopyalıyor. O öyle. Dolayısıyla diyor e, sırf bu kopyalanmış metinlerin arasındaki çelişkileri aldım diyor. Bir de yeni ahit külliyatının içerisinde kullanılan kelimeleri aldım diyor. Yaklaşık 138 bin miydi şeyin içerisinde kullanılan? Kur'an'ın iki katıydı. Kur'an işte 74 binse Aynen aşağı yukarı e, 170 küsür bin şey 140 bine yakın kelime kullanılıyor. Düşünün kopyaların içerisindeki bütün çelişkileri aldığınızda yeni içerisinde kullanılan kelimeleri aldığınızda çelişkiler kelimelerden fazla. Dolayısıyla bu düşündürücü hani tahrif meselesini ele aldığımızda Bad Ömen de zaten öyle diyor. Hani bu nasıl oluyor diye e, o kadar binlerce işte kopyanın olması vesaire bilimsel şekillerde ele alınıyor bu konu. Hocam mutlaka ilave edeceğim bir şey vardır. E, hocam e, sen tabii çok kısa kısa ama harika tespitler yaptın. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. E, Bakir kavramının bizde ve e, Hristiyan dünyada farklı algılanıyor oluşu, tahrifat anlamına yüklenen de, muhtevaya da otomatikman yansıyor. Şimdi Mesela hocam, e, Origenes e, biliyorsun, e, antik çağın en meşhur Hristiyan yazarlarından bir tanesi veya Augustinus, Siporegius Piskoposu 430 yılında ölmüş e, Batı Hristiyanlığı oluşumunda en fazla tesir e, yaratmış e, baş şey. Şimdi bunlar bu yazarlar ki bunlar Hristiyanlar. yani Hristiyan teolojisinin oluşumunda çok büyük etkisi olan değil mi? Bu metinler üzerine e, hayatlarını şey yapmış, e, harcamış yazarlar. Bunlar bile diyorlar ki bu metinlerde diyorlar bir şey var. Yani kendi aralarında uyuşmazlıklar var. E, bazı noktalarda maddi hatalar var. Şimdi hocam mesela Nuh kıssasını Kur'an-ı Kerim anlatıyor bir yerde değil mi biraz daha farklı boyutlarını anlatıyor. Bir yerde biraz daha farklı boyutlarını anlatıyor. Bu öyle bir şey değil. Mesela diyelim ki İbrahim kıssasını İbrahim'den bahsediyor. Aynı şeyi diyelim ki tufanı anlatıyor. Bir yerde hadisenin bir boyutunu ön plana çıkartarak biraz daha fazla anlatıyor. Öteki tarafta cinayla hadiseden bahsediyor. Başka bir boyutunu biraz daha farklı şekilde ama bu şu demek değil. Yani anlatımlar arasında bir çelişki var. Hayır. Ya yeni ayet özelinde konuştuğum bu değil. Konuşulan şey bu değil. Bir yerde Yahuda İskaryot'un intihar ettiği söyleniyor. Öte yerde düşerek öldüğü söyleniyor. Mesela. Elçilerin İşleri kitabıyla İncil'lerdeki rivayetler. Bir bakıyorsunuz bir İncil yazarı eski ahitten ya yani işte Septuaginta metinlerine zaten onların atıf yaptıkları şey o 70'ler tercüması tercümesi. Atıf yapıyor bir bir yere atıf yapıyor ve söylüyor da diyor ki bilmem ne kitabında geçtiği şekliyle. E bir bakıyorsunuz o kitap böyle bir şey geçmiyor. Ama başka bir eski ahit metninde geçiyor. Yani yazar atıf yaptığı yeri karıştırmış. Şimdi maddi bir hata bu. Ya da hocam çok iyi bilecektir, e, Turul hocam, e, bir takım İncil metinlerine yapılmış ilaveler söz konusu. Ne nasıl ilaveler? Mesela Markus İncili'nin öyle değil mi hocam? Bir orijinal bitişi derler Batı bilim dünyasında derler ki Marco's'un orijinal bitişi sonu uzun versiyonu yani bir de kısa versiyonu. Neden? Çünkü Marcos İncil'in son pasajı yani İsa'nın dirildikten sonra öğrenciler öteki uluslara gönderdiği şeklindeki o pasaj e, aslında Marcos'un özgün metninde yok. Sonradan ilave edilmiş, sonradan eklenmiş bir kısım bu. Yani bu işte Bart Ehrman'ın yani şeyin Turgul Hocam'ın bahsettiği e, çok meşhur akademisyenin hocası var. Bruce Metger. Onun da Text of the New Testament bağlamında bir sürü çalışması var. Adam o hepsini bunların ortaya koydu. Şimdi hal böyleyken Durul Hocam İncil'ler değiştirilmemiş <laughs> özgün şekliyledir demek ile ya dünya düzdür demek arasında bir fark yok. Ve Hristiyan yazarlar da zaten antik çağdan itibaren bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Origenes diyor ki bu farklılıklar, bu çelişkiler Müstensi hatasıyla izah edilemez diyor. Ama o alegoriyaya gidiyor. Yani diyor ki siz diyor işte şeyin söylediği nokta. E, Turul hocanın söylediği nokta. Siz diyor literal olarak bakmayın buna. Yani alıp diyor tek 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 hayır ya bir kere diyor vermek istediğim mesaj ne? Mesaj diyor mesaj İsa'nın çarmıhı ve bizim kurtuluşumuz bunu diyor söylüyor mu söylüyor. Mesela Agustinus da aynısını söylüyor ama diyor ki her biri kendi cephelerinden diyor bakmışlardır. Yuhanna diyor biraz daha ruhsal bağlamı ön plana çıkartmıştır. Efendim şu İncil'de İsa'nın krallık Mesih'i boyutu biraz daha ön plana alınmıştır. Şurada şu boyut ön plana alınmıştır. Bakın bu gerçekten hareketle alternatifler üretiyorlar. Alternatif çözüm önerileri üretiyorlar. Yani Hieronymus'un kendisi söylüyor İncil'ler arasındaki çelişkilerle ilgili bana birçok kişi... Hedibia'nın yazdığı mektuplar var mesela Galya bölgesinden, e, Lugdunum'dan, e, bugünkü Fransa'dan. Hedibia mesela Hieronymus'a şey veya Vulgata'dan bahsetti şey. Hocam Vulgata'nın Hieronymus'a Papa neden sen bir metin yaz diyor? Papa Hieronymus'a... Diyor ki sen diyor bir standart metin yaz. Neden? Ya çünkü bütün kopyalar arasında o kadar büyük çelişkiler var ki Papa'nın kendisi diyor ki bari diyor bir standart metin oluşturalım. Öyle midir hocam? Yanılıyor muyum Turul hocam? Aynen, aynen öyle hocam. Ve Vulgata bundan sonra Ha Hieronymus başlıyor. O tas tamam tamamlamamış. Onu tam Hieronymus'u yani Jerome, Jerome yani Hieronymus dediğimiz Jerome'u Batı'daki şeyiyle onun açtığı o yolda işte Batı'da standart teşkil eden bir metin oluşturuluyor Vulgata ve bu şey böyle. Ama şimdi Hristiyan dünya için ya burada aslında e, tabii ki e, konuşulacak söylenecek çok şey var. Mesela Tuğrul Hocam kapıyı açtı bıraktı açtı bıraktı mesela redaksiyondan bahsetti edisyondan bahsetti evet biz. Kitab-ı Mukaddes kritiği çerçevesinde veya sinoptik problem çalışmaları çerçevesinde bu metinlerle ilgili ortaya konulan yargılara, şeylere baktığımızda değil mi? İncil yazarlarının birkaç aşamada aslında hem redaktör hem editör muhte muhtevası üstlendiklerini görüyoruz. Efendim sözlü rivayetler İncil yazarlarına kadar ulaşmış. Bu rivayetler zaten sözlü olarak gezinirken bire bin katılmış. Bu gayet normal bir şey. Bunun aksini söylemek eşyanlık tabiatına aykırıdır yani. 30-130 yılları arasında 100 yıllık bir e, sözlü rivayet dönemi söz konusu. Bütün Akdeniz hafızasında İsa'ya da atfedilen İsa'ya dair bir takım rivayetler kulaktan kulağa, kulaktan kulağa yayıla yayıla İsa işte tanınmış bir e, tarihsel şahsiyete dönüşüyor. Ama bire bin katılarak, bire bin katılarak yani çünkü evangelikler için, müjdeciler için aslı olan şey detaylar değil. Bakın o adamlar bir şekilde Mesih namına insanları kazanmaya çalışıyorlar. Verdikleri mesaj şu bizim için öldü. Bizim için öldü. Yani Yahuda İskaryot'a ne oldu onların için birinci derecede önemli bir mevzu değil. İncil de zaten o değil. Ama biz bugünkü itibarla baktığımızda ya da hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlerden hareketle şimdi Kur'an-ı Kerim'in mesela bir ilahi kitap olmaklığının göstergelerinden bir tanesi onun değişmemiş olmasıdır. Öyle değil midir doğru hocam? Yani bir takım ayetler bize bunu söylemiyor mu? Şimdi biz eğer kriter bu ise ya da kriter bugünkü anlamda edisyon ya da bugünkü anlamda redakte etmek kavramları çerçevesinde bizim yüklediğimiz anlamlar özelinde konuşacaksak nasıl İncil değişmemiş? Nasıl böyle bir şey söylenebilir yani? İnciller değişmiştir. Düpedüz değişmiştir. Bu bilim dünyasının ortaya koyduğu bir şey. Ama bu değişiklik Hristiyanlar açısından bakıldığında makul bir çerçeveye ya da açıklamaya görece, relatif, sahiptir. Çünkü onlar açısından önemli olan şey tıpkı Augustinus ya da tıpkı Origenes tarafından da ya da tıpkı Hieronymus tarafından da antik çağda geçen antik çağda belirtildiği gibi efendim buradaki bir kelimeyi çıkarttık öteki tarafa geçerken bir müstensi bunu sansürlemiş öteki tarafa o değil. Temel olarak mesajı veriyor bu. Yani çarmıh üzerinden bizim kurtuluşumuza dair öğretiyi bize yansıtıyor mu? Yansıtmıyor mu? Mesele bu ve çok net. Yani bunun şeyi bu bilmiyorum Turul hocam bu bağlamda katılır mısın katılmadığın nokta var mı itiraz edeceğin nokta var mı hocam itiraz edilebilecek bir konu olsaydı hani itiraz ederdim de <laughs> yani e, olay böyle yani sadece ben şeye üzülüyorum hani o kısmına hakikaten böyle deyince hep işte çelişkiler diyorsunuz bizim kutsal kitapta çelişki yok veya İncillerde. yani bunu kabul etmek kadar hani şey bir şey yok çünkü bu Hristiyanlığın kendisine de dediğim gibi aykırı bir şey. Çünkü o zaman ilhamı kabul etmemiş oluyorsun. Dolayısıyla hani itiraz edecek bir şeyim yok? Sadece bunu yani sadece Müslümanlar açısından da bilim de bunu söylediğini tekrar vurgulayabilirim. Onun haricinde söylediklerinizin altına imzamı atıyorum? Hocam en son özellikle şu ifaden çok önemli. Bilim de bunu söylüyor. Yani bugün yapılmış araştırmalar, bilimsel anlamda değil mi? Metin kritiği diye bir şey var hocam. Metin kritiği. Yani biraz önce bahsettik. 250 yıllık bir süreç var. Müstensillerin bol bol çalıştıkları bir süreç. Ya müstensillerin bol bol çalış, müstensilleri takdir ediyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Müstensil olmasa bizim bugün elimiz kolumuz sadece bu alanda değil, bütün tarihsel bağlamda e, elimiz kolumuz bağlı olurdu. Yani İncil metinleri efendim 250 sene sonrasından bugüne intikal etti de Flavius Josephus'un metni yani birinci yüzyıldan mı kaldı? İyi de bunun böyle olması ya efendim yani İnciller böyle Ephlamyus diyor da böyle e, e, öyle ta, öyle zaten yani. E, hepsi böyle ama bu şunu gösteriyor bize arada bir şey var yani bir boşluk var. Ve o boşlukla ilgili el yazmalarının o karşılaştırılması temelinde değil mi? El yazması olmayan dönemlerin metinlerini biz e, ara, şeyde modern e, bilim dünyasında ortaya koyma arayışı var. Metin kritiği diye bir yöntem. E şimdi bu alanda yapılmış Tom'la bilimsel çalışma var. Hocam yok yani biz bunların hiçbir tanesini kabul etmiyoruz. Ben bunların hiçbirini saymıyorum. Biz bu yok böyle bir çalışma, yok böyle bir şey. Şu şöyledir. Ya bu şöyle bir şeydir ya ya dünya düz değil. E tamam değil yani ne diyeyim? De, değilse değil. Ama şu var. E, ya veya şöyle deniyor yani. Ya efendim eğer o öyleyse ya tamam madem öyle o zaman Kur'an da şöyle şey. Ya kardeşim varsa bir hipotezin çık söyle. Yazdığım bir şey e, veya bu konuda üretilecek bir teori varsa e, bunu da ortaya koy. Yani o öyleyse efendim bu da böyledir. Böyle genellemeci bir bilgem. Bilimle hiç ilgisi olmayan şeyler. Ama e, benim şeyim hani çok da uzatmak da istemiyorum. Ben zaten hocam bakın yani özellikle Mesela İncil'ler güvenilir metinler midir? İsa, Paulus, İncil'ler yani bu kitaplarda da bu konulardan çok tartıştım ama ben daha ziyade teorik bilgiler vermeye çalıştım. Amacım şu değil. Ya bu kitapları işte değersizleştirmek şey böyle bir şey bizim haddimize değil. 2000 yıllık kitaplar, insanların kutsal gördükleri metinlerdir. Bizim de benim de sonsuz saygım var. Yani hiçbir şeyim yok. Sadece bilimsel olarak e, yani bizim yapabildiğimiz, görebildiğimiz şeyler buydu kendi çalışma alanımızla ilgili e, insanlarla paylaştığımız şey bu. Bunun ötesinde başka bir şey yok e, diye e, şeyi tamamlayayım hocam. Evet. Hocam çok kısa bir şey sormak istiyorum Zafar hocam izleyicilerimizin daha iyi anlaması adına e, metin kritiğinden çok kısaca bahsedebilir misiniz Zafer hocam nedir nasıl yapılır İçerik metin olarak. kritiği, metin kritiği şu Şimdi diyelim ki dördüncü yüzyıldan kalma 5. yani eski bir sürü el yazması var. Yeni ait özelinde anlatalım. Bir sürü el yazması var. Bunlar tarihlendiriliyor. 4. yüzyıl, 5. yüzyıl, 6. yüzyıl, 7. yüzyıl bu şekilde. Şimdi bu el yazmaları karşılaştırılarak bu el yazmalarının karşı metinleri yani el yazmalarındaki metinlerin karşılaştırılması özelinde metin olmayan dönemin metinleri hakkında biz çıkarımda bulunmaya çalışıyoruz. Nasıl? Mesela Marcos İncil'inin işte biraz önce bahsettik Tuğrul Hocamla o e, Bruce Metzger'in yaptığı o tespitler üzerinde özellikle. Marcos İncil'inin mesela 4. yüzyıldan kalma Vatikanus gibi işte Sinaitikus gibi kodeksleri daha kısa bitiyor. Yani Marcos İncil'inin son kısmı e, bugünkünden farklı. Ya bu yani bugünkü Türkçe şeylerinde bile Mesela Türkçe tercümelerinde bile e, İncillerin İncil'in e, şey diye yazar. Bu kısım bazı el yazmalarında yoktur diye yazar. E, Birçoğunda. Aslında bir e, bazı el yazmaları da değil eski el yazmaları. Onu da belki ilave etmek daha şey olabilir. Ne demek bu? Bu şu demek? Dördüncü yüzyıldan kalma el yazmalarında olmayan yani en eski el yazmalarında olmayan bir kısım sonraki el yazmalarında var. Bu yüzden bunu, bu benim söylediğim bütün bilim dünyasını bildiği bir şey ve bunu şöyle söylerler. Ee, i̇şte Marcos İncil'i özelinde uzun versiyonu kısa versiyonu diye derler. Yani uzun versiyonu dediğinde eklenme yapılmış olan şey anlaşılır. Kısa versiyon dediğinde yapılmamış olan şey anlaşılır. Ve bu Herkesin bildiği bir şeydir yani bilim dünyası. Marcos'un uzun, long ending, long version mı derler şey Turul Hocam tam hatırlayamıyorum yani şimdi şeydeki. Ha Öyle bir şey derler. Ee, ve bu bu şekildedir. Şimdi metin kritiği yöntemidir bunu bize şey yapan. Mesela Turul Hocam'ın söylediği e, bu küçük dokunuşlar. Şimdi küçük dokunuş e, yani belki bir harf dokunuşu ama manalar noktasında çok büyük sonuçlar verir. Mesela biz bunu redaksiyon kritiği yöntemiyle ortaya koyuyoruz. Redaksiyon kritiği ne? Redaktör olarak kabul ediyor İncil yazarlarını. Yani metne geçirirken öyle küçük dokunuşlar yapıyor ki mesela sinoptik problem bağlamında biz bunu ben bunu burada İncil'ler güvenilir metinler midir kitabımda e, uzun uzun anlattım. Bir dokunuyor sadece o dokunuş bütün muhtevayı değiştiriyor. Mesela Matta İncilinin yazarı Markos İncilini çalışarak kendi metnini oluşturmuştur. Luka İncilinin yazarı Markos İncilini çalışarak kendi metnini oluşturmuştur. Bu şu demek? Markos'un metni bizim karşımızda. Luka'nın içinde, Matta'nın içinde ve Matta'nın yazarının oraya yaptığı küçük dokunuşları tespit edebiliyoruz bu sayede. Ve o tespit bize Matta İncil'ini kaleme alan yazarın ideolojisi hakkında bir şeyler söylüyor. Tabii ki Tuğrul Hocam takdir edecektir. Yani bunlar e, bizde zannedildiği gibi böyle e, çok kolay şeyler değil. Yani bunları bilim dünyası e, özellikle Alman teologlar e, ki Alman teolojisi geleneğinin yani burada hakkını teslim etmek lazım. Ta Tübingen, Tübingen okullarından itibaren. Ee, 1700'lerden itibaren Herman Reymarus'lardan ondan sonra e, Lessing'lerden e, efendim e, o sinoptik problem bağlamını ortaya çıkartan e, hocam neydi o Johann Griesbach'lardan itibaren yani bak 1770'li yıllardan bahsediyor Hale'de adam yayınlamış yani. Hale'de yayınlamış o sinoptik problem kitabını. Hoş o madden Priority diyor hocam. şey Tuğrul hocam. Griyazva maddi priority diyor. Ee, o tabii onu da değiştiren, o paradigmayı değiştirenler de Lahman falan, onlar da Alman. <laughs> İşin ilginç tarafı. Almanlar, Almanlar o konuda iyi hocam. Şöyle <laughs> tabii bir tabii katkında bulun yani ekte az önce söylediğiniz yine şu, şu konu ilham verdi. Yani şu yanlış anlaşılıyor... Birkaç defa tekrarladık ama bu bağlamla bir daha tekrar hani eğer İncil'ler böyleyse o zaman Kur'an da öyle deme kadar yani kıyas mal farık diyoruz biz ona hukukta. Yani birbirine eşit olmayacak, hakkını veremeyeceğin bir kıyas olmuş olur. Hani neyi neyle kıyaslıyorsun? Kur'an'ın vahiy iddiası farklı, Hristiyanların vahiy iddiası farklı. O yüzden onlar da çelişkilerin olması, işte dediğim gibi bir Hristiyan mesela bu kitap Almanca'da and God was chilling. Yani Tanrı şey böyle ne yaptığı böyle şey, oh rahat keyif keyif çattı diye böyle bir kitap bu kitap mukaddesin tercümesi Almanca'ya gençler için böyle bir şeyin tercüme olarak yani malum Kur'an budur demeniz İslam açısından mümkün değil yani bu Tanrı'nın yani ayetleri böyle keyfine göre yorumlaman böyle kısaltman şey yapman mümkün değil ama bir Hristiyan düşüncesi içerisinde bu mümkün çünkü dediğim gibi vahiy bizdeki gibi algılanmıyor bizde işte vahiy korunmuş bizde. Allah Teala diyor ki eğer o peygamber öyle ağzını geveleyip bir şey yapsa diyor kendine bir şey olsa onun şah damarına yakalarım onu diyor. Yani böyle tehdit ediyor peygamber bile vahiy getiren yani şeyini biliyor kendine bir şey katmama. İslam'da biraz daha farklı gözüküyor. Hristiyanlıkta ise işte onu anlayamıyor bu, bunu sor soranlar. Hristiyanlıkta farklı ilham. İlham demek herkes kendi kültürel birikimine göre yazıyor. O zaman onun yazdığı ondan farklı olabiliyor. Bizim anlatmak istediğimiz Nacihan'ı bu herhalde hocam. <laughs> o son kez bir daha eklemek istedim. Turul hocam harikasın, harikasın. Sen diğer soruya geçelim ya da burada eklemek istediğiniz varsa hocam. Yo, yo sözü gene İsmail'e verelim. Bilmiyorum program nasıl ilerliyor? Turul hocam memnun musun? Valla ben memnunum. Böyle karşı... Hocam daha, daha başlamadık ha. Programa daha başlamadık. Evet hocam hocam <laughs> ısınıyorsan şu an. <laughs> Yo, şaka yapıyorum Tuğrul Hocam. Tuğrul Hocam korktu bir için. Daha evet. başlamadık deyince. <laughs> ben yayın öncesi hocam biraz hazırladım Tuğrul Hocayı. Dedim hocam, biraz uzun sürebilir hocam. Hocam iki saat, iki saat olmuş. Program başlayalı iki saat olmuş. Ee, bence gayet iyi gidiyoruz. Ee, Tuğrul Hocam sana bağlıyız. Yani sen devam ettiğin müddetçe biz devam edeceğiz. Devam edelim hocam. Bir Başladık şimdi. Yarı yolda bırakmak olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bir yola çıktık. Bir yola çıktık. Bakalım nereye varacak bunun sonu. Ya, aynen. <laughs> Tuğrul hocam sen hangi takımı tutuyordun ya? O hocam takım seninle o konuda anlaşamayacağız hocam. Gerçekten mi? Sen Galatasaraylı mısın? Yok Beşiktaş. Ya hocam niye anlaşamayalım? Biz ee, ben de Fenerbahçeliyim. Ben de, ben, de biliyorsun Fenerbahçeliyim ama en iyi anlaştığımız iki takım Galatasaray ve Beşiktaş bizim. Evet. <laughs> hocam Almanya'da evet. ve Avrupa'da sen tabii Almanya'da yaşadığın için soruyorum. İsmail'cim e, konu dışı, tasnif dışı time out bir soru sorma hakkın var mı Tuğrul Hocama? Tabii tabi hocam buyurun. Estağfurullah. E, bizim Mehmet Ali dinliyorsa, Mehmet Ali hocam e, veya Alper Alper Reis dinliyorsa bilmiyorum dinleyip dinlemediklerini e, onlara da buradan bu soru e, hani cevabı anlamında şey yapayım dedim. Hocam Avrupa'da ve Almanya'da en çok bizim takımlardan hangisinin destekçisi var Türkler özelinde? Galatasaray. Galatasaray. Ee, Beşiktaşlı mı daha çok Fenerbahçili mi? Fenerbahçe galiba. Onu bilmiyorum ama Galatasaray UEFA yüzünden Galatasaray UEFA kupası şeyi hala onun şeyleri var esintileri. O, onun ekmeğini yemeye devam ediyorlar. <laughs> Öyle demeyelim şimdi ama evet. <laughs> evet evet gerçekten büyük başarıydı. Ee, yani tebrik etmek lazım. Ee, İsmailcim tekrar sendeyiz. Tabii hocam. Bu akşamki konumuzu Kur'an açısından da değerlendirecektik. Sorun bu bağlamda olacak. Kur'an açısından tasdik ilişkisi nedir? Bunu merak ediyorum. Kur'an İncil'i ve yeni ahiti tasdik eder mi? Kur'an'ın tahrifat meselesine bakışı nasıldır? Kur'an bugünkü İncil'leri hatta yeni ahiti işte Allah tarafından vahyedilen ve sonrasında da bozulmadan yedinci yüzyıla kadar yani peygamberimiz dönemine kadar e, ulaşan özgün metinler olarak mı görmektedir? E, bu konuda neler söylersiniz? Başlayayım isterseniz Sefer Hocam. Ee, evet, hocam buyurun. Yine, yani Kur'an'da tabii ki İncil kavramını geçtiğini zikrettik, geçer. Ee, tabii İncil diye geçer, İnciller diye geçmez bu bir. İkincisi İncil'den kastın tam olarak ne olduğunu bugün yüzde yüz söylememiz mümkün değil. Yani şöyle söylememiz mümkün değil. İşte aç o zaman say hangi maddeler vardır dediğinizde burada tıkanırız. Ama şunu biliyoruz birkaç örnek vermiştim. İncil'den kasıt Kur'an'da ayetleri böyle kronolojik sırasını koyduğunuzda kontekstini vesaire ele aldığınızda sadece Kur'an bağlamına değil bir de buna paralel olarak Arap Yarımadası'na acaba hangi Hristiyan kültürü geleneği vardı, onların ellerine hangi kaynaklar vardı, bütün bunları göz önüne bulundurduğunuzda Kur'an'ın hiç o topa girmediğini görüyorsunuz. Yani İncil'ler, yeni ahit ona girmiyor. Kur'an diyor ki ben diyor İsa'ya bir şey verdim diyor Hazreti İsa için. İsa Mesih'e, şu özür dilerim Hazreti İsa'ya bir şey verdim diyor. Ona vahiy anlamında İncil diyor. Yani o inci, vahiy bütününe İncil diyor kitaba değil. Onu verdim diyor. Ve bunu diyor, buna Hristiyanlar ve kitap ehli olan herkes aslında sahip çıkamadı diyor. Sahip çıkamadılar işte bu şeye, bu, bu külliyata sahip çıkamadılar. Aralarında sahip çıkanlar da var. İşte aralarında hatta sahip çıkıp biraz daha aşırıya gidenler, işte ruhbanlar, aşırıya giden, onlar da aşırı sevgi. İşte çok enteresan, Kur'an onu da istemiyor. Aşırı sevgi de yapma diyor. Yani Tamam İsa Mesih önemli ama öyle aşırı sevgi yapma olmaz ruhbanların işte aşırı sevgiden kendini böyle dünyalıklardan uzak durması Kur'an tarafına eleştirilir hani kendileri uydurdular diyor gerçi ona bile uymadılar diyor onun haricinde Kur'an İsa'ya tam olarak neyin verdiğini e, çerçevesini sadece belirleyebiliyoruz. Çerçevesi de zaten Kur'an'da geçtiğiyle birlikte. Kur'an'da İncil'in geçtiği kontekstlere bakıldığında işte hakeme şunu yapma, Bakara suresini geçtiği zaman genelde yapılan hataları hatırlatarak bunu yapma diyerek bunu yapma diyerek ne yapman gerektiğini yani negatif teolojide de oluyor ya o. Hani Allah'ın ne olduğunu söyle ne olmadığını söyleyerek ne olduğunu söylemek negatif teoloji gibi. Dolayısıyla nelerin hata yap, neleri yanlış yaptıklarını söylemekle nelerin yapması yapılması gerektiğini. Bunu da İncil bağlamında söylediği her yerde demek ki İncil'de bu hususu ön plana çıkarmak istiyor diyebiliriz. Tahrif konusuna geldiğimizde ise Kur'an tahrif konusunu çok teferruatlı ele alır. Yani mesela sadece bir kelime kullanmaz. Sadece tahrif oldu bitti demez. Az önce de söyledim bir tah, tahrifi lafzi var. Lafzın tahrif edilmesi bu özellikle Yahudilere geçerli. Hristiyanlara bunu çok söylemez. Hani dolaylı anlamanız lazım. Hristiyanlar için lafzın tahrif edilmesini anlamak istiyorsanız. Ama Hristiyanlara mananın tahrif edildiği vurgusu yapılır. Onun haricinde mesela Müslüman alimleri de var. benim böyle reddi eserleri arada sırada okuduğunuzda Cahiz'in reddi eseri var. İmam Gazali'nin reddi eseri var. İbni Kayyim el Cevziye'nin var. Mesela ben onun beğenmiştim. O çok sistematize ele alır İbni Kayyim el Cevziye. Hidayetül hayara fi fi ecvübe til yahud ve nasara mıydı? Tam hatırlayamayacağım. Yani onların onlara karşı böyle övgü dolu bir insanın göğsünü kapartacak cevaplar anlamında Yahudi ve Hristiyanlara karşı. Bunları ele aldığında mesela tahrifi beş tane Kur'an'da kullanıldığı itibariyle beş farklı kavramla ele alıyor. Diyor ki bir tahrif kelimesi, tahrif bir şeyi yerinden oynatma, değiştirme daha doğrusu. Ee, hakkın yerine batılı getirme yani kelimenin hak olacak ifade edecek kelimenin yerine böyle daha farklı, daha böyle batıl bir kelime yani hakikat ifade etmeyen kelimenin yerine sadece oynama değil harekelerle kelimenin değiştirilmesi. Mesela başka tahrifattan saydığı İbnül Kayyım Cevziye'nin e, kıtman kıtmen diye bir şey var. Yani e, ketumluk diyoruz yani susma, saklama yani saklama. E, söylememe ve saklama yani ihfa ile birlikte bunu da kullanıyor. Saklıyor diyoruz. Yani kitapta olanı başkasına aktarmama, bunu gizleme de tahrifata girer. Bu bağlamda değerlendiriyor. Bir de e, dillerini böyle evirip çevirip hani ağızlarını böyle evirip çevirip söyleme var. Bunu İbnül Kayyim el Cevzi diyor. Ben hani Kur'an'daki diğer örneklere de baktığımda şöyle 7-8 tane kavram sayabiliriz tahrifin yanında. Mesela beddele kullanılır. Beddele bir şeyin yerine koyma. Bu e, hak olan kelimenin yerine batıl kelimenin konulması bu bağlamda değerlendirilebilir. E, işte i̇şte ağızlarına evire çevire söyleri yani söylediğini böyle tam ifade etmeme. Mesela Kur'an'da örnek vardır buna. Eee biz işittik ve itaat ettik değil de biz işittik ve isyan ettik. Atayna değil asayna diye Yahudilerin mesela kelime oyunu yaptığını gerçi bunu da yine Yahudiler bağlamına söyleniyor. Yani Kur'an çok geniş kapsamlı ele alır. Hristiyanların tahrifatına da uymadıklarını söyler. Ya diyor ki keşke diyor kendi uydurduklarınıza veya kendi kutsal saydığınız o Mesele var ya keşke ona inansaydınız, keşke ona uysaydınız en azından. Tabi burada hani bunu belki ayrı bir şeyle konuşabiliriz ama burada şu soru soruluyor. Burada Kur'an'daki ifadeler mutlak manada Kur'an'da her Hristiyanların, Hristiyanların zikredildiği her konteks bütün Hristiyanlık için mi geçerli? Yüksek kontekste göre farklı Hristiyan mezheplerini de mi ele alıyor Kur'an? sorusu ki bunu evet olarak cevaplayabilirim. Kur'an öyle tek tip Hristiyan şeyi tanımaz. Kur'anın baya baya böyle e, işte miyafizit geleneğine ait olanlarla ilgili bir şey söylüyor. E, diyofiziklerle ilgili ilişkilendirebileceğimiz bir şey söylüyor. E, Ehlül İncil diye bir kavram koyuyor. Yani İncil ehli diye onları da ayrı bir kategori olarak değerlendiriyor. Yani kitaba şeriatta daha sadık olanlar diye. İşte havariler diyor yani farklı farklı kontekslerde Kur'an bu meseleyi ele alır. Yani bir çırpıda mutlak manada siz değiştirdiniz hadi bitti demez Kur'an-ı Kerim. Evet kısaca hani giriş cevabı olarak diyerek Zafer hocama topu atayım. Sonra tekrar bunu hani detayına ele alabiliriz örnekler üzerinden de. Hatta gelenekte nasıl ele alınıyor. Mesela Kur'an'ın dediği var bir de geleneğin dediği var. Mesela bu bu çok enteresan yani. E, ekleme. Bunlar bazen iyi şeyler oluyor ama bazen de Kur'an'da yer almayan bir şey oluyor. Bunu da ilave ettiklerini görüyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuz hocam bununla ilgili. E, Zafer Hocam eklemek istediğiniz şeyler varsa alabiliriz. E, tabii e, burada aslında belki birkaç noktadan e, şey yapabilirim. Yani Tuğrul Hocanın bıraktığı şuradan tutmak istiyorum. şey. Yani Kur'an dedi ya doğrudan o tartışmaya, doğrudan o polemiğe girmez. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim uzmanı değilim ama tabii ki e, haşır neşir olmaya çalıştığımızda bir metin e, Allah'ına kısmet ederse e, bir şeyler söylemeye çalışacağım bu bağlamda ama Tuğrul Hocam'ın da tasdikini arayarak yani acaba doğru mu düşünmüşüz, doğru mu düşünmüşüz? Şimdi ben mesela şöyle bakıyorum yani Kur'an-ı Kerim temelde bir tarih kitabı değil. Evet tarihsel anlamda verdiği bilgiler var. Oradan tarihle ilgili bizim çıkaracağımız bir takım şeyler var ama daha temelde daha e, esas şeyde e, bizim önümüzde e, bir teoloji kitabı işte söz konusu. Bir teoloji metni söz konusu. E, tarihsel şeye de atıfta bulunan bir teoloji metni. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in öncelikli amacı Hristiyanları ve Yahudi yeri kazanmak. Daha birinci planda evet onlara yaptığı çok sert bazı eleştiriler var ama daha birinci planda böyle bir tartışma yani Hristiyanlarla bir kutsal metin polemiğinin içerisine girmiyor. Ama ya da diğer bazı teolojik diğer bazı teolojik şeyler bağlamında doğrudan bir şeye girmiyor. Neden? Çünkü sayfalar dolusu bunu anlatacak ama bir bazen bir atıf yapıyor. Ve bir atıf yaptığı bir atıf. size eğer eğer mesela Turul, Turul Hocam'ın çok kullandığı o konteks ifadesi. Eğer o konteksi biliyorsanız yeni pencereler açabiliyor. Yani oradan e, Kur'an-ı Kerim sizi alıp da bir odaya sokup da o odayı olduğu gibi dolaştırmıyor. Odayı siz dolaşıyorsunuz ama size kapıyı açıyor. Bak kapıyı açtım gir diyor. Mesela örnek. Şimdi Pavlus Pavlus e, şeyde geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Pavlus diye bir isim yok. Pavlus diye zikredilen bir isim yok. Ama Pavlusçu iddialara dolaylı bir cevap var. Pavlusçu geleneğe dolaylı bir cevap var. Hem de öyle mucizevi, öyle muhteşem bir şekilde ki bizzat Hazreti İsa'nın ağzında. Yani Allah Pavlus'un ya da Pavlusçu iddialara ya da kilisenin, Pavlusçu kilisenin iddialarına bizzat Hazreti İsa'nın ağzından cevap veriyor. İşte Maide suresinin Değil mi? Ee, hangi ayetleri hocam tam hatırlayamıyorum. Allah diyor ki İsa'ya Allah'ın peşi sıra beni ve annemi iki ilah edin diye sen mi söyledin insanlara diyor. Ya bana göre muhteşem bir örnek. Sen mi söyledin? Me Hazreti İsa'nın tabii ki orada mealen bir cevabı var. Diyor ki ben bana diyor böyle bir şey yakışmaz. Ve diyor ben aralarındayken böyle bir şey söylemedim. Söylemediğimi de sen çok iyi biliyorsun. Bak ta ki beni diyor vefat ettirdin. Ondan sonrasını diyor ben bilmiyorum. Yani Hz. İsa diyor ki bize. Ben diyor ne zaman ki öldüm ya da ee, biraz önce Tuğrul Hocamın dediği gibi hani şu tartışmalara girmeyelim. Bu müteveffa durumuyla ilgili olarak da tartışmalar var. Hani Hz. İsa öldü mü? Göğe mi çıktı? Ha, hangi şey olursa olsun. Yani tarih sahnesinden çekilmesi bir nokta yani bir kesi şey bir kesik, bir kırılma. Bir noktada Hz. İsa'nın dünyadaki tarihsel varlığı bitmiş ama ölmüş ama göğe çıkmış. Yani benim anladığım ölmüş ama diyelim ki öyle değil. Yani nasıl olursa olsun. Diyor ki ondan sonrasını diyor ben bilmiyorum. Şimdi Hocam Zafer hocam bölüyorum ama Maide suresi 116-117'ymiş hocam bu arada hemen onu da tamam. eklemiş oldum. Eyvallah İsmail'cim Allah razı olsun. Şimdi bu ayet neden önemli? Hristiyanlığın bugünkü mesela işte bana göre kurucusu olan ya da o kurulma aşamasındaki en önemli figürlerden bir tanesi olan Pavlus dirilen insanın yani dünyada tarihsel varlığı bittikten sonraki sürecin hocam ne diyorlar ona post resurrection mı post easter mı diyorlardı o dönemin ben diyor havalisiyim yani beni diyor dirilen İsa işte Şam vizyonu dediğimiz şey o değil mi? Hazreti İsa'yı kim seçti? Ö özür dilerim kim seçti? Ölümden dirilen İsa. Yani öldü, üçüncü gün dirildi göğe çıktı. Ama dikkat edin, dünyayla bağlantısı kopmadı. E, halbuki Kur'an-ı Kerim bilmiyorum diyor Hazreti İsa. Demek ki Kur'an-ı Kerim burada bize bir kapı açıyor, bir clue veriyor. O Turul hocam bilmiyorum yanlış değerlendirme yapıyor muyuz? Yok hocam e, gayet yerinde de tabi Paulus'a kısmı yoruma dayalı ama orada Hazreti İsa'ya o sorunun sorulması tabi şey sorusunu beraberine getiriyor işte. Yani... Biliyorsunuz oryantalistlerin Kur'an'a yönelttiği en büyük eleştirilerden bir tanesi. Hazreti Meryem'e Harun'un kız kardeşi denilmiştir mesela bir tane örnek. Halbuki çok bariz. Luka'nın kendisi de buna benzer bir ifade kullanıyor. İkincisi de e, mesela bu. E, i̇kincisi derken hani bir kronolojiye sokmayayım. Onların bir tanesi de bu mesele Ehl Hristiyanlar hiçbir zaman Hazreti Meryem'e ilah demediler ki testisten bir parça olarak saymadılar ki halbuki bu doğru bir bilgi değil. Arap Yarımadası'nda böyle e, tabii evet heretik Hristiyan grupları ama kendini Hristiyan tanımlayan heretik gruplar var. Hani buna da cevap veriyor Kur'an aslında. Epifanius bahsediyor hocam. Epifanius'un Panaryon eserinde Arabistan sahasında Meryem'e tapan Hristiyan cemaatlerden evet. bahsediyor. Kolehidrant İngilizcesi ve Mariano de deniliyor bunlara. Bunların arkeolojik verilerde de karşımıza çıkıyor. Kolehidrant ya da işte Alman yazar var, Joachim Gnelka, bu konuları iyi araştırmış birisi. Mesela o da değiniyor şeyinde, yani bunlar muhatap olmuş olabilir. Gerçi orada um, biliyorsunuz Süryani gelenekte divine spirit, yani Tanrı'nın feminen bir yönü bağlamında da um kelimesi kullanılıyor. Böyle de yorumlanabilir. Buradaki Süryanilere atıf var diye, bütün Süryanilere değil, Arap Yaramadası'ndakilerine ama Kur'an birçok yerde, Öyle hem reddi yapıyor hem de kapı açıyor. Yani e, çarmıh meselesine bile öyle. Mesih isimlendirmesine de öyle. Kur'an'ın hep kullandığı bir uslup var. Öyle gelişi güzel kullanmıyor. Gelişi evet, güzel vermiyor evet. örneklerini. Hep mutlaka bir yere yönlendirerek, bir şeye işaret ederek. Evet evet. Hocam yani, aslında zaten dikkat var. çekmek istediğim oydu. Yani hani Pavlus meselesini tabii ki burada bir yorum. Çünkü İsa sonrası dönemin bir tarihsel gelişmesi olarak ama... Elbette orada verilmek istenen, yani çünkü şu, burada şu var. Ee, şimdi bazen biz de şeyi de yapıyoruz. Yani mesela Müslüman dünyada mesela Pavlus, ya efendim, e, işte Hz İsa'yı Allah ilan etti. Pavlus ilk defa olarak falan. Şimdi tas tamam bir e, Hz İsa'yı evet bir beşer üstü statüye yüceltiyor ama tas tamam bir tanrı ilan ediyor mu tartışılır bence. Ya da teslis Pavlus'un e, öğretisinden çıkar mı bence çıkmaz. Yani bir beşer üstülüğü yüceltmek var ama e, bugünkü manasıyla da de değil gibi ben en azından okuduğumda bütün bir e, Pavlusçu külliyatı böyle bir sonuca varıyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'in tabii ki orada öncelikle dikkat çekmek istediği şey Hazreti İsa'nın tanrılaştırılması olgusu. Ki bu, e, Turul Hocam biliyorsun 325 İznik ve 381 İstanbul konsillerinde resmi e, mahiyet kazanmış bir şey. Ya da aynı şey kurtuluş teori, teorisi içinde geçerli görebiliriz. Şimdi Hz. İsa'ya ne olduğunu biz biliyor muyuz Kur'an-ı Kerim'den hareketle? Hayır. Hani Hz. İsa nerede öldü? Nasıl öldü? N ne oldu? Açıklama var mı yok ama bir açıklama var, çok enteresan bir açıklama. Çarmıha gerilmedi. Şimdi çarmıha gerilmedi demek aslında bir taraftan şu demek Demek ki insanlığın günahı için çarmıh üzerinde ölmedi. Halbuki Pavlus bize ne diyor kendi mektubunda? Eğer diyor böyle olmadıysa, yani İsa Mesih diyor çarmıh üzerinde ölmediyse, bizim diyor tebliğimiz de boştur, sizin imanınız da boştur diyor kendi e, mektubunda. Ve Kur'an-ı Kerim çok enteresan bir biçimde bakın çarmıh meselesiyle ilgili bir noktaya bir atıfta bulunuyor ve çekiliyor uzun uzun bize tafsilatlı anlatmıyor. Ee, bunu da bence bilmiyorum ee, bu bağlamda okumak mümkün mü? Ee, Turul hocam ne dersin? Hocam kesinlikle mesela e, kronolojik yaklaşıldığında bu kristoloji tartışmalarına detaylı konuş konuşma imkanımız olur mu bilmiyorum ama mesela iki farklı şey var yer var. Bu özellikle öldü mü ölmedi Yani Ben de şeye girmek istemiyorum tartışmaya. Öldü mü işte ölmedi gelecek mi? Bunu bunu e, konuşmak sizin yüksek hemen burada şimdi eleştiriyor ama gerçi göremiyorum YouTube'da yorumları ama hiç onunla ilgili bir şey demiyorum. Tamamen dinler tarihatsından bir olayı anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir Alimran suresi 55'te geçer. Alimran suresi yani Kur'an'ın üçüncü suresi denildiği zaman akla şeyler gelir. 80. ayetine kadar Necranlı Hristiyanlar peygambere gelip doğrudan peygamberin onlarla münakaşası söz konusu çok enteresan Kur'an'ın karşısında o yüzden Kur'an çok şey yani Kur'an'ı böyle dinamik bir şey olarak algılamak lazım. O yüzden perde pey, parça parça kontekstine göre gelmiştir onun özelliği Kur'an'ın dinamik oluşunun özelliği. Kronolojik anlatmaz kitap mukaddeste olduğu gibi. Mesela orada der ki Ali İmran 55'te onun ölü olarak yani Öl, Hz. İsa'nın öldürülmüş olmasından eee bahsedilir. Tuğfiyet gibi. Öldürüldüm. Kronolojik olarak önce bu gelir. Başkalarına göre önce Nisa gelir de. Nisa suresinde ise Nisa suresi Kur'an'ın dördüncü suresi. Ben şimdiki sıralamaya göre alıyorum. Asıl iniş sebebine göre değil. Nisa suresinde de Nisa deyince de Medine döneminin o şeyi, önemli kısmı. Orada da Yahudi muhatapları var. Onlar söz konusu Yahudilerle muhatap olunca da diyor ki ölmedi, çarmıha gerilmedi diyor. Yani şöyle bir diyalektik kullanıyor Kur'an. Hristiyanlar onun çarmıhta ölmedi, o yüzden tanrılaştığına diyor ki yok diyor. Aslında o öldü bu bağlamda. Yani onu öldüğünü vurguluyor. Daha doğrusu insani yönüne vurguluyor. Yahudiler gelince de, Yahudiler de dalga geçince biz onu öldürdük. Hani onu biz öldürdük deyince yok diyor, onu siz öldürmediniz diyor. Siz de çarmıha gelmediniz diyor. Onu öldürdüyse öldürse ben öldürdüm ona demeye götür. Hani şey vardır ya istifa ediyorum ben ona sonra şey denir. Sen istifa etmiyorum ben seni kovuyorum. <laughs> Şener <Şerim> miydi neydi? <laughs> ee, <dolayısıyla, gülüyor> e, evet, çok güzel bir örnek. Evet evet dolayısıyla hani böyle bir e, şeye vurguyor e, vurgu yapıyor. Ben kısaca hani bunu belki kristoloji tartışmalar çok daha geniş bağlamda ele alınmak lazım ama hani tahrifattan alıştığı için bu kadarını söyleyebilirim. Peki İsmail'cim sendeyiz tekrar. Tuğrul Hocam ağzına sağlık. Tabii. Bir sonraki sorum az önce Tuğrul Hocam da konuya girmek istedi ama dedim hocam bir sonraki sorumuz. Hemen yöneltiyorum. İslam geleneğinde örneğin işte tefsir alanında İncil hakkında hangi görüşler ileri sürülmüştür? Yani aslında bir başka deyişte de şöyle diyebiliriz buna. Geleneğe ve Tefsirlere göre İncil nedir? Evet, e, ya, hocam yine ben başlıyorum o zaman hemen. Hocam buyurun. E, şöyle değerlendirebiliriz. Mesela ben Taberi çok e, araştırmayı seviyorum. Taberi de çünkü yok yok, her şey var Taberi de. Mesela ona baktığımızda, evet Taberi şunu kabul ediyor. E, o da tekil olarak kullanıyor, Kur'an'da olduğu gibi, tekil bir İncilden bahsediyor. Ama mahiyeti hakkında mesela bilgi eksik. Yani mesela bir yerde sadece Taberi'de değil erken dönem tefsircilerden Mukatil bin Süleyman vesaire diye farklı isimler de var. Şimdi isimlerle karıştırmayalım zihinleri. Ama onlarda mesela şey diyor İncil'ler işte Süryanice yazıldı. İşte İncil'ler başka bir dilde yazıldı. Arapça çok denmez başka bir dil denir. Ya Süryanice olduğu söylenir. Bazılarında biraz daha sonraki dönemlere bir Yunaniye yani Yunanca yazıldığı söyle ama o çok nadirdir yani Yunanca yok gibi sanki Süryanice yazıldığına vurgu yapılır Süryanice oldu tabi bunun iki sebebi olabilir bir hakikaten Süryanilik çok eski bir kilise yani Süryani Aramice'yi kastediyorum Süro Aramaik onu kastediyorum e, Süryanice Aramice'nin bir lehçesi ya daha sonra Hristiyanların benimsediği bir şey Urfa lehçesi. Aynen. Bu daha eski olduğu için bunu yapmış olabilirler. Ama zannetmiyorum çok. Tabiri daha çok var olanı aktardığı için ikinci görüş muhatapları tefsir rivayetlerinin oluştuğu dönemdeki Müslüman alimlerin muhatapları Süryani Hristiyanlardı. Hem Doğu Süryaniler hem Batı Süryaniler. Yani yanlışlıkla Batı Süryanilere Yakubi, Doğu Süryanilere Nesturi deniliyor. Aslında böyle demek çok doğru değil. Tırnak içerisinde demek lazım. Nesturi ve Yakubi, Doğu Süryaniler, Batı Süryaniler demek lazım. Onların ikisinden de etkilenerek yazdıkları muhtemel olduğu için yani is, alimleri kastedim Kur'an'ı kastetmiyorum ee, Müslüman alimleri taberi gibi bundan dolayı bir sürya, Süryanice yazıldı demiş olabilir böyle bununla ilgili diliyle ilgili rivayet var şununla ilgili rivayet var tabi yani neredeyse yani bu tamamen hissi bir şey istatistik değil yani istatistiğini yapmadım ama yüzde 98'i tahrif olduğunu açıklıyor bir iki örnek veriyor Vermese de tahrif edilmiştir şey söylüyor. Bu da normal çünkü Kur'an zaten kendisi tahrif bağlamını değerlendiriyor. Ama enteresan olan tefsirlerde kitap olduğu düşünülüyor. Yani Razi'de mesela bununla ilgili yoruma rastlayabiliyorsunuz. Fahrettin Razi'de ama kahir ekseriyeti bunun kitap olduğunu söylüyor. Kur'an'ın hani o kitap kelimesinin gerçekten iki kapak arasında kitap olduğunu düşünüyor çoğu. E, istisnalar burada kaydeyi bozmaz bununla ilgili e, söylenilebilir İşte tahrifle ilgili e, tahrifin de çeşitlerini mesela taberi tahrifin çeşitlerini anlatır tahrifi sadece bir kelimeyi değiştirme değil az önce İbni Kayı el Cevziye bağlamında söylediğim gibi e, tahrifata farklı farklı örnekler ver, verir İşte doğruyu hakikati gizlemek söylememek bile tahrifattır yani kitapta yazsa da yazmasa da söylememek de Tahrifattır diye ve e, Mesela bir husus daha aklıma gelen Taberi mesela şöyle bir şey yapmaya Çalışıyor ama yani Diyor ki tamam şimdi bunları böyle Yaptık ama yani bunu demiyor da satır Aralarında okuyorsunuz hani tahrif edildi Falan diyoruz ama ediyor Bunun hani hiç tahrif Etmeden Hıristiyanlı düzgün Yaşayanlar hiç mi yoktu diyor Bu soruyu sorarken havarileri örnek Veriyor işte diyor ki aslında Havariler her ne kadar böyle Nankör olsa da havariler çünkü mesela maide diyor, hani maide var ya, sofra demek. İşte bunu son akşam yemeğindeki sofraya benzetiyor Taberi. Diyor ki orada sofra geliyor, işte sofrada yemekleri beğenmiyorlar, Yahudilerde olduğu gibi diyor. İşte şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. Biraz eleştiriyor ama genel hatlarıyla havarileri, adı üstüne zaten havar, işte yardım edenler anlamında yorumladığı için havarileri övüyor ve diyor ki aslında diyor havariler dönemi en güzel dönem havarilerden sonra gelen kralların etkisiyle birlikte bozulma yaşadı. Bunun da en bariz örneği kimdir veya hangi dönemdir diyor. Dekianus veya Dakyanus diyor kendisi. Desius bizim Desianus yani. Dakyanus tabi, tabiri Arapçada Dakyanus diyor. Onun dönemi diyor. 249-251. Evet. Asavur Kef meselesi işte yedi uyurlar işte meselesi. Ondan sonra onu anlat Hocam o çok özür O da çok enteresan. Ee, lütfen devam et. Bölmek istemiyorum. Çok güzel. Afiyet olsun bu arada. Ee, yenge kahveni yaptı herhalde. Ya uzun süre ee, için hocam. Enerji lazım. Ya, tabii tabii. Çok güzel. Ee, abi şimdi orada da şöyle bir şey var. Biliyorsun bu süryani geleneğinde e, Mor Efrem'den sonra şiirde en önemli isim şey. 5. Ee, 6. E, yüzyılda yaşamış şey. Suruçlu Yakup mu? Ha, yani Suruçlu Yakup. Suruçlu Yakup. Şimdi ilk Hristiyan geleneğinde 7 uyurlardan ilk bahseden yazar o Suruçlu Yakup. Şimdi 6. yüzyıl Suruçlu Yakup e, bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'de bazıları şey diyorlar ya 300 yıl artı e, 300 yıla şu kadar yıl katıldı falan hani o hesap o şeyden gidildiğinde sanki çok Dekius dönemine çıkmıyor gibi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Çok kısa bir açıklamayla birlikte lütfen devam et. Hocam şöyle, e, evet Kur'an'da hani onun tam anlamına, ne anlama geldiği, 300 artı 9 hani bağlamına söylemesi ne anlama geldiği, ya, e, Seruçlu Yakup'un ifadelerine mi değiniyor Kur'an? Ki e, kesinlikle yani akademik olmayan, bilimsel olmayan, tamam ideolojik olan Christoph Luxemburg gibi bazı oryantalistlerin safsatalarında mesela bunun gibi örnekler şey olarak gösteriliyor. Bak Kur'an oradan kopyaladığı çaldı. Halbuki Kur'an değiniyor ama değiştiriyor yani. Öyle koplamaya yapıştır yapmıyor. Ona da belki geliriz. Tabii daha. canım sayıyı bile yedi yani. değil diyor yani. Aynen aynen yani. Zaten Batı'da hocam Türkiye'de o çok değil. Hala bilimsel teori olarak kabul ediliyor sanki. Batı'da mesela Almanya'da diyeyim. Batı'yı genelde Almanya'da bilimsel tez olarak kabul edilmiyor zaten. Yani siz bir doktoranızda ben Luxemburg'un şu görüşüne katılar yazdım derseniz hemen ona Böyle bir şey alırsınız. Kırmızı çarpı sadece İslam ilahiyatına değil. genel Hocam olarak. E, Türkiye'de de e, müsteşrik diyorlar, oryantalist diyorlar ve e, çok katı bir oryantalizm düşmanı var. Yani oryantalist yazarlara karşı bu tür yazarlar da e, ekmeğine yağ sürüyor. Halbuki oryantalistlerin içerisinden hakikaten hakkaniyetli çalışan. Hocam sen şimdi biliyorsun şimdi bugün batıda Amerika'da Robert Hoyland diye bir adam var. E, biliyorsun hocam Hoyland'ın şeyini eserlerini, şeylerini. Veya Michael Philippen. Mesela Süryaniyet alanında çok yetkin, çok şey. Şimdi bu adamları e, Ben Christians First Met Muslims en son kitabı belki ona baktım. Veya e, Seeing Islam as Other Soviet şeyin, e, Hoylandın. Şimdi bu adamları e, çalışmalarını takdir etmemek e, takdir etmekten başka ne yapılabilir? Yani e, evet bunlar da oryantalist yani ama çok güzel tezler ortaya koymuş. Çok güzel çalışmalar yapmış akademisyen adamlar. Fakat bir hani oryantalist şeyine evet oryantalistlerin arasında hakikaten çok kötü niyetle sırf İslam'a saldırmak için tarihi çarpıtanlar, tarihsel olguları kendine göre relatif yani şey yorumlayanlar mevzu bahis. ama Türkiye'de bu tarz isimlerin çok daha fazla batıda hiç adam yerine konulmamalarına rağmen ön plan çıkartılmasına bir sebebi de budur yani. Bana evet. göre. Turul Hocam tekrar sendeyiz. Evet hocam yani bu asabı kef Kehf meselesine Sırıçlı Yakup'un söylediği mesela zaman şeyine Kur'an'ın benzer şey söylemesi. Ama Kur'an tabi sonrasında başka bir şey yapıyor. Yani detay vermek için söylemiyor 309 yılı. Enteresan olan hocam Taberi sanki e, şu Yakub'un bilgilerini almış gibi. Zaten hani İsrailiyat dediğimiz bilgiler o ya yani İsrailiyat Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından alınanlar. inanılmaz derecede taberi e, Yakup'tan e, rivayet ediyor. Şeylere ne kadar? Mesela Kur'an hiç Ashab-ı Kehf'in isminden şeyinden bahsetmez. Mesela köpeğin ismi yok. Kaç kişi tam olarak kim nereye gidiyor nasıl yapıyor aralarından biri diye der. Mesela Taberi açtığınızda hocam inanılmaz isimler var. Mesela Maximilia diyor, e, Baryanus, Barianus, e, Kasutus, Yamliha, Martus diye isimler zikrediyor. Yani çok alıntılar yapıyor. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Kur'an böyle İncil'le çok böyle şey o topa girmeden genel bir şey verir. Söyleyeceğini söyler, az önce söyle eleştirisini yapar. Çok net bir şekilde ve konuyu kapatır. Ama geleneğin içerisinde hani konuyu anlatacağım diye bazen öyle bir rivayetlere yer veriliyor ki diyorsunuz ki ya bunun şimdi Kur'an'ın söylediğiyle bunu burada yazanın ne alakası var? Yani bunu nereden aldın dediğinizde bu sizi baya baya Süryanilere e, götürüyor. İncil'lerle ilgili görüşler de e, ona git, e, gidiyor. İşte mesela İncil'lerin Süryanice olmasını bilerek söylüyorlar. Çünkü hemen sonrasında sadece İncil'ler Süryanice'ye de demiyor. Hemen apoloji yapıyorlar. Onu da yapıyorlar yani sadece almıyorlar. Onu enteresan yapıyor Müslüman alimleri. Diyor ki madem de Süryanice yazdı o zaman şunu tartışmamız lazım. Mesela Razi de tartışıyor bunu. Diyor ki cennetin dili hani ilk hangi dil konuşuldu? Bizde de şey zannediliyor ya hani ilk dil işte Hazreti Musa Arapça konuştu zannediliyor bizde bazen. Halbuki <laughs> Arapça konuşmadı yani Kıptice veya İbranice konuş muhtemelen ama Mısır'daki o dili konuştu. İşte Hazreti Adem, Hazreti Nuh hangi dili konuştu? Arapça zannediliyor. Öyle değil. Kur'an'ın dili Arapça. Ondan önceki vahiyin dili Arapça değil. Ama şey yapmışlar. Bunu bir adeta tabiri caizse bir onur meselesi yapmışlar. Ve demişler ki ilk dil Arapçadır. Ama Süryanice de eski dildir diyor. Onun da hakkını veriyorlar. Ama Süryanice diyor çok enteresan. Ne alaka diyorsunuz? Kötü işler yapıldığı zaman, mahşer gününde kötü işler zikredildiği zaman süryanice zikredilecek. İyi işler Arapça. Arapça. Dolayısıyla böyle hani hem alıntı yapıyorlar. Hocam, hem Süryanileri, alışken... Süryanileri böyle kadim geleneği atfetmek yani sen tabii o alanın çok daha uzmanısın <laughs> biliyorsun ama Mürü, Mürücü Zeheb falan var ya şeyin Mesudiyeli evet, evet. falan. Şimdi orada da <laughs> Mesela Süryanilerin atası olarak tabi Hamsam Yafesler'e kadar gidiyorlar yani şeye kadar. Evet. <laughs> Nuh'a kadar. Bizim Türkiye'de de hocam yani özellikle Süryanilerin arasında da tabi bu, bu şeydeki tartışmalar, çalışmalar şimdi işte 5500 yıllık tarihsel bir sürecin tanıkları, 10 bin yıllık kadim bir geçmiş, 50 bin yıllık bilmem ne falan. E, tabi Süryanilerin çok eski bir gelenek oldukları değil mi? O eski kadim Arami kültürünü yaşattıklarına hiç şüphe yok. E, ama biraz daha şeyi <laughs> makul ölçüler çerçevesinde konuşmak evet. lazım yani. Evet, evet. evet hocam. Evet tekrar mesela, aynen. zaten bitirmiştim. Hani İncillerden etki var ama onu vurgulamak için bu kadar hani geniş anlattım. Apokrif İncillere çok değer veriyorlar. Hmm. Yani apokrif İncillerden çok bilgiler var. Yani Hazreti İsa'nın mesela mucizeleri Kuranda hani bellidir. Ama onun haricinde mucize nasıl gerçekleşti işte maide meselesini söyledim. Mesela Hazreti İsa birisini diriltti. İşte kimi diriltti? Nuh'un oğlu Sam'ı diriltti diye rivayetlerde geçer. Bunları da işte veya çocukluğu nasıl geçti, gençliği nasıl geçti? O çocukluk incillerinden vesaire aldıkları yani apokrif inciller Müslüman müfessirler ve bu o rivayet geleneği için önemli hale geliyor. Dolayısıyla onların görüşleri İncil'le ilgili sadece kanonik bağlamında değil apokriflerle birlikte değerlendirildiğinde Böyle farklı bir resim hakikaten de karşımıza çıkıyor. Hocam bu e, Batı dünyasında, e, yanılıyorsam düzelt sanıyorum, Lessing'den itibaren. Lessing'den itibaren bu e, aslında hipotetik e, proto gospel yani pro i e, e, önceki İncil, ikinci. Yani mevcut dört incilin arkasında aslında başka bir incil metni ya da metinleri bulunduğu şeklinde zaten teoriler e, ta 18. yüzyıldan itibaren e, bu değerlendirilmiş. Şimdi e, biz e, aslında e, e, Yunanca dışında yani e, acaba Aramice mi acaba e, İbranice mi sonuçta Sami kökenli. Sami kökenli bir dille yazılmış aslında İncil metinlerinin olduğunu biliyoruz. İşte e, mesela diyelim ki İsa'nın e, Havari cemaati ya da Havari cemaati demeyeyim hadi. Sonraki dönemler için söyleyeyim, yani ebiyonitler için mesela ya da nasraniler için diyeyim. Ee, ellerinde bir matta İncil'i var ama bugünkü matta değil, İbrani diliyle ya da Aramice, işte her halükarda Sami dillerinden bir tanesiyle yazılmış bir İncil. Ya da işte bilim dünyasında yani modern anlamda Lessing'den itibaren üretilmiş e, proto İncil teorileri, Ur-Markoslar yani Markos'un efendim öncesi, efendim Q'lar. Efendim M İncili sadece Marco şey Matta İncilini bes, Efendim L İncili sadece Luka'yı besleyen, işte değil mi? Bunların bu hipotetik metinlerin e, metinlere dair tartışmalar da e, oldu mu olası devam ediyor. E, yani bu da aslında çok şaşılacak bir şey değil. E, ve bu İncillerin e, ismini bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz bu İncillerin en azından e, Hristiyanlığın, resmi mahiyet kazandığı dünyanın dışında çok daha sonraki dönemlere kadar tedavülde olduğu, e, o gelenekleri beslediği ya da o geleneklerden beslendiği ve Süriyeli Hristiyanlığının da bu anlamda e, çok önemli bir yere sahip olduğu çok açık. Mesela e, Tuğrul Hocam e, Hristiyanlık karşıtı işte Erret Alemnasar'a geleneğinden çok bahsetti. Şimdi mesela diyelim ki eee Kadı Abdülcabbar'ın Abdülcabbar e, muhtemelen yani 1966 yılında yayınlanmış bir e, makale makale hüvvetinde yayınlanmış bir şey var. Kadı Abdülcabbar'ın bir metni üzerine yazılmış işte İsrailli Pines adında bir e, bilim adamının yazdığı bir şey var. E, muhtemelen biliyorsundur Tuğrul Hocam bu makaleyi. E, Tuğrul Hocam biliyor musun bu makaleyi? Y yok hocam. Şimdi Kadı Abdüljabbar Hristiyanlık karşıtı bir şeyler yazarken e, Kadı Abdüljabbar 11. yüzyıl herhalde değil mi? 11. yüzyıl. Hristiyanlık karşıtı bir şeyler yazarken muhtemelen 5. yüzyıldan kalma bir metni, 5. yüzyıldan kalma bir metni kesmiş, kopyalamış yapıştırmış. Kendi kitabının içerisinde bir bölümü e, bu kes, kopyala, yapıştır metni oluşturuyor. Ve bu metin bir Hristiyan cemaat tarafından kaleme alınmış ama geleneksel Hristiyanlığa karşı muhtemelen ebionit karakterli. Orada, e, orada e, işte Pavlus'tan bahsediliyor, İncillerden İncil'lerin nasıl tahrif edildiğinden vesaire vesaire birçok şeyden bahsediliyor. Hatta bunu bizim Yasin Kara İsmailci Yasin'in e, bizi dinliyorsa selam e, ee, yeni daha savunmasına girdik Ankara İlahiyat'ta e, birkaç hafta önce yüksek lisans tezinin konusu buydu. Yani bu şeydi. E, ee, Kadı Abdülcabbar'ın şeyi. Hocam e, Kadı Abdülcabbar Hristiyanlığa reddiye yaparken Hristiyan bir cemaatin metnini kullanmış. Bugün kayıp. Bunu e, sonra 1900'li yıllarda e, modern bilim adamları İstanbul'da işte bir kütüphanede Kadı Abdülcabbar'ın metnini çalışırken keşfediyorlar ve bunu ayrı bir şey olarak 1966'da e, İsrail'de bir dergide yayınladı Pines. E, mesela orada da görüyoruz. Şimdi orada mesela atıf yapılan hani bu alternatif geleneklerin yaşadığı çok önemli bir mecra olarak senin biraz önce zikrettiğin Doğu e, Kilisesi. Doğu Süryani Kilisesi. Yani bu ta kavramlar da tabii çok karıştığı için onu da düzeltelim. Şimdi Doğu Kilisesi dediğin şey bir kere Roma İmparatorluğu'na ilgisi yok. Bu kilise İran'ın kilisesi, bu İran'da 224'ten önce Part Hanedanı, 224'ten sonra da hocam Sasani Hanedanı Egemen. Ve orada bir kilise var. Bu kilise sonradan e, özellikle bu Zenon-Henotikon tartışmaları, İmparator Zenon ve 480'li yıllardaki bu tartışmalardan sonra Urfa'da, Urhoyda yani Edesa'da e, bir teoloji okulu var. Bu okulun kapanmasından sonra İran'a kaçan e, bir takım e, Romalı entelektüeller, öyle söyleyelim ya da Pers ülkesinden, Persya'dan, İran'dan e, gelip de Roma ülkesinde eğitim görüp de tekrar İran sahasına dönen e, bir takım e, zevat, entelektüel zevat, Hristiyan zevat, bu kilisenin teolojik e, şeyine, görüşüne Sasani iktidarının da desteğiyle biraz önce şey dikkat çektiği için Nesturi demiyorum tırnak içinde Nesturi bir karaktere bürüyorlar hocam belki Theodorosçu demek yani Mobsahistalı Theodoros ya da Tarsuslu Theodoros daha e, hani Nestorius'un da aslında Nestorius 428 yılında işte bir Christmas vaazından dolayı Kyrilos'ta ters düşüyor aforoz ediliyor ama onun fikir babaları var Antakya Kristoloji geleneği ve o geleneğin daha önceki temsilcileri 428'de ölmüş olan Mopsenskılı Theodoros belki ama diyofizik. Her halükarda diyofizik bir e, miafizitizmin karşısı yani Batı Süryanilerin karşısında bir gelenek. Ve Doğu Kilisesi'nin kristolojik pozisyonuna işte Roma İmparatorluğundan gelen bu e, kaçanlar Zenon döneminde özellikle 400'lü yıl, 480'li yıllar ve sonrasında e, artık Theodorosçu mu dersin, Nestori mi dersin farklı bir kristolojik hüviyet yürüyorlar. Sasani hükümetinin de e, desteğiyle. Hocam orada orada e, mecusilik resmi din ve mecusi mesela kartır, mecusi rahiplerin verdikleri listelerde iki Hristiyan cemaatten bahsediliyor. Bir tanesi Hristiyanlar, bir tanesi ifadeyi tam bilmiyorum ama Nasranilerle ilgisi üzerinde durulan bir kavram. Bilmiyorum bu konuda bilgim var mı? Şimdi burada çok enteresan bir şey var. İran'da Doğu Kilisesi çatısı altında ki 1966'da yayınlanmış o şeyde Pines'ın bir iddiası da bu. Yani gelenek dışında kalmış, farklı İncillere sahip, farklı kristolojik pozisyonları savunan bazı cemaatlerin ki bu cemaatlerin Etiyopya gibi Habeşistan gibi e, özür diliyorum. E, Suriye çölleri gibi, Arabistan çölleri gibi sahalara kaçmış olmaları çok yüksek bir olasılıktır. Ve bunlara dair de bizim elimizde çok değilse de bazı şeyler var ki 7. yüzyılda da bunların varlığına dair 10. yüzyılda bile Şehristani falan bahsediyor bir takım kanıtlar var. Ee, alternatif geleneklerin, Roma, Hristiyanlığın resmi mahiyete büründüğü Roma coğrafyasının ya da nüfuzunun yetebildiği yerin dışındaki sahalarda varlığı tartışmasız. Var. Kanıtlar çok az. İran sahası yani Doğu Kilisesi'nin çatısı altında mesela ebioniklerin varlığı e, yakın dönemde yapılan çalışmalarla birlikte gün yüzüne yavaş yavaş çıkartılmaya başlanıyor. Bu şunun için önemli. Kur Biraz önce Tuğrul hocam dedi ya Kur'an-ı Kerim Hristiyanlardan bahsederken ya bir saniye tek bir şeyden bahsetmiyor. Kontekse baktığında bir zaman bir cemaate atıfta bulunuyor. Yani bir zaman bir bakıyorsun işte Allah üçün üçüncü'südür diyenlerden bahsediyor. Bir zaman bir bakıyorsun işte biraz daha böyle e, hatta onunla ilgili e, tefsirlerde şey çalışması var ya efendim şuradan kastedilen Milkaniyedir derken işte Melkitleri kastediyorlar. Buradan kastedilen Doğu Kilisesidir. Yani aslında Nesturilerdir. Şuradan kastedilen de Monofizitlerdir. Aslında o monofizit denilenler de monofizit değiller. Onlar da bir kere Miyafizitler. Kristoloji konuşursak hocam e, ilerleyen dakikalarda inşallah ona da gireriz. E, diyeyim ben e, lafı daha uzatmayayım, sana bırakayım ya da sen de bitirdiysen İsmail'e top atayım. Evet, sadece şey hocam, İran etkisi söylediğiniz çok enteresan. Bu yani Kur'an farklı Hristiyan grupları e, tanıdığı iddia ediliyor. En azından tefsirlerde bu farklı Hristiyanları görüyoruz. Yani gerçekten Kur'an'ın indiği dönemde var mıydı onlar? E, onu bilmemekle, yüzde yüz bilmemekle birlikte tefsirlerde hakikaten bahsediliyor. Dediğim gibi Maide suresi 72 73'te mesela bir tanesine laqad kafara ladina qalu inna mesih ibn Yani Allah İsa Mesih'tir diyenler işte e, küfretmiştir. Bunu işte mesela Taberi Mukati bin Süleyman yani e, işte El Yakubiye diyor. El Meryem evet. ve Yakubiye. Hmm. E, hemen ardından 73. ayette gelen lagat kafareledine kalu inna Allah üçün üçüncüsüdür diyenlere de şey diyor burada işte nesturiye diye ifadesi mesele diyor Hı -hı. Ve çok enteresan bununla da kalmıyorlar. Yani bu bu faslı uzattık ama heyecan verici benim için. <laughs> Hocam çok keyifli, çok keyifli. Mesela şöyle bir grup ekliyor Taberi ve müfessiler. Nasara beni tahlib diyor. Yani oradaki lokal Arap kabilesinde Araplaşmış, tamamiyle Araplaşmış veya o kabile daha sonra Hristiyanlığı aldı. Onu tam bilmiyoruz. Böyle bir Hristiyanlardan bahsediyor. Mesela hemen bahsettikten sonra diyor ki İmam Şafi diyor ki bütün Hristiyanlar ehli kitaptır. Sadece bunlar ehli kitap değildir diyor. Bir de böyle bir şerh düşüyor mesela İmam Şafi. Yani böyle çeşitli çeşitli gruplar karşımıza çıkıyor. Bu İran'dan gelenlerle ilgili de şöyle bir şey söylenebilir. Bunu Taberi bilerek mi yapıyor yoksa gayri ihtiyarım yapıyor bilmiyorum. Ama Taberi şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir yerde çok çok enteresan ben bu işte bununla ilgili bir Almanca bir makale yazdım. Diyor ki e, bu bu alılar yani Nasraniler Nasraniler Buhtun Nasır'a yardım etti diyor. Diyorsunuz ki bu nasıl oluyor? Yani Hristiyan diyor ta milattan önce işte 586 87'lere gidiyor. Bu nasıl oluyor diyorsunuz? Çok açıklamıyor. Ama Taberi'nin işte Taberi Hicri 309'da vefat ediyor. İşte 920'lerde miladi. 920'lere yani 10. yüzyıla gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki o döneme ait kaynaklar var. O kaynaklardan bir tanesi günümüze kadar ulaşmış. Nasıra kavramının Nasrani iki tane anlamının olduğunu. Bir işte Nasıralı İsa, İsa'nın geldiği yer. Bir de İran üzerine gelen yarı İr İranik, yarı Manişist gruplar var diyor. Bunlar da Yahudi kaynaklarında Hanosri diye geçiyor. Yani İngilizce Nazarens ile Nazorens arasında fark var. Hocam o zaman e, Kartil'in, bu Mecusi Rahip Kartil'in bahsettiği grup acaba bu mu? Hocam olabilir. Muhtemelen. Çünkü çok benziyor. O yüzden aklıma geldi. İşte ben makalemde bunu bayağı böyle deli, delilendirdim. O, Hocam dördüncü yüzyıl o Şapur dönemi. Kartil'in yaşadığı dönem biliyorsun ikinci Şapur dönemi şey Hı. özür diliyorum ikinci tabii ikinci 309-379 ee, yoksa üçüncü yüzyıl mıydı birinci Şapur dönemi miydi? Çünkü evet. Hristiyanlara birinci Şapur döneminde çok geniş çaplı bir katliam yapıyorlar biliyorsun eski İran sahasında evet evet, evet. sonra zaten oradan bir kopuş oluyor Aynen. Ee, gerçi siz ya, inanılmaz şey şimdi Zerdüşler deyince bir de Zürvanistler aklıma geldi. Bir de Zerdüş'ten kopuş zürvan neyse onlara hiç girmeyelim. <laughs> gir, gir hocam gir gir. Onlar <laughs> dehriye dediğimiz şey aslında zürvanistler o dehriye. Hmm. Neyse hmm. işte bu e, yarı İranik yarı böyle şey grupların da geldiğini Taberi de hani Taberi'nin özelliği olanı aktarıyor. Yani şey yapmıyor reflection böyle bir bakayım doğru mu yanlış mı İslami mi gayri ihtiyar Zaten kendisi diyor ben hem tarihinde hem de tefsirine ne varsa ben aktardım diyor. Hani Google modern Google'ın işte o zamanın Google'ı gibi. Ne varsa tak sana bu kavram evet. al bu kavramla ilgili bu var diye. Aslında takdir etmek lazım ki biz e, takdir ediyoruz. E, onu şey yapay zekayı şey taberi öğretiyoruz şimdi. Güzel bir proje yapıyoruz hocam. Evet evet bahsetmiştin evet. sen. Evet evet. Şimdi işte burada mesela bunlardan da görüyoruz ki ya bir de böyle bir grup var. Yani özellikle Müslüman kaynaklarının oluştuğu dönemde Hristiyanlarla ilgili çok farklı görüşler var. İşte Nasıra'nın kavramını açıklarken envai çeşit anlam veriyor. İşte bu söylediğim gruplar Nasıralı olduğu klasik manada kullanıldığını. bunlar bize neyi gösteriyor? Demek ki inanılmaz bir etkileşim var. Bir de karşılıklı. Karşılıklı etkileşim ama. Çünkü Süryaniler de çok etkileniyor. Hmm. Hatta ben mesela Cahiz'i çok severim. Cahiz'i. Cahiz i̇şte 9. yüzyılda galiba yanlış hatırlıyorum. Evet, 800'ler hocam. evet, evet. Cahiz mesela diyor ki çok çok enteresan. Ernet Alan Nasara yazıyor hocam. <laughs> Ve diyor ki şimdi diyor bana sor, uslubunu çok severim ben onu. Diyor ki şimdi bana soracaksınız diyor. Ben diyor Niye Hristiyanlara karşı reddiye yazıyorum? E diyor cevabı şöyle ben size cevaba işte soruyla cevaplayayım daha doğrusu soruya soruyla cevap vereyim ha öyle oldu. E Yahudiler artık kalmadı diyor Yahudiler hani yazmaya değmez. E, e, zerdüşler deyince zaten sayıları hep azdı zaten yok. E bir tek Hristiyanlar var bir de şimdi bu ikinci söylediği bence önemli toplumun içerisinde o kadar Süryanilerle Müslümanlar arasında toplumsal, dini anlamda demiyorum, kültürel olarak o kadar çok karşılıklı etkileşim var ki artık şey ihtiyacı duydum diyor. Bu Müslümanlara aittir, bu Müslümanlara ait değildir deme ihtiyacı hissettim diyor. O yüzden diyor ben bu Errat Ala Nasara'yı yazdım diyor. Öteki taraftan da Süryanilerden de örnek vereyim. Süryaniler yani bayağı istenmeyen grup. Yani şeylere İznik konsilin kararlarına uymadıkları için en geç orada zaten İznik Efes bir şey, onlara uymadıkları için zaten şey isteme marjinal gruplar ve diyorlar ki mektupları var diyorlar ki ya bizimkilerle uğraşacağımıza aynı semitik kültürü en azından paylaştığımız Araplarla yani Müslümanları kastediyor. Müslümanlara gideriz onlarla birlikte yaşarız daha iyi diyorlar ve o dönemde itibaren böyle az önce bahsetti Michael Philip Penn, çok güzel şey, kitap yazdı. en Envisioning İslam mıydı? Envisioning İslam. Evet, evet. Orada mesela karşılıklı etkileşimi e, güzel anlatıyor. Bu da Kur'an harici, Kur'an sonra yani post-Kur'an. Abi sen benim İslam evet. ve Hristiyanlık kitabımı okudun mu? Hocam. <laughs> ya şimdi şey gibi anlaşılmasın yani izleyenler ya kendi reklamını bilmiyorum e, şey yaptı mı? Çünkü benim çok bahsettiğim <laughs> konulara girdin yani. Evet. Evet. Bilmiyorum ne diyorsun kitap hakkında. Hocam gerekli bir kitap bence. Güzel olmuş. Özellikle bu kitabınızı favori kitaplarımdan baştan sona kadar okumadım. Eyvallah. Genel bir overview yaptım ama emeğin kaleminize sağlık. Allah Ve razı artık. olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Cahiz'in zaten eserini kaleme alırken şöyle rivayet ediliyor. Yani diyor ki Cahiz artık kudurdu diyor. Yani neden? Çünkü Hristiyanlar çok baş tacidi İslam dünyasında Onların diyor bu refahı şeyi falan onu rahatsız etti gibi yorumlar var. Hani cahız konusunda tabii doğrudan bir uzmanlığım yok ama e, onun e, şeyi hakkında e, yani bu eseri kalem almasının arkasında o reddiye geleneğinin arkasında biraz da bunun Tabii sadece bu değil yani e, reddiye geleneğinin çok başka sebepleri var ama bunun da etkili olduğu yönünde şey var. E, Şeyler. Bir de tabii cahızın Mesela e, en nihayetinde ulaştığı nokta bir yargısı var. Sen diyor ne kadar uğraşırsan uğraş yani uluhiyet konusunda yani bu testis bağlamında e, bunu diyor şey gibi anlayamazsın. E, Hristiyanların anladıkları gibi anlayamazsın diyor. Yine de diyor başaramazsın yani diyor. Ya bu hakikaten çok ilginç ve muhteşem bir tespit. Çünkü e, değil mi Kur'an'i e, vahiy algısı, Kur'an'i ilahlık algısı bir tarafta öte tarafta senin ta en başta bahsettiğin o secret e, şeyi var, e, gizemli e, şeyler var. Yani Hristiyanlığın o gizem e, ve onun içerisinde arayan e, yaklaşımını e, bir kalemde örtüştürmek çok zor. E, Turul Hocam bu bağlamda bilmiyorum çok genel bir yargı olacak ama e, bizim Müslümanların e, hani o Necaşi'nin şeyi çizer ya e, Çağrı filminde The Message Mustafa Akat'ın o muhteşem filminde e, bir çizgi çizer. Yani e, ya Meryem suresini okur ona şey. E, Meryem'e anlat bana der. Hatırlarsın o filmdeki o sahneyi. E, ondan sonra da der ki bir çizgi çizer. Hayır der. Sizinle bizim aramızda bu çizgi kadar e, bir fark var. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani <laughs> e, öğretiler anlamında baktığımda Hristiyanlık ve İslam arasında ya çok büyük farklar var. Yani e, böyle çizgimiz gibi değil duvarlar var yani. İlahiyat hmm. anlayışı, soterioloji anlayışı değil mi? Yani birçok ap apokaliptik şey, birçok ap yani, kıyametle ilgili ee, kehanetlerle ilgili ya da o süreçte gerçekleşecek şeylerle ilgili kurtuluşla ilgili ilahi uluhiyetle ilgili değil mi? Devasa farklar var gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tabii evet, ya hocam ben aynı düşünüyorum. Yani tabii o sözü şu kontekste değerlendirdiğimde anlam kazanıyor benim için. Ee, müşrik Araplarla kıyas edildiğinde bizim aramızda bu kadar fark var hani me çünkü bunların abi. tamamen böyle e, hani kadınlara bakışı ama bir aynı zamanda e, tanrıça kültleri vesaire hani bu bağlamda biz böyle düşünmüyoruz. O yüzden biz birbirimize yakınız değerlendirme. Yani o yüzden hep kontekst diyorum. Bütün rivayetlerde sadece Kur'an mahiyeti önemli. Bence mutlaka bugün yetişmez artık ama bu eee kristolojik bağlam hem Hristiyanlık açısından yani şey değil. Tahrif İncil değil. Sadece Hristiyanlıkta Kristoloji, Marioloji ve Kuranda Kristoloji, Mariyoloji ve İslam geleneğinde. İşte bunlara bir konuşmak gerekiyor. Güzel bir şey olabilir hocam. İsmailcim, bunu hemen not alıyorsun. Zaten yani şu belli ki bu program burada kalmayacak. Evet. İsmailcim bunu not alalım. Evet. Kristoloji ve Marioloji Kuranda ve Hristiyan geleneğinde Kristoloji ve Marioloji konusunda Tuğrul hocamdan da burada tabi söz alacağız. İnşallah kısa vadede hiç araya başka konu kalmadan bir hafta, on gün veya iki hafta sonra, üç hafta sonra Turul Hocam'ın da müsait bir zamanında yeni bir program yapacağız inşallah. Kur'an'da kristoloji ve mariyoloji bağlamında. Turul Hocam tekrar ben topu İsmail'e atıyorum. Uygunsa var mı söyleyeceğin ekleyeceğim başka bir şey? Yok yok hocam. Hocam bunu şey anlamında söyledim. Şimdi aslında biraz önceki tespitim çok önemliydi. Yani Süryani Hristiyanlarıyla ee, Müslümanların e, o, o derece entegre olmuşlar ki erken Hristiyan döneminde. Şimdi kilise kanonları var mesela. Kanona gene geldik. Şimdi te tekrar baştaki o kanon mevzusuna geldik. Ee, Urfalı Yakup'un falan kanonları. biliyorsun. Urfalı Yakup Süryani Hristiyanlığın İslam sonrası dönemdeki en büyük ilk şey yani büyük düşünürü. Ee, tarih yazmış, kanon yazmış, işte efendim çeşitli alanlarda değil mi? Çok literatüre çok geniş katkısı olmuş, çok önemli bir e, isim. Urfalı Yakup yani. Batı'da bu Batı'da James of Edessa dedikleri, James of Edessa dedikleri Urhoylu Yakup. E ee, Yakup'un kanunlarında ya da sonraki dönemde kiliselerin ortaya çık ortaya koydukları kanunlarda Süryani Kilisesi özelinde bilhassa anlaşılan şey şu. Aslında onlar da rahatsız yani Süryani cemaatini e, Müslümanlardan ayırmaya, e, aradaki bariyerleri belirginleştirmeye bir sınır çizmeye yönelik arayışlar var. Onlar da hani ya efendim bir Hristiyan bir Müslümanla evlenirse diye başlayan ya efendim bir Müslüman hükümdar bir Hristiyanı yemek yemeye davet ederse şimdi farazi gibi geliyor ama aslında bunların hepsinin arkasında yaşanmış hadiseler var. Urfalı Yakup'un e, karşısına çıkan eee örnekler var ve ne yapılacağına dair Hristiyanların Süryani geleneği özelinde söylüyorum. Bilhassa Süryani geleneği özelinde çünkü Süryaniler arasında İslamlaşma çok daha büyük boyutlarda yaşanmış. Süryani kiliselerinin kendi açısından bazı eksiklikleri var. Çok erken dönemden itibaren parçalanmış bir yapı söz konusu. Zaten kendi işlerinde çok bölünmüşler ve çok nüfus güç yitirmişler. Çok büyük çaplı İslamlaşma var Süryaniler arasında özellikle. Buna karşı bir reaksiyon, Önlem alma arayışı falan. Tabii ki bu bağlamda söylenecek çok şey var. Bu arada e, Tuğrul hocam, bizim e, e, akademi meslektaşlarımız ve çok yakın dostlarımız e, Alper Bilgili ve e, bizim Mehmet Ali Sevgi. Her ikisi de şu anda bizi izliyorlar, alttan yazmışlar. İkisine de sevgilerimizi gönderiyorlar. Mehmet evet. Ali Sevgi aynı benim gibidir. Tuğrul hocam diyor ki Tuğrul hocadan çok yararlanıyoruz diyor. Evet. E, e, Mehmet Ali e, benim gibi iyi Fenerbahçelidir. Niye sordun diyor Tuğrul Hoca'ya? Yani kendi topumuza sıktın diyor. Sen tabii cevap Galatasaraylılar daha çok olunca. <laughs> yani diyor durduk yere diyor. Yani senin yüzünden diyor şeye girdik yani. Bu soruyu diyor çok makul olmadı diyor. Belliydi diyor onun öyle diyeceği. Eyvallah. Hocam sana da çok selamları var. İsmail sana da aynı şekilde. Bizden de bütün izleyenlere. Evet. Hala hocam bu saatte e, izleyici kitlemiz harika. Bütün takip edenlere e, ve e, arkadaşlara çok çok selam söylüyorum. Alpella ya da Agah da burada şey. E, evet evet hocam. İsmail. E, takip ediyor sağ ol. Tuğrul hocam e, şey e, Instagram'da zafer duygu fan sa sayfasını idare ediyor. E, Agah. ona da buradan selamlar. E, top sende tekrar İsmail e, buyur devam. Hocam bu bölümde e, İslam geleneğinde İncillerle ilgili görüşlerden bahsettiniz. Fazlaca tabii daha e, farklı konulara da girildi ama şimdi e, bu kısımda daha çok Müslüman ve Hristiyanların etkileşimi bağlamında e, sorularım olacak. E, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum: Hazreti Muhammed'in e, döneminde işte o dönemde muhatap olan Hristiyanların, yani Peygamberimizle muhatap olan Hristiyanların elinde hangi kutsal yazılar vardı ve bu Hristiyanlar yani Hazreti Muhammedle muhatap olan Hristiyanlar kimlerdi? Evet. Buna şöyle cevap verilebilir. Yani mutlak manada kaç tane mezheple veya hangi Hristiyan gruplarla irtibat içindeydi? Şöyle dememiz zor. Çünkü Mekke ticaret merkeziydi ya. Gelip giden çok oluyordu oraya. Dolayısıyla hani şeyle ilgili teoriler de var ya işte acaba Budistlerle de peygamberin bir diyaloğu oldu mu sorusu mesela bunu bile net cevaplayamıyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Dolayısıyla peygamber döneminde bunu söylememiz zor. Yani hakkını vererek söylememiz ama ipuçları var ve söylebildiklerimiz var. Mesela onlardan bir tanesi az önce de söylediğim gibi yani Syriac sü speaking dediğimiz yani Süryanice konuşan deniliyor ama onu kastetmiyorum. O Süryani, Süryani familyasına ait olup o bağlamda ele alınan üç tane grup zikredebiliriz aslında. Doğu Hristiyanlar ki bunlara Nesturi deniliyor dedik. Hani bunları da hep kullanayım da belki yaygın kullanımı isteyenler olur. Batı Süryaniler, Yakubiler, tırnak içerisinde Yakubiler. Bir de Melkailer. Bunlar her ne kadar teolojik olarak, Bizans kilisesine uymuş olsalar da bunlar da bu bağlamla değerlendiriliyor. Bunların varlığın varlığıyla ilgili peygamberin ve vahyin nazil olduğu dönemde ipuçlarımız var. Nereden var? Mesela peygambere Necranlılar geldi. Şimdi Necranlılar geldi diyoruz. Necranlılarla konuştu. bunu bu olay üzerine 3. sure indi. Kur'an'ın 3. suresi yani bugünkü sıralamaya göre üçüncü suresi. Ali İmran suresi bunun üzerine 80. ayete kadar aşağı yukarı. Bunun üzerine nazil ola, oldu Necranlı. Yani Necranlı Hristiyanlara baktığımızda gerçi orada da e, Batı Süryani mi Doğu Süryani mi ama Süryani geleneğine sahip olduklarını biliyoruz. Yani bir daha diyorum Süryani geleneğine sahip olmak illa Süryanice konuşuyordular diye çoğu zaten Arapça konuşuyordu. Yani onların lingua frangası kenar alanında lehçelerdense Arapçayı tercih ediyorlar. E, bunu da biliyoruz. Arapça dilini mesela koskoca Teodo Abu Kurra var. Arapça yazıyor ve inanılmaz yazıyor Teodo Abu Kurra. E, aslında MKI olduğu tahmin ediliyor. Süryani bir e, Hristiyan. Tamam Grekçesi, Süryanicesi var ama Arapça yazıyor. Ve öyle bir yazıyor ki bir de yani inanılmaz yazıyor. E, dolayısıyla hani Arapça örnek vermek için söyledim bunu. E, onun haricinde... Maria Gül Süleyman var hocam. Evet. Mari İbni Süleyman. daha, e, daha e, Agapius. Hocam Bar Ebruyo. Evet Bar Ebruyo. Ni, 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 şey işte. ni, ni Hı -hı. Yani hepsinin Arapça şeyleri var. Evet, yani. güzel da... Arapça. yani hocam. Öyle Hı -hı. şey Arapça değil. Yani e, hani native olup işte foreign language, yabancı dil bağlamı değil. bayağı Baya sanki şeymiş gibi yazıyorlar. Sanki hakiki Arapça çok güzel yazıyor. Bu tabii o tartışmaların o dilde vuku bulduğunu. Tabii bu verdiğiniz örneklerde hep karşılıklı izler görebiliyoruz. Hani o da çok enteresan. Mesela bir de Habeş, mesela peygamberin daha Mekke'deyken Müslümanları Habeşistan'a göndermesi. Habeşistan'ın da Necaşi biliyorsunuz. Necaşi isim değil, bir titil Necaşi. Yani o adamın ismi Necaşi, sadece o kralı anlamında. Ama Necaşi'nin mesela muhtemelen miyafizit geleneğine sahip olduğunu ve dolayısıyla acaba Batı Süryani geleneği mi? Hani teoriler var en azından. Yine Süryaniliğin içerisinde kalıyoruz. Dolayısıyla büyük çoğunluğunla e, Süryani Hristiyanlarla irtibatta olduğunu veya işte münasık... Hocam Necaşi hakkında ne? görüşünüz ne? Görüşün ne? Yani Necaşi miyafizit mi? Çünkü Etiyopya Kilisesi ile ilgili biliyorsun genel kanaat miyafizit kristolojik pozisyonu savundukları yönde. Bilmiyorum kanaatin ne senin. Hocam bana miafizit olduğu şey geliyor, yakın geliyor. Çünkü eğer sorduğu sorular sahihse, hani bize aktaran bir de bizim öyle bir sıkıntımız var ya, şimdi mutlak söyleyemiyoruz. İşte Adem'i şey, Meryem'i sorması hemen, hani Meryem'i ön plana alması. Mesela hani bunlar böyle retori okuduğumuzda sanki hakikaten miafizit olabilirmiş gibi. Bir de Hani Etiyopya'nın geneline bakıldığında. Yani şey mi diyorsun orada Meryem'i ön plan alarak biraz Teotokos bağlamını yakalamaya mı evet, çalıştı? Evet ben öyle tahmin ediyorum. Biraz böyle ona şey yapmaya çalıştı. Onunla ilgili soru sorayım e, dedi. E, Kur'an gerçi asla tam Teotokosluk gibi bir şey kabul etmez ama anlatmasında mucizevi bir şekilde dünyaya gelmesi yani Allah'ın ona işte Cebrail üzerine konuşması vesaire. Çünkü Meryem suresini okuduğu rivayet ediliyor ya oradaki Müslümanların. E Meryem suresini ya inanılmaz. Meryem yani hocam şey var. Meryem suresi okuduğu zaman bir kere tüylerim diken diken oldu. Çok etkiler beni. Hocam aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de benim en sevdiğim iki sureden bir tanesi Meryem'dir. Bir diğeri de Ali İmran'dır. Aynen hocam. Ve çok enteresan hocam. Meryem suresi okunduğunda ben şunu üzülüyorum. Hep Hazreti İsa ön plandadır. Halbuki Kur'an'a baktığında aslında orada Meryem ön plandadır. Mesela Meryem acı çekiyor. Allah onun şey abi fene min tahtaha la tahzani kad Rabbu tahtiki Üzülme diyor. Allah senin altından seni ferahlatacak ırmak ak ak akacak diyor. Bunu bir peygambere yapıyor bir de Hazreti Meryem'e. Zaten Meryem kıssasına girmesi de dehşet. Hocam, Anlatıyor. E, hocam devam aynen. et. Lütfen devam et. Aynen. Harikasın. Aynen. E, ben hani dedim ya benim favori İncil'im Yakup İncil'i diye. <laughs> Zaten anlıyorsun değil mi? Yani arka aynen. Şey. Anlaşılıyor. Şimdi çok... Yakup İncil'i dedin. Yakup İncil'i falan değil yani. Hayır. Aynen. Yazarı Yakup da öykü tamamen Meryem'le ilgili yani. Aynen. Hocam aynen. lütfen aynen oradan aynen. devam et. Evet. Yani girişi vezkul fi kitabı Meryem. Yani diyor ki bak kitabına mutlaka Meryem'i zikret. İzin tebedet min ehlihe mekana şarkıya. işte ee, halkının uzaklaştığında vesaire devam ediyor. Volem sesini başarı volem ekubagiye bana erkek dokunmamışken vesaire böyle devam ediyor. Çok enteresan hocam. Hazreti İsa konuşuyor ya. Orada Hazreti İsa'nın mucizesi olarak gösteriliyor. Benim kanaatimce Hazreti İsa'nın değil Hazreti Meryem'in mucizesi. Çünkü Hazreti Meryem'e çok affedersiniz ama fahişe demek istiyorlar. Hani senin baban kötü insan değildi, annen kötü insan değildi. Sana ne oluyor dedirdiğinde Allah sen cevap verme diyor. Susma orucunu emrediyor ona. Zekeriya Hı -hı. da yaptığı gibi susma orucu. Bu da evet. İncillerle Kur'an arasında farktır. Kur'an'da işte İncillerde Zekeriya'ya ta Tanrı yani melek ceza olarak insanlarla konuşamazsın der. Sen Evet, Luka Luka, Luka, Luka İncilinde, de. Kur'an'da ise ceza olarak değil, ayetin bir şeyi olarak. Bunu da evet. Meryem'e vererek bunu gösteriyor. Bak Meryem'e de verdim. Bu ceza değil diye. Hı -hı. Orada konuşması Hazreti Meryem ön planı benim hep şey aklıma geliyor. Burada da bir film tavsiyesi vereyim. Saving Mr. Banks. Hocam izlemediyseniz mutlaka izleyin bunu. Saving Mr. Banks filmi. Ee, Disney'in filmi. Gerçek bir hikaye. O da şu. Niye o film aklıma geliyor? Mary Poppins var. Disney'in karakteri. Bu e, baba ve iki çocuğunun hikayesi. Annesi öldükten sonra babası zor durumda kalıyor. Babası da bir dadı. Çocukluk filmi bu bizim benim çocukluğumda var olan bir dadı ıı, buluyor işte o onlara baksın nanny çocuklarına baksın diye bu hikayeyi de o kadın yani o annesinin ölen ka kadın yazıyor Disney de bunu satın almak istiyor Walt Disney gerçek bir hikaye satın alıyor işte kadın çok titiz çünkü kendi hikayesi ya en sonunda Disney'e satmak istemiyor Disney onu ikna etmeye çalışıyor Disney diyor ki ya diyor ver de diyor işte biz şey yapalım diyor sizin yani siz çocuktunuz ya, sizin e, dadı tarafından kurt kurtulmanızı gösterelim. Kadın şaşırıyor. Diyor ki siz dadının gelip çocuklarla ilgilenmesi, çocukları kurtarmak için mi yaptığımı zannediyorsunuz? Hayır diyor, ben babamı, dadı geldi babamı kurtardım diyor. Ben babam için yazdım bunu diyor. O da benim aklıma geliyor. Çocuklar değil, oradaki İsa değil, oradaki Meryem vurgusu var. Meryem Dolayısıyla bunu okuyunca ben de, Necaşi'nin bundan bu bağlamda etkilendiğini düşünüyorum. Bir de hele evet. hele böyle bir şeyle namel okuyor Meryem suresi inanılmaz. Evet. Bu bağlamda etkilendi. dolayısıyla hani bunu miyafizit olmasını ondan çıkarıyorum. Ama hani yüzde yüz bunu söylememiz çok mümkün değil tabii. Evet ki. hocam tabii burada biraz şey yani ön planda şimdi. Türkiye'de tabi Almanya'da böyle bir muhtemelen hata yok da Türkiye'de hocam bu ıı, kristolojik pozisyonlarla ilgili çok karıştırılan bir nokta var. O da şu. Şimdi miyafizitlere biliyorsun önceki dönemde monofizitler diyorlardı. Yakın dönemde Brock falan, Sebastian Brock falan hani e, özellikle makalesi bile miyafizit not monofizit. Hocam onu Türk Hocam onu biz Türkçeye çevirdik. Aa süper hocam. E, Hocam bu ahma hizmetidir Hristiyanlık çalışanlar için. Sevgili hocam bu bu hizmeti çok yapıyoruz. <laughs> yani şu kitabın içerisinde e, ya da başka bir kitabın içerisinde sadece o değil. Yani şey Sebastian Brock'un 4-5 tane makalesini Türkçe çevirdik. Artı bu kristolojik tartışmalarla ilgili hocam e, yani e, sana şeyi söyleyeyim. E, mesela e, bak monofizik değil şey monofizik değil miyafizik. Sebastian Brok'un bu hocam çok yeni bir makaledir bu yeni çıktı yani iki hı hı. sene falan önce e, İtalya'da İtalyanca bir dergide çıktı e, yine hocam beş, e, Sebastian Brock'un 6. yüzyıla kadar Sasani İmparatorluğunda Doğu Kilisesi ve Roma İmparatorluğundaki konsillerde bulunmayışı yine Sebastian Brock'un şeyi Nest hocam senin biraz önceki söylediğin noktaya geldik e, e, Nestorik Kilisesi esefle karşılanacak bir isimlendirme. <laughs> Neydi bunun şeyi ya? Lamentable e, Misnomer mi? Öyle bir şeyi vardı. İngilizcesi. <laughs> Baby Vargas'ın in, miafizit kristoloji ve Or Doğu Ortodoks Kilisesi. Bir de hocam e, John MacBookie'nin Alexandriyalı, İskenderiyeli Aziz Kirilos'un Miyafizit kristolojisi ve Kalkedoncu Diyofizitizm hocam muhteşem bir makaledir bu. Bilmiyorum okuma tavsiye ederim İngilizcesini. Çok çok zor. Yani hakikaten e, anlaması çok zor bir makale. Bunları hocam biz Türkçe'ye çevirdik. İşte bu kitabın içerisinde bu alanı çalışmak isteyen insanlar için özellikle ihtisas yapacaklar için şey yaptık. Şimdi tabii ki miyafizitler hep monofizit olarak adlandırıldıkları için burada şöyle bir hata yapıldı çok zaman. Özellikle bilimsel çalışmalarda bile bu var. Yani doktora tezlerinde falan var. Monofüsis yani monofüsis aslında bizimkiler şöyle zannettiler. Yani monofizit yani tek tanrı tek tanrı inanışı. Yani monofizitler diyorlar ki tek tanrı inanışına sahiptir. E, monofizitler e, yani teslisçi değildir. Yani Hristiyanlar geleneksel Hristiyanlık teslisçidir. Ama monofizitler bir tane tanrı inanıyorlar. Yani teslis dışında falan. Şimdi tabii bu, <laughs> böyle değil. <laughs> Şimdi mono monofüsis yani e, diyorlar ki bunlar ee, e, E Eutikyes'in takipçileri. kes İstanbul'lu bir e, baş rahibin takipçileri ki hocam bunun kökenini 3. yüzyılda Apollinarios'a kadar götürüyorlar. Yani insan mesih'te ilahi ve beşeri iki tabiat vardı. Enkarnasyondan sonra bu iki tabiat birleşti. İlahi olan üstün olduğu için beşeri olanı domine etti, ihata etti, dönüştürdü. Yani ilahi tabiat beşeri olanı yok etti, absorbe etti ve geriye sadece bir tane ilahi ilahi tabiat kaldı. Tek tabiat kaldı. Bu tabiat Tanrı'yla müşterek, Tanrı'yla aynı özelliklere sahip ama insanlarla hiçbir müşterek tarafı yok. Dolayısıyla tek bir tabiat yani monofüsitiz. Şimdi bu böyle ama Süryani geleneği ya da işte e, İskenderiye geleneği ya da Ermeni geleneği bunlar diyorlar ki bunlar Eotikyes'e zaten aforoz etmişler her şeyden önce. Eutikyes'a aforoz. Peki bunlar kimi takip ediyorlar? İskenderiyeli Kirilos ve Alex e, 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 Severus, Antakyalı Severus. E, i̇lahi ilahi ve beşeri iki farklı tabiat enkarnasyondan sonra tek bir yeni bir füsüs oluşturdu. Ama bu felsefenin içerisinde Mesih'in beşeri tabiatı insanlarla müşterek olmayı, ilahi tabiatı ise e, Tanrı'yla müşterek olmaya devam etti. Yani iki tabiatın tam bir tanesinin ötekini dönüştürmesi, absorbe etmesi, ihata etmesi ve onda geriye tek bir tabiat kalması gibi bir durum mevzu bahis değil. Burada bir fark var. Yani bunların aslında kristolojik pozisyonu miyafizit, monofizit değil. Ve her halükarda vardığımız nokta. Her iki durumda da birçok Müslüman müfessir de sen daha iyi biliyorsundur bildiğim kadarıyla birçok Müslüman müfessir de şöyle söylüyorlar. Ya Müslümanlar ya da tarihçiler de mesela şöyle söylüyorlar. Şimdi Müslümanlar diofizitizmi, nesturiliği kendilerine biraz daha yakın gördüler. Ama monofizitleri ya da miyafizitleri bugünkü modern ifadesiyle e, Mia vizitleri diyor e, hayır e, bunlar daha uzak dediler ve bu yüzden e, Doğu Kilisesi mensuplarına biraz daha yakınlık gösterdiler daha teveccüh hatta bu yüzden Selevkiye kıtesi fondan aldılar onlar başkentlerini e, Medain'den yani bizim Müslümanların tabiriyle Persya'nın başkentini aldılar Bağdat'a getirdiler. Ve biliyorsun sonraki dönemde bütün misyonerlik faaliyetleri bunlar Bağdat'tan organize ettiler Türkler, Moğollar, Çinliler Çin'e kadar bir sürü şeyi kazandılar peki bu şey ne? Buradaki çelişki çıkmaz ne? bir taraftan İslam'a İslam'a en uzak görüşe sahip olduğu iddia edilen Necaşi, Habeşistan, Müslümanların ilk göç coğrafyası yine aynı şekilde orası ki Çağrı filminde de adlandırıldığı gibi ama öteki tarafta Müslümanlarla tek bir çizgi kadar fark olduğu iddiası yani aslında bir taraftan bilinenler hocam bir tarafta, bir tarafta bilinmeyenler ve e, açmazlar. Ve Müslüman mü, Müslümanların yanlış algıları, ya monofizit işte teslis dışı İslam'a. Ya ne teslis dışı? Bunların bir kere hepsi teslisçi. Teslisli bir tartışma yok ki 7. yüzyılda. Var da gelenek dışındaki tartışma o. Bunların hepsi Hristiyan geleneğin içerisinde olan mezhepler yani. Gibi hocam biraz kristolojiye girdik kusura bakma ama ya, aynen e, kristolojiye gelmek için böyle gıdıklanıyor ama bir şeye bıraktık. Geç oldu zaten Bayağı bayağı burada şahane bir program oldu ama evet, kristoloji hocam. ayrı hayır ona kristolojiye girmek. ayrıca gireceğiz evet İsmailci yine sendeyiz ee, hocam şu soruyla devam etmek istiyorum bizim gelenekte de çok e, bilinen bir şey aslında. Ee, tabii siz daha iyi anlatacaksınızdır. Bu Rahip Bahir olayı var. Ee, bu olay nedir? Ee, bu bir efsane midir? Ee, yoksa e, gerçek bir hadise midir? Bu konuda neler söylersiniz? Doğru hocam, hocam özellikle bence... hani sizin Var var evet, evet ama Turul Turul hocam ve Hristiyanlık kitabınıza da geçiyor. Var, evet. Var. Hocam bence Rahip Bahir'e konusunu hani kısa yani en azından ben kısa cevap verebilirim. Yani Müslüman kaynaklarda anlatıldığı gibi anlatılışının ben efsane olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey, evet peygamber gitti. Belki orada bir Hristiyanla karşılaşmışlık olabilir belki ama o da çok erken 10 yaşında. Ee, yani kıssanın anlatılan anlatımın tamamen Müslümanların ilk önce yani Müslümanların şeylere karşı... Bak sizin kaynaklarda da bizim peygamber işte gösteriliyor diyerek hani... Apolojik bir tutumdan kaynaklanan bir efsane olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi hocam tabii çok haklısın. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Bahira efsanesi diye zaten ben kitapta bunu adlandırmıştım ama sonradan oraya bir şey yaptık mı, düzeltme yaptık mı, yapmadık mı? Ben de hatırlamıyorum. Bu sırada sanıyorum, değil mi? Orada bir e, şeyin e, Hazreti Peygamber'in e, işte. Yaşa da değişiyor yani bazı rivayetlere göre işte yedi yaşında bazısı dokuz diyor sanıyorum bazısı on diyor işte bir rahiple Hristiyan rahiple karşılaştığı görüştüğü ve onun e, Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed'in e, henüz çocuk olan e, Hazreti Muhammed'in ileride bir peygamber olacağına dair işte bir takım kanıtlardan hareketle e, bir kanaate ulaştığı ve bunu e, hem çocukla yani Hazreti Muhammed'le hem de e, Ebu Talip'le. E, o sırada yanındaymış işte rivayete göre. Onunla paylaştı. Şimdi hocam bu rivayetin önemi şu. E, bu rivayet... E, Tuğrul Hocam... Süryani geleneğinde de bizim karşımıza çıkıyor. Sarkis Bahira diyor onlar. Ve e, aslında farklı varyantları da olan bir öykü. Ama bütün bu öykü külliyatı... Bütün kümülatif baktığımızda... Bütün bu külliyattan... Onların çıkarttıkları ya da Hristiyanların çıkarttıkları sonuç şu. Ki... Historiografik metinlerine bile yansımış. Ki... Ee, i̇şte işte Yuhanna e, yuhana yuhana değil mi? E, ya da e, şey değil mi? Teodor Ebu Kurra, Kurre, de mi? Yani birçok e, Hristiyan, İslam karşıtı polemik literatüründe de Hristiyanların karşımıza çıkıyor. İşte Hazreti Peygamber'in Hristiyan bir akıl hocasının olduğu e, şeyi, ama tabii ki senin dediğin gibi ben de hiç şey vermiyorum. Şimdi Müslümanlar açısından bunun önemi şu. Müslümanlar bu Bahira olayını şu, Hristiyanlara bir mesaj vermek için kullanıyorlar. O mesajda da şu. E, ya efendim sizin rahipleriniz zaten bizim peygamberimizi daha çocukluğunda tanımışlar. Müslümanlar bunu demeye getiriyorlar. Hristiyanlar ise oradan da harekette daha farklı sonuçlara ulaşmışlar. Ama benim anladığım, benim gördüğüm, ee, bunun doğru olmadığı. Neden? Çünkü bununla ilgili tabii Türkiye'de de yapılmış e, önemli bazı yazılmış bazı makalelerde kitaplarda falan. Mesela Tuğrul Hocam bilmiyorum katılır mı bu görüşe ama en azından bence makul. Eşime Hazreti Peygamber'e, e, Hazreti Muhammed'e peygamberlik geldiğinde şok olması. Mesela Fetret dönemi ilk iki vahiy arasında. Ee, yani sonra işte e, Rabbin seni terk etmedi. Demek ki terk et olabileceğine dair Hazreti Peygamberin zihninde oluşmuş bir şüphe. Ee, Ebu Talib'in iman etmemesi. Gerçi bu hususta tartışılıyor. bilmiyorum Turul hocam ne düşünüyor ama eğer Bahira ile Ebu Talip arasında ya da Hazreti Muhammed arasında gerçekten de bir görüşme geçseydi herhalde bu derece şok olunmazdı, beklenen bir hadise olurdu ve Ebu Talip de herhalde tartışması şekilde Müslüman olurdu. Bilmiyorum. Hocam ne diyorsun? Evet kesinlikle hocam. Katılıyorum. Hani ben zaten doğru olabileceğin ihtimal vermediğim için o argümanlara neden aklı olarak da çelişkili veya diğer rivayetlerle de çelişkili olduğunu dediğin gibi peygamber o zaman ilk vahiy aldığına şaşırmazdı. Yani orada korkup Hazreti Hatice'ye gitmesi vesaire o zaman hazırlıklı olurdu. Birçok kişi hazırlıklı olurdu. Dolayısıyla aynen katılıyorum. Ekleyecek bir şeyim yok yani katılıyorum. Peki İsmail'cim sendeyiz. Hı -hı. İsmail, Tuğrul, ee, hocam, diğer... Tuğru... Tuğrul Hoca'yı hafif Buyurun yorulmuş hocam. görüyorum artık. Hafif. <laughs> hocam ben alışık değilim. <laughs> e, canlı yayına zaten alışık değilim. Bir de böyle uzun metrajlı hiç. <laughs> hocam, e, hocam izleyicilerden yorulmuş... de yazanlar oluyor. Tuğrul Hoca biraz yorulmuş e, diye. Öyle mi yazıyorlar? Ee... Ben hiç takip edemiyorum alt tarafını. Evet evet ee, bana hocam bir arkadaşım da mesaj attı. Hoca biraz yorgun görünüyor sanki falan gibi. Şimdi İsmail'cim bana da bana da özelden yazanlar oluyor burada. Ya diyorlar Tuğrul Hoca'yla e, mutlaka diyorlar bir veya birkaç program daha. Tabii o, o kesin ee, hocam inşallah. Tuğrul hocam e, onun için şeyimiz var değil mi? E, destur var değil mi yani bir, bir veya birkaç program daha. <laughs> Tabii ki hocam bir başladık artık tamam ama <laughs> e, çok uzun tutmayalım. <laughs> <laughs> hocam hocam şimdi artık bir yola girdik buradan çıkış yok diyorsun yani <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şimdi e, İsmail'cim o zaman şöyle yapalım e, daha, e, bir çok özür diliyorum konu başlıklarımıza bir alt tarafa bakmak istiyorum e, aslında konuda iyi, iyi kötü şey yaptık ama sadece Tuğrul hocadan şeyi bir dinleyelim e, hocam e, bu e, 10. soru e, 10. konu başlığımız İsmail'cim Tabii. Hı -hı. Ee, o o konu bağlamında da Tuğrul Hoca'yı son olarak bir 3-5 dakika dinleyelim. Ondan sonra programı kapatalım. Ee, ama e, bunun ikinci, serinin ikinci 3. programlarında yapmak üzere. Ee, özellikle kristoloji konusunu çünkü bir programda yani e, burada hala bu saatte oldu bizi çok izleyen var. Onlara da buradan söylemiş olayım. Ee, birincisi e, kristoloji konusunu. Yani aslında daha derin. Yani bugün bayağı bir e, derinlere girmeye çalıştık ama gene yüzeyde gitmeye çalıştık. Çok daha derinlere gireceğimiz e, bir program. Kristoloji, kristolojinin e, derinlikleri ve e, tabi burada e, Hristiyanlığın Roma ile ilişkileri ve konsiller süreci, parçalanma süreci falan da işin içine girecek. Çünkü Tuğrul Hoca orada kısaca bahsetti. İznik Konsili, Efes Konsilleri, kadı, özellikle Kadıköy Konsili. E, 451 <laughs> Kadıköy Konsili falan onlar. Kristolojik tartışmalar. E, onlara gireceğiz. E, bu bir program. Ee, belki e, orada aynı programda yine süryani hristiyanlığına gireriz girmezsek bile ayrı bir programı süryani hristiyanlığı ya da doğu hristiyanlığı ana çatısı altında çünkü tabi çok doğu, daha güzel olabilir hocam doğu hristiyanlığı dediğimizde onun içerisine e, süryaniler de girecek ermeniler de girecek e, kıptiler de girecek maruniler de girecek keldaniler de girecek habeş hristiyanları da girecek kıbrıs Hristiyanlığı hepsi girecek ee, bakacağız. Eee Tuğrul Hoca ile onun detaylarını inşallah konuşacağız. Ee, bunun e, bu serinin e, yani yine tarih söyleşileri şeyi altında ikincisini, üçüncüsünü yapacağız. İsmailci, e, o soru üzerinden e, artık programı tabii, yavaş tabii. yavaş kapatmaya girelim. Hocam aslında dokuzuncu soruyla da ilişkili ama tabii konu bu sefer uzayacak. Ben hemen 10. E, soruya da çok hakim değilim. Okumak istiyorum. Direkt e, Christoph Luxemburg gibi orantaristlerce ileri sürülen ve The, the Syriac Millau of the Quran ve The Syro-Aramic uh, Reading of the Quran gibi eserlerde de ileri sürülen teoriler, e, örneğin Kur'an'da Hristiyan izlerin bulunduğu tezleri doğru mudur? Bu usta neler söylenebilir? Tuğrul Hocam. Evet, e, ben yani Christoph Luxemburg bir kitap yazdı. Almanca, İngilizce tercümeleri mevcut. Syro-Aramic Reading of the Quran. Kur'an'ı bu perspektiften okuyor ama az önce söylediğim gibi ben, sadece ben değil hani genel kaydı en azından buradaki ilahiyatlarda Christoph Luxemburg'un tezleri bilimsel tez olarak ele alınıyor. Çünkü birçok çelişki var. Hani verdiği örnekler işte Kur'an kelimesi sürence Koryoya'dan gelir e, demesi yani sadece benzerlikler üzerinden kesin etimolojiler vermesi ve hani tamamen bir ideoloji bağlamında bunları söylemesi onun hani en azından onun teorilerin çok ciddiye alınmayacağını söylüyor. Daha çok safsatan ibaret. Ee, ama genel olarak yani diğer kavram şu ilk aslında The Surrogate Million of the Quran dediğimiz e, aslında Luxembourg'un eseri değil o şeyin eseri. Ee, Josef Wittstum diye bir adam var. Ee, galiba Jerusalem Üniversitesi'nden yani Kudüs'teki üniversiteden. Orada öğretim görevlisi olması lazım. Bu biraz daha makul bir görüş. Çünkü o şöyle yapmaya çalışıyor. Tabii yine bizim eleştirdiğimiz noktalar var ama o şöyle diyor. Diyor ki Hocam, bu eserler dil bilimi açısından mı konu oluyor? Yani etimolojik olarak evet, mı bakıyorlar? Birçok bir kelime analizi yapıyorlar ama kelime analizinden sonra da şey yapıyorlar. İçerik bakımından da mesela işte Luxemburg sadece kelime anlamların değil içerik bakımından da Kur'an onu oradan çaldı, onu oradan aldı. Tıpkı Abraham Geiger'in Muhammed Yahudilik'ten ne aldı kitabın ismi ama aslında onu ne çaldı dememiz lazım. Yani çaldı demek istiyor. Yahudilik'ten ne çaldı? Bunu Süryanilik üzerine yapıyor Luxemburg. Ama Joseph Fitzgerald mesela öyle değil. O biraz daha insaflı bir yaklaşım sergili. O diyor ki, dediğim gibi Luxemburg'un teorilerini zaten kale almadığım için hiç cevap vermeye bile gerek duymuyorum. ama Süryanilik-Kur'an ilişkisi, tabii ki Kur'an'ın içerisinde Süryani orijini olabilecek kelimeler olabilir. Hatta Süryani anlatımlarla ilgili bilgiler olabilir. Çünkü Kur'an zaten kendisi ben sıfırdan hiçbir şey yokken bir boşluğun içerisine bir fanusla geldim demiyor zaten. Var olan o Yahudi Hristiyan geleneği birkaç örnek verdik işte Alemran suresi öyle başlıyor. Elindeki işte İncil ve Tevrat varken işte bunu tasdikleyici geldim bu geleneğin içerisine geldiğini zaten söylüyor. Dolayısıyla bu Kur'an'ın bir ruhuna, bir şeyine aykırı değil. Kur'an'ın zaten dinamik de bir yapısı var bahsettiğim gibi. Muhatap kitlesinin e, dertlerini göz önüne bulunduruyor. Onların zihin dünyalarını göz önüne bulunduruyor. Bu Kur'an'ı tarihte kalmış bir kitap yazmaz. Onu kastetmiyorum. Historicity bağlamına sadece değerlendirmiyorum bunu. Sebebin huzur bağlamını değerlendiriyorum. Bunları ele aldığımızda yine süryani Hristiyanlarına bulunan bazı bilgilere rastlıyoruz. Hatta sadece süryani de değil. Mesela iblis meselesi. Kur'an'da iblis kavramı geçer. Bunlar kanonik İncil'lerde ve eski ahitte Tevrat'ta iblis geçmez, şeytan geçer. İblis olarak geçmez. Kur'an'da ama öyle bir anlatır ki Kur'an. Önce iblis, iblis sonra isyandan sonra şeytan olur. Hani bizde öyle bir ayrım vardı da şeytan aslında bir şahıs için verilen bir isim değil. Kötülüğü benimsemiş, kendi varlığıyla özdeşleştirmiş kişiye şeytan denir. O yüzden şeytani varlıklar vesaire diyoruz. İblis meselesi anlatır. Bunu muhtemelen muhatap kitlesi nereden biliyor? Çünkü muhatap kitlesinin zihin dünyasında bir şey yoksa Kur'an onu değinmez. Muhatap kitlesinin zihin dünyasına var. Mesela Etopya Hristiyanlarına ait iblis kıssası var. Çok enteresan. Yine dördüncü yüzyıla tarihlenen Etopya Kilisesi'ne ait bir apokrif metin var. Kur'an evet değiniyor ona ama ne yapıyor? Kur'an bu fikirleri alıyor. Şimdi Kur'an ikili bir şey yapıyor. Önce alıyor bu fikirleri. Sonra o fikirleri yerli yerince oturtturuyor. Değiştiriyor. Mesela Allah kavramı da öyle. Muhtemelen Allah kavramı da orijininde Arapça bir kelime değil. Ya Süryanice Aloho'dan gelir. Hani e, yazılışı da benzer zaten Aloho. Ya da şeyden gelir. Kıptice'den geldiği söyleniyor. Başka dillerden geldiği söyleniyor. Ama orijinde Arapça değil. Bu önemli değil ki Kur'an için. Kur'an ne yapıyor? Alıyor Allah kavramını ve onu tanımlıyor. Diyor ki bak o inanç var bak böyle inanacaksın. Bak o şey var ya böyle yapacaksın diye böyle bir şey anlam katıyor. Birçok örnek var Kur'an'da. Yani e, insanın yaratılışıyla Adem'in yaratılışından tutun birçok konuda böyle bir şey yapar. Alır o bilgiyi düzeltir. Şimdi böyle yaptığı için Kur'an'da Süryaniliğin izi mi var diyeceğiz yoksa mesela veya Doğu Hristiyanının yoksa Kur'an Doğu Hristiyanlarına ait geleneğe de değiniyor ama onu tabiri caizse çok dikkatli bir şekilde söylüyorum İslamileştiriyor mu? Hani düzeltiyor mu? ikinci Hı. soru İkinci soru, bunu bugün cevaplayamayacağız ama bence en önemli soru, benim doktoramda kafa yorduğum konu bu. Ee, tabii Kur'an değiştiriyor. Yani biblikal bilgi alıp debiblifikasyon de-biblification veya end yapıyor. Yani bu kitap mukaddes bilgisini itiliyor. Gelenek de, yani rivayet geleni mesela tefsirler de Kur'an ne demek istemişti diyerek tekrar Kur'an'i döneme geri dönmek isterken yine bu Kur'an'ın dışa, dışarıya attığı şeyleri alıyor, Kur'an'a eklemeye çalışıyor. Oradan bizim sıkıntımız kaynaklanıyor. Bu bağlamda Süryaniliğin hala İslam rivayetlerinde etkisi var. O rivayetler zikrediliyor. Yoksa Kur'an bağlamında Kur'an'da bir transformasyon dönemi yaşandığını söyleyebilirim. Bu kadarıyla açıklayayım. Zafer Hocam bir şey ekleyecekse. Hocam buyurun. Hocam e, ekleyeceğim şey şu, e, bu akşam e, hakikaten müthiş güzel bir yayın oldu. E, biz senden e, çok çok şey öğrendik. E, hakikaten e, bizi çok bilgilendirdin. E, hocam yaklaşık 4 saattir yayındayız. Evet hocam. Ve bizi e, inan 40-50 kişi hala şu anda şu saatte takip ediyor. E, evet. Yarından itibaren e, tabii YouTube'da da kalacağı için yayın e, binlerce insana ulaşacak bir yayın oldu. Ee, iyi bir izlenme olacağını tahmin ediyorum ee, ve e, sanıyorum ki hocam e, birçok noktada e, elimizden geldiğince yapabildiğimiz ölçüde e, bir şeyler anlatmaya çalıştık İnşallah e, bizi burada takip eden arkadaşlar e, alttan e, birçok yorumlar yaptılar hepsine tek tek selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz memnun kalmışlardır e, güzel bir yayın olduğunu düşünüyorlardır. E, hocam e, ağzına sağlık, Turul hocam. E, al, al, Allah razı olsun, hakkını helal et. Olsun hocam benim için de güzel oldu. Böyle hakikaten karşılıklı ilham vermiş oldunuz. Güzel de, bir şerefti <laughs> Bu kadar kırgılık e, şimdi hala katılmış olması da ayrı bir şey. <laughs> çünkü, de çünkü saat şimdi bir değil mi burada saat? Hocam etmiyor. Türkiye'de saat gece bir evet şu anda evet. gece bir'e geliyor ya ve e, hala e, izleyicilerimizi <laughs> takip etmeye devam ediyorlar. E, hocam, e, tabii biz e, Tarih Söyleşileri serisi devam edecek. Buradan e, bunu söyleyelim. Allah nasıl kısmet ederse, Allah güç verirse e, bunu yapmaya devam edeceğiz. E, ilk e, Bundan sonraki ilk programımızda yine Tuğrul Hoca'yı ağırlayacağız. Ve Tuğrul Hoca'yla e, aynı bu program formatında e, Süryani Hristiyanlı olabilir, Kristoloji olabilir bir konuyu konuşacağız. Ben... E, bu programı izleyenler eğer memnun kaldıysanız yani bu formattan memnun kaldıysanız desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen sosyal mecralarda e, bu yayınla ilgili fikirlerinizi yazın. E, nasıl bir yayın olduğunu paylaşın. E, bir sonrakine çünkü e, Tuğrul Hocam arkadaşlar gerçekten çok çok yetkin bir isim. E, çok iyi bir kalifikasyonu var, birikimi var. Siz de zaten bu yayında bunu fark etmişsinizdir. Ee, i̇nşallah e, bizlerle bilgilerini paylaştı. Allah razı olsun diyorum. Ee, kendisinin şahsiyetinde ee, çok çok e, teşekkür ediyorum. Ve e, Almanya'ya da e, oradaki tüm gurbetçilerle selamlar diyorum. E, Tuğrul Hocam bu yayınları e, bizim e, İsmail kardeşim organize ediyor. E, bu işin mutfağında o var. E, İsmail'cim sana da çok çok teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. Yaklaşık 4 saattir e, programı modere moder ediyorsun. Ee, yani Hocam ben... E... <laughs> çok çok sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah. Hocam ne demek? i̇nşallah bir sonraki programda yine e, seninle beraber e, Tuğrul hocamızı ağırlayalım. Tabii tabi hocam ben de çok isterim. Hakikaten benim için de çok güzel bir yayın oldu. Hatta yayın arasında da işte aralarda bunu söyledim. Bazen kendimi hani yayını modereden eden kişi değil de izleyici gibi hissettim. Çünkü <laughs> o kadar böyle konular ee, akış çok iyiydi konu çok güzeldi bir de konu bağlamları çok iyiydi ee, gerçekten güzel bir sıralama vardı ee, bu akşamki e, sorularımızda ben e, Tuğrul hocama da çok teşekkür etmek istiyorum ee, İnşallah Zafer hocamın da söylediği gibi e, bir sonraki e, tarih söyleşilerinde e, kristoloji mariyoloji ya da işte doğu hristiyanlığı bağlamında bir yayın e, gerçekleştireceğiz. E, Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Teşekkürler, iyi geceler.